Umut Ertem, hoş geldin. Skip video diye buton varmış. Bakın gösterimi açtım, herkes SyncTube'a girdiniz mi ikiniz de? Geldi, girdi, videoyu açtı. Ya müziği dinlemek zorunda mıyız? Kıstım. Ah, ben de kıstım. Bunun ne olduğunu göstereceğim size. Finalini göstereyim ilk önce. Önce hadise suların içerisinde oradan oraya hezeyan ediyor. Böyle bir takım hareketler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Sonra hadise hakikaten akvaryuma girmiş. Akvaryumun içerisinde böyle süzülüyor. Ben zaman atlattım da sizde de atlıyor mu SyncTube'de? Atlıyor. Ha, Ha, süper. Ondan sonra meğer biz de diyoruz ki Hadise niye bu kadar saçma sapan bir şarkı yapmış? Normaldeki kadar saçma sapan değil, daha da saçma sapan bu şarkı. Meğer PUBG'de yeni skin çıkmış abi. Ama bu skinler böyle premium dönemsel prim skinmiş. Yani bu skinin her parçasını ayrı oyundan sonra alıyorsun. Skin de tümüyle bir kere de çıkmıyor yani. O da bu bak. Ya abi ben hakikaten şeyden çok Anladın bunalmaya mı? başladım. Yani bu bir süredir olan bir şey de. Ne oluyor şimdi? Çocuklar geri zekalı falan mı yani? Aptal mı bu çocuklar? Böyle ne oluyor? Bunlara böyle sik sik müzikler, böyle aptal aptal oyun reklamları falan nedir? Bu nedir yani? Bu Ben League of Legends'da böyle, PUBG'de baksana. böyle neydi? Aptallara mı yapıyorlar bunları? Ne abi bu? Kim Bana şu bakıp çok bunların ilginç şeyini geldi diyor? abi. 2 sene önce Duygu Özaslan'a şarkı yaptırıyordu PUBG Mobile'cılar. Bam sıktım kafana hey hey filan diye, hatırlıyor musun? Otoparkta oynuyordu kızcağız, bir şeyler yapıyordu. Ha, İki evet. sene sonra Hadise'yi oynattılar artık kliplerinden. Yani oyunda gelişen ilerleyen bir şey yok ama Duygu Özaslan'dan Hadise'ye upgrade olmak da inanılmaz. Yakında da Beyoncé oynatacaklar herhalde. Baksana böyle böyle haller. Beyoncé. Yani Ya yok şey de ya çok bak ilginç abi, cidden şimdi abi. Hadise havuza girince bizim skin alasımız mı geliyor hemen mesela, anladın mı? Yani bu aradaki korelasyon yine hiç çözemediğim bir şey yani. İşte bunu kim hangi ajans bunlara satıyor yani? Kim de diyor abi Hadise havuza girecek. Böyle birdenbire çevresinde böyle şeyler var. Perdeler var çevresinde. Hadise seksi. Abi Millet PUBG skin skinleri alacak. geliyor. Hadisenin çevresinde ülelek ülelek dans ediyor. Abi sonra ne oluyor? Abi Hadise var işte. Ya hangi ajans, hangi geri zekalı yapıyor bunları yani? Hani yani Allah affetsin hakikaten. Çocukları da böyle aptal mı sanıyorlar? Aptal mısınız çocuklar siz? Soruyor. On, Çocuk 15. aptal. dakikada başlıyor bu arada sanırım. Sinirlendim yani bir tık ben artık bunu görünce. Tamam, geçiyorum 15 dakika. Başlıyoruz o zaman. Herkes hazır mı? Cipsinizi kolanızı aldınız mı? Yes. Hadi Hadi bakalım. Ben de hiç spoiler yok. Chat'e spoiler falan da yazmayın. bakalım. Canlıyım çünkü Evet bak izleyeceğiz. evet. Ödülü kimin aldığını ben de bilmiyorum. Bir şeyi biliyorum, onu da Twitter'da gördüm kazayla. Hearts of Iron 4'e yeni DLC gelse seversin ama. Tabii severim lan manyak. Geldi Hadise dans zaten, ederek inanılmaz getirse güzel. peki? Sevmem abi o zaman. İşte o zaman Ama yani. skine çeker. Evet. Ama Paradox Allah'tan inanılmaz bir firma olduğu için çok güzel şeyler yapıyor. Paradox şu Vampire the Masquerade'i alıp çıkartamayan firma değil mi kanka? Ondan önce de CCCP çıkardı ama oğlum. Paradox hiç boklama kankam. Evet, no step back gelecek. Aa, bu arada Kahveydi çok, dikkatli olun. teşekkür ederim. Ofansif içerik varmış arkadaşlar. Trigger warning verdiler Game Awards'tan önce. Ooh. What's up everyone? Welcome to the 2021 Game Awards pre-show. It's a Abau. show for all you completionists out there that rewards you with Abau. exclusive content, awards, Hayda. and not to Allah be missed, Allah. Ne or you kadar will güzel embarrass bir yourself kadın. world Vay vay premieres. vay. Her sene Ladies and gentlemen, artık and as you can see, I am deplerim. in Velevele person at the vay. Bak şimdi. iconic Microsoft Theater to hype you up Faruk for Yalçın, hoş gaming's geldin. biggest night. Real Microsoft live streaming Theater da E3'ün around the yapıldığı real yerin world karşısında. and in the virtual world, thanks to Horizon Bir BAFTA venues abla with değil kesinlikle. Oculus. BAFTA abla Our neydi main öyle show ya? starts soon and includes massive musical performances, some of the biggest talent and AAA titles like Suicide Squad, The Matrix Awakens, and Destiny 2. But if there's Awakens ne one thing abi? this community knows, O ne it's lan? that you don't have to hail from Oyunu any çıktı giant Unreal'a bir studio tane to make your galiba o. mark in gaming. So let's start off strong with our first world premiere, an indie action adventure that is as charming as its hero is cunning. This is Hadi Tunic. bakalım. Hadi Tuning mi? bakalım. Tunic ne ya? Steven Spielberg'in yeni filmi. Hayda. Okey, Zelda. Aa, sen Zelda şeye olduğunu gelmişsin ha nereden Yiğitcan. anladın? Peşin peşin gömmeye mi Ne? geldiniz bugün yine siz? Yok lan, Zelda dedim, bir şey demedim. Niye Zelda diyorsun Ha oğlum? Tilki şey. var bunda. Belli ki Zelda değil, tilki olduğuna göre. Doğru diyorsun kanka. Hayır. Şey eski Zelda tarzı. Aynen, Link to the Past tarzı Zelda.
Ha bayağı Zelda'ymış bu arada o. Anahtarının tipine kadar. O çocuk yeşil tünik giyiyor lan. İsmi de tünik ha. Ha. Bastion açısıyla Zelda yapmışlar. Bu Zelda'nın bir tane oyununun remake'i çıkmıştı geçtiğimiz senelerde. Bayağı tatlı grafiklerle böyle. A Link Between Worlds'u diyorsun. Yok, A Link to the Past'in remake'i diyorsun. Galiba. Bilmiyorum ki, Zelda'cılık yok çok bende. Breath of the Wild var sadece. Aha. Oh, Xbox Game Pass'e gelir bu. Tamamdır. SGG. Artık böyle o yeni oyunlar çıkınca şey oluyorum. İyi lan iyi, bedavaya bize de verecekler oluyorum. It's time for the very first award of the evening and I really can't think of a better one to start us off. Games for Impact. This olamaz category yani? Highlights the olamaz very mı? Best of what olamaz gaming yani? Can be. Thought-provoking stories that challenge the player on more okay. than just skill, exploring all the corners of the human condition. These evet. are the games that remind us in a medium. Bunlar sanat oyunları kategorisi. Evet. Or at least chaotic neutral. Bizi challenge eden oyunlar Here dendiğine göre. Here are the nominees of the Games for Impact Award. Aynen aynen. And the Life game bunlar şey oyunlar. Gay lezbiyen oyunları bunlar. To... Life is Strange. Life is Strange Tabii. True Colors. Çünkü en çok parası olan oydu aralarında. Tabii. Çünkü body positivity var, LGBT var. I can't believe we won. Oğlum. As devs we work on games for Herif zaten yanda dikiliyormuş abi fazla sesini biraz geri alacağım fark ettiniz mi onu herif yandan çıktı kızın yanında dikiliyormuş That's never been more true for me than with Life is Strange True Colors. It's not just about finishing a game in quarantine. Who could have predicted what kind of an impact a game about human connection would make in 2021? So from everyone at Deck 9 and our partners at Square Enix, thank you so much. Ya bırak abi Allah'ını seversen ya. Orada da duruyormuş ödülü. Hadi al git. Evet arkadaşlar, istediğiniz kadar cips yiyip biseksüel olabildiğiniz oyunlar ödülünü Life is Strange aldı. Oğlum bir şey diyeceğim, o kategoride Boyfriend Dungeon diye bir şey vardı mesela. Boyfriend Dungeon ha. Bayağı tatlı oyundu. Hiç oynamamışlar bile belli ki onu. Evet evet. Aa şaka yaptı, kaçırdık. Sorma. The bundle includes a Fire TV stick, şey. Reklam başladı arkadaşlar. Aynen. A high performance controller built Ay. For Luna. Neyse bunu bir yere bakmadan okumuş olması güzel bari. Tabii. Prompter vardı kanka. Prompter'dan mı okuyor? Hey Game Awards, I'm Nate Hill. Hey gamers. Hey gamers. Aerial Powers. Kızıl da Aerial Powers mı oğlum? Müthiş değil mi oğlum? Tabii. Aerial Powers nedir ya? Belli ki kız bir Paradox DLC'si. Evet. Hearts of Iron DLC'si aynen. Bunlar kim ya? Neyse. Başka bir reklam çıktı durun. Reklamın içinden reklam çıktı zannettik ama başka bir reklam çıktı meğerse. Ha Risk of Rain 2 oynadım ben, tatlı bir oyun. Ama yayında bayıyor biraz. Aa co-op girilirse güzel olur ha. Oo buna co-op girelim bak, süper. Ne ki bu? Roguelike shooter. Ama biraz sanat tasarımı da güzel, akıyor. Buna co-op girelim ha. Bunu Uzay Zuhal oynasın. Ragnarok. Neden kız oyunu mu demek istiyorsun bu oynasan? Estağfurullah. O seviyor böyle oyunları. Ay bu oyuna da ne büyük beklentiyle girdik, çer çöp çıktı ya. Bu çıkmış oyunlar VTR'de değil mi? Evet evet aynen. %30 indirime girmiş o yüzden Game Awards ay. Ay. yani. Yapımcısının bile unutmaya çalıştığı oyunlar kategorisinde. Zırh zırh oldu. Zırh zırh oldu gerçekten. Oyun bu arada o kadar tutmamış ki adam %30 indirim yapmış sonra da demiş sonra bedavaya dağıtıyorum demiş. Bedavaya da demiş maksimum level'la başlayın demiş. Artık daha ne? Getirin evimize. Ne kadar zırh istersiniz? Parlak zırhlar. Prokomel zırhlar. Mat zırhlar. Mert Sezer çok sağ olasın. Yapay zekalı zırhlar. Hey everyone and welcome back. We are so welcome happy back. To have you with us. Kızın hatırına izliyoruz şu anda vallahi ama bir haftalık kız değil hakikaten. Tabii elbise biraz rüküşmüş. Yok bu haftadaki kız. Ben beğendim ya vatkalı elbise seviyorum. Ya
Aga bu nedir ya böyle? Artık alt band reklamları falan geçiyor. TikTok falan geldi. Closer to the big show and people are showing up early because the early birds get the worm and they know better than guys, I'm cringing. I'm cringing guys. I'm cringing. That we are about to see. Roll the thing. World premiere mi bu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi her şey geldi. Aa, King of Fighters 15 okay. Abi! Abi! Olabilir lan. Olabilir oğlum. Hiç King of Fighters ne? Yok, ben bilmiyorum. Nasıl biliyorsun oğlum yani, King of Fighters saçmalama? Kanka yani King of Fighters hakkında bir şeyler biliyorum. King of Fighters kendisini bilmiyorum. King of Fighters entaylarından biliyorum. Ya hep biz entaylarından biliyoruz. Hiçbirimiz oynamadık. Ya aslında ben çok oynadım da. Eskilerinde de uzmanlaşamadık ki yenisini alıp uzmanlaşmaya çalışayım. King of Fighters 97 falan hala çok iyi oyun bu arada Neo Geo emülatörlerinden açarsan. King of Fighters 97 falan Steam'e eklemişler hatta galiba emüle. Tabii. Yani King of Fighters'ın en büyük sıkıntısı bence yenisi alınmayacak kadar iyi olması eski oyunların. Street Fighter 2 sendromu diyorsun. Olabilir evet. Street Fighter 4 de mesela eskilerin gölgesinde kaldı ya. Street Fighter 5 iyi lan hala update'leniyor. Oynanıyor. Hadi Eren Soy hoş geldin. Street Fighter 5 mi çıktı lan? 4 yok muydu en son? Yok işte o 5 senin 5 hatta 3, sen 5. Nasıl olmuş yapmıştın onu? Ay, İlk yaparken onu Street Fighter 5'e. Fighter'ların ekstra parayla sattıkları oyun değil mi? Aynen. Aynen. Korkunç. Gerçek olaylardan çıkan bir oyun. 15 bu Temmuz. Acaba yine bir dünya bitti ve bir baba kız hayatta kalmaya çalışıyor oyunu. Tabii. Ya bak böyle hiçliğin ortasında bir ev varsa, radyoyla açılıyorsa, poz da varsa, zombiler ve duygusal aile hikayesi. Evet ne kadar, inşallah bu tropun tersine bir şey çıkar ya. Yok çıkmayacak. Şu anda yok, biraz horror artık, vibe alıyorum. Artık onlar da sıkılmıştır bence. Baba kız, amca yeğen, iri lezbiyen kız, küçük, gender neutral çocuk falan gibi konflolardan onlar da sıkıldı muhtemelen. Al bak testlere falan çıktı öyle bir şey değil bu. Bunlar herhalde... Ama... Ha bu şeymiş lan tamam. Leatherface. Texas Chainsaw Massacre. Multiplayer horror game based on true events. True events mi? Film değil ya, mi lan of. Bu? Abi evet. 15 Temmuz'a da öyle diyorlar. Dune dedi. Dune dedi. I know that game. Dune dedi ama. Dune dedi ama arkada şey yok. Türkü yok. Var. Yok bir şey olması lazım. Hayya. Hay. Bu ne acaba? I remember opening the gates. Boulder Shooter çıkmasın ya Rabbim ya. Yok bu galiba EVE Online gibi bir şey. Yok ya. Nereden çıkarttın? Gemiler gösteriyor kanka. Evet. Gemi. Ama abi farklı, farklı. Haklı. Sadece gemi gösteriyor. Hiç gezegen mezegen evet. Bir şey göstermedi. Aynen. Fighter oldu böyle uçuyorsun sadece. Oğlum. Bir evet, bak. Çok sert değil mi? Yani Free Dancer gibi bir şey de olabilir. Olabilir. Ha tabii. Gemi oldu işte. Aa bu şey olmasın lan real time strateji oyunu vardı ya bir tane böyle. Homeworld müydü? Bir yere dönmeye çalışıyordun hani hatırladın mı? Aa Homeworld. Homeworld 2 çıkmıştı. Homeworld 3. Yok canım Homeworld. Bizim çocukluğumuzda oyunu Homeworld 3. Üstünü yapmazlar. Homeworld çok güzel oyundu bu arada. O geldi aklıma izlerken. But not long enough. Okay. Aşırı gerdi beni fragman. İyi bir payoff bitirmesi lazım. Sakin olması. Aa! Al Günhan sana kapak olsun. Aa çok şaşırdım. Siktir nasıl ya oğlum Homeworld çok güzel oyundu. Ben bunu oynarım ha. Oo. Oo, bu kadar bir insana kapak olmaz yalnız ha. Yok lan yok çok iyi ben yapmazlar diyordum yapmalarını çok sevdim. Yo tabii canım aynen nice. Oynanır yani. Nice kapaktı o. Ekmeksiz yenir abi aynen. For best esports athlete here ya, are the nominees. Artık salak sizler. Birinin iki simp mi oğlum? Simple. Evet abi gerizekalılar çünkü. Simp ve simple kapışıyorlar abi. And now here are your nominees for best esports team.
And the game award goes to... Team Spirit. Ah be abi, Team Spirit'in hakkı yendi ya. Congratulations, Navi. Fenerbahçe. Team Spirit'i yaptırmazlar abi. Fenerbahçe. Here are the nominees. Crowder. And the game award goes Fatih Terim. Kokoma. Yapma be. Kokoma. Congratulations, Koma. Crowder'ın hakkı yendi. And for best esports event, here are the nominees. The International'a verin bunu. And the game award goes to... PUBG Mobile. 2021 League of Legends World Championship. Ulan en çok parası olan... League of Legends World Championship and congratulations to... Hayatta vermezler. Dota ile ilgili hiçbir şey vermezler. Hayatta. Çünkü Dota para vermezler. Aynen, Dota sponsorluk vermiyor kimseye. Bu arada gerçek diyorum ha, vermiyor gerçekten. Evet. Biliyorum canım. Ya, Türkiye'de niye sürekli Riot influencer var ama Dota influencer yok, bu yüzden. Evet. Telltale Games is back and better than ever. And I can't wait for you to see. Rahmetli Telltale Games geri geliyor. Mezarından çıkarttılar ha. Gelmese mi acaba? Şart değil gerçekten bu arada. Sanki böyle tatlı bir yerde mi kaldı her şey? Yok, tatlı da değil, bayağı atlaşılmışlar yani. Artemis diye bir gemi değil abi. Tanıdık geldi bu bana. Ben tatlı hatırlıyorum yani Telltale Games'i. Çok güzel bir Game of Thrones oyunu yaptılar, devam da etmediler. Demek ki fontlar falan tanıdık geldi ama emin olamadım. Belter falan diyor ya. İzledin mi Belter... programı? İzlememiştim. Belter... Expanse muhabbeti mi bu? Expanse'in terimi değil mi? Ben de tam onu diyecektim. Ay, Expanse oyunu mu bu? Ay, bayar. Niye baysın lan? Güzel yaparlar. Oynanır yani. Truth is truth. How you deal with it is up to you. Boss man. Abi, Expanse'in yani expansion'ı çıkacakmış. Telltale'ın Telltale olduğu günlerde gerçekten yok. Expanse olmayı değer biliyorsun. And I'm thrilled to Ulan Belter dedi işte, İtcan da duydu ya oradan. Belter dedi mi? Bir de oyun kültürüm iyi benim abi. Hayatımı sadece MMO ve shooter looter oynayarak geçirmiyorum ben. Ulan ne alakası var? Ben Belter'dan duymadım ben Belter'ı da. Tamam abi, bir şey demedim. Şey nasıl gidiyor? Anime oyunu nasıl gidiyor? Kanka çok güzel gidiyor. Umarım bugün de ödül alır yani. Almaz lan. Burada para vermemiştir. Bu ne abi bu arada? Tabii ki vermemiştir. Köleleri tercih etti. Aa, Square Enix. Aa, Platinum. Aa. Daha da önemlisi. Evet, aksiyon oyunu. Platinum Games, yeni Platinum Games action oyunu. Havaya dik, defalarca vur, müzik girsin. Evet. Air Juggle. Aa, Co-op mu? Aa, bir dakika, biz bunu görmemiş miydik lan? Babylon's Fall. Animasyonlar falan güzel bayağı. Tam Game Pass verisi oynanacak oyun. Abi ne kadar bu arada yani 2017 ya ne kim oynadı? 2007 JRPG grafik bir insanı var. Geralt'ın karısı da gelmiş sağ olsun oyunu satmak için. Dragon's Dogma değil arkadaşlar. Godfall muydu? Godfall demin gösterdiler ya. O muydu Godfall? Öf, bu ne benziyor ya? Babylon's Fall galiba bu. Aynen, Babylon's Fall. Aaa! Mart 3'te geliyor. Bunu da CEO'sunu istifa ettirdiler ya. Ne diye? Kürtajın zorunlu olmasını destekliyorum dedi. Texas'ta mı ne? Kürtajı zorunlu yaptılar ya. Zorunlu ne demek ya kürtaj? Ha, bir dakika, zorunlu diyorum, yapalım. Kürtajı yasakladılar ya Texas'ta, hatırlıyor musun? Ha. Adam da çıktı, okay, dedi ki elbette Hristiyan değerlerimize göre doğrusunu yaptılar falan dedi. Böyle bir anda da Tripwire Studios'da partner olarak çalışan bütün şirketler oha, kadınların vajinasına sen girmesen mi abi acaba dediler. Hemen ertesi gün CEO istifa etti. Okey, ilginç medeniyet. Bu arada çıkmış oyunun expansion reklamı yine bu da. Evet, daha büyük bir...
Ya bu Şivalri mi var ya, eğlenceli bu arada. Kendini ciddiye almayan oyunlar klasmanında biraz. Aa, ben Epic'te oynadım bunu, çok keyifliydi gerçekten. Ya yani bu bayağı arkadaşlarla gelip küfür etmelik oynamak, oynamalık bir oyun yani. Aynen öyle. Makineyi biraz kastırıyor yalnız, görsel olarak çok güçlü. Kendini çok ciddiye almıyor dediğin anda da olanlara bak yani. E tabi almıyordu, böyle yani. What's up everybody? Aa, yine bu abla çıktı. Aerial Powers. Hava kuvveti. Bu abla senin... Oğlum hakikaten kadının Aerial Powers. That's pretty much it. We'll be hanging out with myself and Nate Hill tonight. Çok komik espriler geliyor aklıma, bunun ekibi de biraz cinsel olduğu için söylemeyeceğim. It's gonna be all over Verizon's 5G network. It's gonna be insane. Bunlara yine reklam yapılıyor. So make sure you tune in and hang out. Tabii tabii. See you there. Arda demiş ki, Arda demiş ki, BAFTA'yı altın elbiseyle sunuyorlardı, Game Awards'ı ancak demir elbiseyle sunuyorlar demiş. Doğru. Doğru. Vay be. Peksicim hoş geldin bana. Doğru. Vay be. Arkadaşlar altyazıyı açayım da ne anlayacaksınız? Oha, bu nasıl? Kaç poligon? Endwalker lan bu. Ya oğlum sen Endwalker'a niye gömüyorsun lan? Seni tetiklemeye çalışıyorum lan. Cevap bir şey bildiğimden değil yoksa. E çocuklar ama onu anlamadıklarından kötü oyun galiba, Can abim gömüyor diyor. Yapma öyle. Demezler öyle bir şey, onlar anlardır. He anlarlar. Bir de yani açıkçası kendi fikirlerini oluştursunlar. O da doğru. Bu ne ya? Bu ne ya? Monster Hunter 12. Aha! Hakikaten lan, öyleymiş evet. Bu arada. Hakikaten öyleymiş lan. Abi biliyorum ki Capcom ve yaratık çıkınca zaten başka bir şey, Capcom başka bir şey yapıyor mu şu an mesela? E bunlar yeni çıkartmadılar bir tane şey abi. Monster bu işte. Hayır sanki Japonya'da bir... geçen bir tane Monster Hunter çıkarttılar bunlar. E bu da yeni galiba. Acı bilmiyorsun sanki Japon firmalarının huylarını. Senede 4 ben... Final Fantasy, 3 Resident Evil, 8 yok, Monster yok. Hunter. Bu bak o Japon Monster Hunter'ının şeyiymiş bu. Ekstrasıymış. Al bu sizin hey seveceğiniz bir oyun. Anna Purna. Cenk Çöne. Çok sağ ol Edirne. Bizim seveceğimiz bir... Benle Sungur'u mu diyorsun? Morning, yok lan siz demek istemedim aslında. Şey... Uzay Ezval sever. Hi, auntie. You pissed off. Kız oyunu mu diyorsun kanka? Yok yok. Ay, Zuhal çekti. Günhan kendi kendine takılmaya başladı. İçeceğim farkında mısın? Evet evet. Burada beraber yayın yapma deyince arkadaşlarım da inside joke'lar paylaşıyor. Ya yok bu oğlum. Ama. Bu ne? Ne oluyor burada? Çok garip yani... şeyler yapıyorlar videonun başından beri. Dövüş i̇lginç bir abi. İlginç bir diverse elemek build adı aldım yani ben. Evet evet evet. Yani diverse oldu. Herkes aşırı diverse ama herkes Ali McBeal gibi fantezi dünyasında yaşıyor tarzı bir havası var her şeyin. Okey. Oğlum şey gibi lan. Battle your exes, disappoint your parents, find yourself. Ne oluyor lan? Bu nasıl bir oyun oğlum? Vallahi Hint dizisi gibi oyun. Abi hiçbir şey anlamadım ya. Ama böyle de oyun fragmanı yapılmaz arkadaşlar. Ben yani, ne anladım oğlum şimdi buradan? Adetli şeyler güzel aslında. Hani o üç tane cümle benim hoşuma gitti ama. Oyun ama o ne demek? Gözüküyor yani. Evet. Evet evet. Yani ne olarak oynayacağız onları? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız onları? Çılgın bir Evil West. Abi olabilir. Hala Scott Pilgrim hala bir biseksüel olsaydı ne olurdu? You know what kept me alive yeter, all these years? Upkeep, lütfen siktirin gidiniz. Bu ne ya? Of course. All that means Vermintide. Vermintide mi? Hala mı lan? Yok lan Vermintide değil, başka bir şey. World Premier miydi zaten? Gerçi yani yeni bir silahın World Premier'i falan da oluyor burada. Tabii tabii. Ya size bir şey soracağım. Hiç bilmediğiniz bir oyun mu şu anda? Yani böyle bir birden de silahlar, zırhlar ve zombiler görünce sizin de anında ilginiz kayboluyor mu? Tabii canım. Kayboluyor da ben müziği kısmadığımı fark ettim. İnşallah telif yemeyiz, müziği kıstım şimdi. Oo ben de kısayım aynen. Yani şey abi, anında ben de ilk 5 saniyede gitti, bütün ilgi kayboldu yani. God of War'un dövüş mekaniklerini taklit etmişler gibi bir havası var ama o biraz ilgimi çekti açıkçası da. İnşallah co-op değil single player'dır. Single player ise ben bunu oynarım.
Evil West. Aha, Zuhal chat'teymiş. Hoş geldin Zuhal. Sana oyun seçiyoruz. I don't know about you, but I am greedy for more content. Here's a new world premiere from Portugal. Bütün gün aynı yerde mi duracak peki? Yok abi, yok. 28 dakikaya başlıyor tören. Ha, bu ön tören. Tabii bu. Tabii oğlum, yoksa bunlar törenin içine koymaya parası yetmeyen reklamları koydukları ön reklam. Okay. Dolandırıcı abi çıkacak sonra, kötü ayakkabısı ve dar pantolonu. Tabii daha Jet Fadıl çıkmadı. Doğru. Bu Little Inferno'nun yetimcilerinden dolayı mı? Death Inc. That is truly unprofessional. Now, Death, we talked about this. Try not to lose your temper again. Ölüm oynuyoruz sanırım. Okay. Ölüm şirketi işletiyoruz gibi daha çok. Ha, aynen. Ha, baksana, ceket kravat falan var. You know what they say. If you want things done right, it's best to do them yourself. Hayda. Ay. Şirket işletmiyormuşuz abi. Öyle demeyin abi. Öyle demeyin abi. Sanat yönetimi gerçekten de çok sert konulardan bahsediyor bu oyun. Depresyondan bahsediyor, ölümden bahsediyor. Öyle demeyin abi. Onun gibi de değil. Biraz. Ha, aynen bu şey ya. Shovel Knight falan tarzı böyle daha. Bir tane silahın var, onu iyi kullanman lazım. Kız depresyondaymış abi, öyle demeyin. Çıkmış lan. Ben koymuşum gibi. Hayda. Aerial Powers. Aerial Powers. Aerial Powers. Aerial Powers. Yeah, we're gonna be watching on twitch.tv/NateHill. Keki çocuğun adı da Land Force falan olsun. We're gonna be spending the night with some of the biggest stars. Desert Power. And me and Aerial. So come by and check it out. Aerial. Baya Aerial. I have the pleasure of presenting the Game Award for Best Audio Design. Oh. When your medium relies so heavily on the successful Ariel in putting the player inside your story, Aerial design is everything. Yazdı Aerial, yani havaya dair olan Aerial. An instant mood that either alerts the player to what's coming next or obscures it. Olan Aerial değil yani. Here are the nominees for Best Audio Design. And the game award. Ha, çok şükür bu Deathloop artık ödüllere aday oluyor yani, değil mi? Hayatımızdan fragman olarak çıktı. Hiç de oynamadık. 10 bölüm abi, nasıl oynamazsınız? Senin en iyi oyunu Deathloop. Abi Deathloop çıktı. Herkes böyle birdenbire şey oldu. Twitch'te bazı insanlar öyle demeyin abi, gerçekten harika bir oyun falan oldular. Kimse de siklemedi. Yavaş yavaş öldü oyun sonra. An audio experience of the absolute highest quality. This award, it really does mean the world to us. I'm going to say a few thanks if that's okay. So, Fraser, Ruri, Mattia, Matt and Rich. Nice, guys, this is for you. Congratulations. Thank you. Hey, congratulations for Forza Horizon 5. And now we have an incredible composer. Güzel oyun ama bilmem oynamadım arkadaşlar. Here to tell us more. Deathloop güzel oyun abi. Deathloop abi. Deathloop 10 aldı IGN'den. O zaman oynanmaz. Bu arada Deathloop o kadar iyi bir oyun, o kadar talep görmüş ki hemen %50 indirime girmiş bu ay, fark ettiniz mi? O kadar 10 bölü 10. Godfall'la aynı stratejide ilerliyor bayağı. Onu almış oğlum. IGN'den. For a beautiful sci-fi story. The game centers around a heartfelt relationship between a young girl and an adorable yandan yedi arkadaşlar, bakın. I instantly fell in love with her. Ay yine baba kızı falan bir hikaye bu. Here's a taste of the game. Oğlum sen, ben geride miyim? Right. Nereden görüyorsun? I hope you enjoy it. Yok, görmüyorum, adam anlatıyor. Biz yayını izliyoruz abi. Bir yandan da yorum yapıyoruz yayınla ilgili. Ha, bende görüntüleri gelmedi. Çinli bir adam konuşuyordu. Onu diyorum işte, adam ondan. Adamı dinliyoruz abi, biz yayını izliyoruz, onu diyorum. Ben Günhan sadece gördüğü şeylere bakıp kime buradan laf sokabilirim diye kastı için proses edemiyor yayını bir yandan. Bana ne oğlum? Ne yapayım? Maskot bu Pelin oyunu, bu Turgut oyunu, bu Uzay Zuhal oyunu. Burada durup bir tane Twitch taklit yayıncı, sen ismini vermeden taklitini yapayım derken herif yayını izleyemedi. ne bu şimdi? Ne oldu kardeşim? Aynı şeyi ben de yaptım. Rahatsız mı oldun? Baba kız hikayesiymiş yani bu şimdi. Yok, baba kız değil. Bilmiyorum. Yaratık kız. Allah Allah. No Man's Sky yandan yemiş gibi duruyor şu an literally. Yandan görüyormuş gibi değil. Bir yandan yemiş gibi diyebilirim de. Yani işte. Wow, kostümlerimizi Star Wars'tan aldık. Oha, güzel lan bence. Wow. Artık bu kadar da değil ha. Siz hater olmuşsunuz.
Sizin kalbiniz sürmüş. Ben literally hiçbir şey demedim ben. İzliyorum daha, hiçbir şey demedim anasını satayım. Oğlum şu gördüğün şey güzel gözükmüyor mu ya? Ya yani bunun bir de bir oyunu varsa gözüküyor. Bu arada. Bir oyun varsa tabii bunun içinde. Ya bu güzel de oyun mu bu, ne bu yani? Yandan böyle bir platform mu, ne bu yani? Abi bu sene Artful Escape diye bir şey çıktı. Bilmiyorum, hiç baktınız mı diye, oynadınız mı? Sadece sağa doğru ilerleyip X'e basıyorsun ve ekranda inanılmaz hoş görseller oluyor. Böyle ben onu 1 saat, 1,5 saat falan oynadım. O dedim lan bayağı iyi yapmışlar. Ulan ilerle. Sadece sağa ilerleyip X'e basıyorsun, tamam mı? Ve böyle inanılmaz şeyler oluyor ama yani. Bir noktada o kadar sıkıldım ki. Dedim ki bunu biri oynasın, ben izleyeyim. Ben niye oynuyorum bunu ya dedim. Kapattım oyunu. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bu gameplay galiba. Bu janrının adı, yana yürümeli duygusal. Evet. Aha bak şey de geldi. Ponyo da geldi. Anahtarlık kedi. Ya bir şey diyeceğim. Yani şimdi... gerçekten şakasını yaptık ama. Şu yaratık bana Pelin'i hatırlatıyor. O zaman bu Pelin oyunu bence. Allah Allah. İşte bak. Sizin kalbiniz kötü oğlum. Sen hater olmuşsun. Ay TikTok hesapları varmış. Hemen soğudum oyundan. Herhangi bir oyun TikTok hesabı açacağız, soğuyorum. We are down to our final world premiere of our pre-show. It is a special game announcement. Pre-show. Something you did not see coming. Bakalım. Something you did not see coming. Beklemiyor olacağım. Atlus. Persona 5. Ha yok, Persona 25'miş, tutturamadım. Abi kesin. Bu PC'ye geliyor bu. Gelmedi mi zaten? Yok, bu şey dövüş oyunu bu Persona'nın. Ya hentai'si artacaksa gelsin abi. Bu böyle old school bir dövüş oyunu yaptılar Persona'ya. Çok eski oyun arkadaşlar. Ben 1000 kere oynadım bunu PlayStation'da. O yüzden yani. Çok heyecanlanmıyorum. Çok eski oyun bu. Atlus niye böyle? Persona çok satıyor arkadaşlar. Persona 5 kaç milyon satmış? 150 milyon. 150. Yani şöyle söyleyeyim. Main serisi Shin Megami Tensei yarısı kadar satmış Persona'nın. Öyle diyeyim. O yüzden çok üzerine gidiyorlar Persona'nın yani. Ana serisi bile satmıyor o kadar. Yani beklemediğiniz şey bu muydu ya gerçekten? Eksklusifdi kanka çünkü konsola, o yüzden bütün eksklusifleri tek tek şey yapıyorlar. Okay. Çıkartıyorlar artık. No, senin bende sesin kısık biraz, niye öyle? Bilmem aç kanka. Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Jim Carrey, Ben Schwartz and yes. More world premieres coming up. So sevgili chat, ses seviyeleri üzgün mü Yiğitcan ya da Günhan'a veya yayın aynı anda düzgün duyabiliyor musunuz? Deneme. I'm not going to apologize because when the best of the best of game development and production has that much to share, yani bir 2-3 sene sonra çıkar arkadaşlar. Ben yeni bir yeni çıkarttıkları için nispeten. Thank you all for getting stoked with me at the pre-show and congratulations to the winners of our first awards of the night. And that's it for me. I'm Sydney Goodman. I'm going to go find my seat. The 2021 Game Awards starts now. Teşekkürler Sydney'ciğim. Teşekkürler Sydney. Şimdi bu sefer Keanu Reeves şey mi arkadaşlar ya? Geçen sene Cyberpunk oğluydu. Şimdi Matrix oğlu olarak mı geliyor etkinliklere? Herhalde öyle. Sting müzik çalıyor ha. Telifleri kapatın. Telifleri kapatın yani. Canlıdan yer miyiz lan? Kanka yiyebilirik yani, Sting'in insafına kalmayalım. Ben kıstım valla. Bir şey diyeceğim de çocuklar yani şimdi bu sonuçta Z jenerasyonu için yapılan bir etkinlik değil mi? Çocuklara oyun tanıtıyoruz etkinliği. Sting ne alaka, nasıl satayım burada? Yani bir şeyin de ortasını bulsunlar ha. Yani ya gerizekalı Blackpink gibi Kore grupları ya da Sting gibi 65 yaş üstüne müzik yapan insanlar. Ortası ne oğlum bunun, manga mı? Tabii. O ortasını anladın, manga mı? Türkiye'de de ortayı bitirdiler be. Ortayı bitirdiler lütfen. Türkiye'de bak, orta bitti. Günhan patladın yine. Arcane'in şarkısını söylüyormuş Sting burada. Ya abi okey. League of Legends'a yeni skin çıkmış, Sting'e skin şarkı söylemişler. Ya bu çok üzücü değil mi abi ya? Bu çok üzücü bence yani. Valla demin Hadise'den bahsediyorduk, şimdi de Sting çıkmış skin'e şarkı söylüyor. Söylesin valla, yaşlı adam. Tabii. O da para kazansın. Yiğitcan bak, ortası mesela Billie Eilish yani, anladın mı? Ortası... Billie Eilish ortası falan değil oğlum. Billie Eilish Z jenerasyonunun göbeği. Ortası mesela Bülent Ecevit'in 70'ler sonraki hali. Hani.
90'lardaki Bülent Ecevit. Bunu, ortası, ortanın solu. Bu şey kaçta bitiyor bu? Abi ileri saramadım ya. İleri sarmayı denedim Sync'te. İleri sarmadı Sync olduğu için herhalde. Okey. Bir iki dakika dinleyelim. Arkeli'nin müziğinden telif yemeyiz la bu arada. Belki güzel bir şeydir. Çok da değilmiş. Desert Rose, eleleleley. Bak ortası o işte. There's a slow eleleleley. I'm espoir annen holaba. Ne kadar bayık ya. What a fucking bullshit. Adam iyi keman çalıyor ha. Çal keke çal. Ya yok be oğlum. Bak Kobra Murat Show'da da böyle inanılmaz kemanı osurtan adamlar var yani. Çok da zor bir şey değil ben sana söyleyeyim. Çok da zor bir şey değil. Bir kere Kobra Murat Show izle. Lapsekili herif var bir tane. İnanılmaz osurtuyor kemanı. Yürü be. Yürü be. Sting dur be abi. Keman bir şey söylüyordu. Ulan Arkane de final ne kadar duygusaldı ya. Abi ağladım çok iyiydi. Abi. Ben yani gerçekten kendimden geçtim. Bütün ben hiç beklemiyordum. Valla ben hiç beklemiyordum ben... o kadar iyi olmasını. Evet. En sonunda Haluk Bilginer o şeyi yaptı çıktığında... ya. Onu yani gerçekten çok şaşırdım. Abi Big Smoke ihanet ettiğinde CJ'ye ben orada işte çok üzüldüm abi Arkane'de. Valla ben gözümden bir damla yaş geldi yalan olmasın. Valla abi yani Arkane'de Shinji Eva'ya binmeyi reddetti ya. Orada benim için. Tabii abi. League of Legends'a Haluk Bilginer yeni skiniyle birlikte gelecekmiş. Arkane'le cross promotion yapmışlar. Sting çıkacak karakter olarak. Sting'in skini olarak Haluk Bilginer gelecek. Zaten aynı app attılar. Yüzü değişiyor sadece. Kolaydan çözmüşler. Evet oh. Abi. Alkış. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Jet Fadıl geliyor şimdi. Ha yok. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? My daughter is not a weapon. My daughter is not a weapon. Bu gece. Bu da tam şey hakikaten Twitch yayıncısı Chris Redfield. Bu da ne güzel oyundu be. Resident Evil Village hakikaten çok güzel oyundu. Senenin en büyük video oyunları etkinliği. Sınırsız reklam. Reklamın içine sınırsız reklam koyacağız. Hayvan gibi rüşvet yiyeceğiz. Vampir kadın. Waifu. Ünlünün oynadığı adam. Evet, bunu tavuk adamın oyununu oynadınız mı arkadaşlar? Sam random anime kızı. Bir sürü var artık bunlarda. Haluk Bilginer. Elden Ring. Bu bizim gecemiz gamerlar. Nasıl saksı çekiyor seyircisine ya? Deadloop. Ya biraz bu... daha Deadloop. Bir adam. Ünlü. Dur intro yapıyorum. Eski bir franchise'dan bir parça. Bir kadın. Ha bu tutmamış oyun. Psychonauts. Senin oynamadığın PlayStation 5 oyunu. Çöp oyun. Bir aynı adam tekrar. Bu gece kutluyoruz. Gamers. Bu gece sizin geceniz. Dostluk, kardeşlik. Haydi gamerlar. Kola ve biseksüellik. Hepsi bu gece bizim. Video oyunlarının gücü. Furiler, siz de bizdensiniz. Zenciler, furiler, arabalar, animeler. Pazarlama bütçesi en büyük olanın en çok ödülü aldığı o gece. Jet Fadıl'ın bir ayakkabısı $1000. Hadi. Ve karşınızda Jet Fadıl. Allah aşkına ayakkabıya bak. Bu herifin her yıl ayakkabılarını o kadar ayarlıyorum ki yine giymiş en dalayarak ayakkabıyı bulmuş giymiş yine. Dolandır, dolandır oğlu. Tancan keşke burada olsaydı. Direkt anasına küfrediyor Tancan. Ayakkabıya bak. Tam bir şey söyleyeceğim. Tam tokatçı kıyafetinde giymiş bugün ha. Tam. Bakar mısın?
Şey neydi? Frak değil mi? Böyle Amerikan filmlerinde havalı Texas dolandırıcıları vardır ya, onlar gibi bir şey artık yani. Adam da bence kabullendi durumunu. Şey, size petrol satacağım. Aynen aynen. Her an CZN Burak'la ortak içerik yapacakmış gibi durmuyor mu ya? Evet evet. Aa, anlat. Shang-Chi. Ulan Shang-Chi oldun, nereden anladın bunu? Ulan inşallah Shang-Chi'dir ya. Kanka saçmalama, Shang-Chi'di o ya. Okay. Bana kalsa Xi Jinping, Winnie the Pooh. Anlat yalanlarını, anlat, söyle. Aa, Euro şeklinde, oğlum adam Euro şeklinde broş yapmış kendine bugün. Ters Euro yani ama. O kadar ben paranızdayım. Evet evet. Hani paranızı aldım, tersi çevirdim. Söyle yalanlarını, söyle. Bak Süleyman Çetin şey yazmış, The Wolf of Game Awards. Aynen abi. Ne oldu, Blizzard'la ilgili bir şey söyleyecekler mi? Yok. Acaba sanır mı, az önce onu yaptı. Any abuse, harassment, and predatory practices by anyone, including our online communities. Bu dizirtten okay. Para gelmedi mi? We all love games, and if we want this industry to keep growing, games. We must build an even games. Brighter and more inclusive future. The games we play, and when the games that we love, Seda da şey yazmış, abi gümrükte çalışan arkadaşım var, parfüm var elimde, çok ucuz. I call on everyone to do their part to build a better, safer video game industry. Speak out online. Vote with your time and with your dollars. Blizzard'ın adını verin oğlum. Şey. Ne? Ming. Yok. Neydi kızın ismi? Unuttum ben. Ming Na Wen. Ha, Ming Na Wen. 60 yaşında o kadın ve aşırı güzel ya. Aşırı güzel bir kadın gerçekten ya. 60 yaşında oldu, parantezinden çıkarmayalım lütfen. Ben bir şey diyeceğim. Blizzard'ın adını vermemiş olmalarına bir tık kıl oldum. Tavuk adam. Tavuk adam. Hollywood ünlüsü. Yine sempatik adam lan bu. Geoff Knightley'den iyidir abi. Tabii. Independence allows a game to go a little bit more wild. Gözlüklerini çok güzelmiş tavuk abi. Vallahi çok karizma çıktı herif ha. Saçı, ceketi, ses şey falan güzel. Ya. Bu şey gözlüğü, belirli bir yaşa gelmiş caz dinleyen zenci gözlüğü. Bu gözlüğü bir şey taşıyor acı. Siyahi filmlerinin bir numaralı yönetmeni adam kimdi? Spike Jonze. Spike Lee? Spike Jonze. Spike Lee mi? Spike Jonze mu? Spike Lee mi lan? Lee. Spike Lee. Bu ne? Ödül ne kategorisi bu hakikaten? Kimsenin oynamadığı oyunlar kategorisi herhalde. Çoğunu oynadım ben. Inscription'ı sevdiğim bir YouTuber oynadı bu sene. Ondan izledim biraz. Ben bu Lufiro'yu bana çok övdüler. Ben bunu oynayamadım. Ha, Independent Game. Inscription'dır. Okay. Kazanması gereken Inscription yani. En yüksek bütçeli, reklam bütçeli oyun alıyor. Evet. Abi gerçekten galiba her kategori en yüksek reklam bütçeli oyun kazanacak ha. Tabi. Ben bugün ama Witcher 3'e bir ödül bekliyorum arkadaşlar. Ben de mutlaka GTA 5'e. Yani Independent Game dediği de bu arada bütün PlayStation 5 lansmanlarında gösterildi. Çıktığında da Epic'te 60 TL'den çıktı. Nasıl Independent'sa? Gerçekten pazarlama bütçesiyle alakalı hakikaten aşağı. Yok, zaten takım elbiseler çok bir Independent takım elbiseleri değil abi bu arada. Değil değil. Bunlar bu oyunu yapmışlar mıdır? Ondan da şüpheliyim bu arada. Bu ikisi şey demiş, şirketin sahipleri. Evet abi, bunlar onlara para vermiş çocuklar bunlar. Bunlar yatırımcılarla görüşmüş olabilirler falan yani. Hani. Ama bir oyun oturup bir şey yapmışlar mıdır sanmıyorum. Winklevoss ikizleri bunlar. Awesome. Aa, Giancarlo da hemen gitti ya. Now it's time to look into the future. 2 years ago, okay. This team announced their game on this very stage. Now they're back okay. With the first gameplay reveal. When I saw Tamer this, Karadağ I could not yakışır. Believe it was actual gameplay, but it is captured by the team in game this past weekend. Sit back and get ready to experience a new level
of cinematic immersion. Eyvah. Cinematic immersion dediğine göre çöp gelecek. Tabii. Sert çöp gelecek. Hadi göt olayım. Of. Aa, okey. Aha. Okey, göt olabilirim. Ninja Theory kaç yıldır oyun yapmıyordu lan? Depresyon evet. Kızın maceraları ya bu işte. Ha öyle mi? Hmm. Okey. Depresif Eivor. Okey okey. Aynı kızın depresif olmayanı için Assassin's Creed Valhalla. Öyle de mi abi? Çok zor şeyler yaşamış bu kız. Yani Kratos'tan daha zor şeyler yaşamamış ya. Biraz drama queen gelmeye yok başladı bu film kız bana artık yani. Öyle de mi abi? Kocamı öldürdüler kocamı. Hikayesi. E tamam kanka öldürürler ya oyun dünyası herkesin birini öldürüyorlar elbet öldürecekler. Anlamamışsın abi bu bir depresyon hikayesi. Çok iyi bir oyun. Ben bunun ilk birincisini bir 5-6 saat falan çok keyifle oynadım. 7. saat oldu hala kızın depresyonundan mağaralarda ışık yakarak kaçmaya çalışıyoruz falan. Dedim ki tamam abi ya yani okey. Hani Allah yar ve yardımcısı olsun deyip kapattım oyunu bir yerden sonra sak sıktı beni. E ne oldu bu kız hala tedavi görmemiş mi? Yok ki oğlum o dönem tedavi ne yapsın işte. Lider seçmişler onun yanında bizde de akıl hastalığına lider ya, seçiyorlar öyle tanrılar... gibi olmuş. He tanrılardan mesaj alıyor diye. Aynen aynen. Neyse abi bu anlamamışsınız siz bu oyunu. Olabilir olabilir ben anlamamış olabilirim. Hafife almayın yani. Bak Betül demiş ki babasının anasını yakıyorlar, kıza cadı muamelesi yapıp dışlıyorlar, bir de en son sevgilisini yakıyorlar. Yani bu Türkiye'de aa. Standart olaylar bunlar. Evet. Orta çağda ne tedavisi Günhan? Aynen abi ben zaten orta çağda psikolog olduğunu düşünerek öyle okudum tarih kitaplarından. Bir de zaten bu belli ki gerçek orta çağda geçen bir şey. O yüzden aynen abi. Bütün orta çağ teknolojilerini aynı anda ve aynı seviyede ha. Ve aynı gerçeklikte beklememek senin gerizekalığın Günhan. Tabii ki. Bu zekada insanlar oldukça böyle oyunlarda gelmeye devam edeceğiz. Ya ilk oyunun dediğim gibi gameplay bir yerden sonra aşırı tekrara biniyordu. Bence kısa bir oyun yapıp sonra birisi bunları uzatın demiş ve zorla uzatmışlar. Evet, bu oyunda evet. Daha yaratıcı bir şeyler yaparlarsa oynarım bu arada. Sadece ilk kanka, oyunun bu bir tık iğrenç bir şey çıktı orada. Yok lan dev adam çıplak vardı. Bir dev çıktı sadece. Ha, ben dev bir olayı vardı bu arada. Bu fetüs yani... değilmiş ama kimden adam adam ya bu dev işte. Fjörgül Börgül bunlar. Viking lore bilen tabii, yok tabii. Mu hemen işte. Peugeot 316 bunlar abi. Arabası var bunlar. Jallaf Jölde Joker'daki devler bunlar abi. Viking mitolojisi bilmiyorsanız aynen. Konuşmayın. Eyfallar Jökül. Ne olmuş lan adama tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Yarası kötü kaynamış bak. İltihap ben mı lan o? Ben diyorum abi ne olmuş? Ne olmuş? Tövbe estağfurullah. Ay yine meşale yakarak ilerliyor olmuyor mu karanlıkta? Ne olur ya? Öyle deme abi. Bu kızın yaşadığı hayat da kolay anlamadım. Bir hayat değil yalnız. Aa yakacaklar. Ya o dev depresyonu değil mi şimdi yani ne oldu? Belki onun depresyona canı sıkılmıştı oraya öyle yığılmıştı. Hayır, şimdi zaten bu birinci oyunla ikinci oyun arası. İkinci oyunda bu devin kızı gelip bizimkini öldürecek. Ha. Şiddet çemberi devam etmesin diye anladın mı? İntikam kötüdür. Aaa wow teşekkürler. Wow. Deep storytelling. Last of Us adam kim bırakmış? Bak yine sesler duyuyor arkadaşlar duyuyor musunuz? O sesler kafasının içinde arkadaşlar. Biliyor musunuz? Hiç etkilenmişe benzemiyorsunuz arkadaşlar. Ben içime doğru çok etkilendim. Ya Hideo Kojima'nın şeyleri bunlar. Bak gameplay'e geçti bak. Bak gameplay'e geçti bak. Bak. Geçmemiş pardon. My bad. Vur kız vur. Evet. Hayat kadar gerçek. Bir aşk hikayesi. Abi siz anlamamışsınız. Arkadaki dev doları temsil ediyor. Evet. Kız evet. Da Türk lirası. Bak Merkez Bankası faizi indirmeye çalışıyor şu an. Bir şeyler yapıyorlar. Verin verin dolar satalım biraz. Ihs. Öldürmeye çalıştıkları toksik erkeklik arkadaşlar. Hayır dolar. Adam doları temsil ediyor oğlum. Bak bu da esnaf. Pardon, esnafı kaldırıyor abi. Şimdi. Gel kardeşim. Aman abi yardımcı olun bana. Ben de yazar kasayım. Bak yazar kasa yaktılar. Sayın bakanım ben bir esnafım deyip yaktılar orayı en sonunda. Niye Hellblade gömülüyor? Bir falsosu mu var? Sıkıcı. Sıkıcı evet.
Sıkıcı, tek düze. Motion capture üzerinden yediği ekmek baydı. Yani sırf iyi motion capture yaptılar diye bir oyunu övmek de artık hani... Bir de mekanik koysalarmış da oynayadık olduk sadece. Ne izliyoruz mesela şu an yani, anladın mı? Gameplay dediler ama sinematik galiba yani, belli değil yani. Bana şey arkadaşlar Allah aşkına, göz var, nizam var. Bu gameplay olabilir mi ya? Gameplay abi bu işte, anlamadın sen. Nasıl gameplay bu, deli misiniz? Böyle bir gameplay var mı? Vur dolara vur. Ya bu in-game bir animasyon olabilir de gameplay tabii ki değil, anasını satayım yani. Saçmalamayın çocuklar ya. Artık yani... Deminki koşma sekansında gameplay geçti gibi düşündüm. Geçmemiş meğerse. Oyun tamam, dolar 13.80'de duracak galiba en sonunda. Geldi, sakinle dolar şimdi. Ha, sevgilisi mi o? Eski ekran kaybetmiş. Arkadaşlar bu in-game sinematikle gameplay karıştırıyorsunuz galiba biraz. Full gameplay deyip duruyorsunuz chatten. Gameplay abi, gameplay. Başka bir şey. Gameplay abi. Harbiden sinirleneceğim birazdan yani. Abi gameplay. Cahil cahil konuşmayın. Truly incredible. That's not a cinematic. That's gameplay. Gameplay. Bak gameplay, gameplay işte, anladın mı? Okay. Jet Fadil diyorsa doğrudur. Thanks to Ninja Theory for that incredible piece. And now it's time for our first of many brand new game announcements at the Game Awards. I hope you're ready. Hadi bakalım. 5 lira vermem dedi bir aşağıda. 5 lira vermem. 5 lira vermem. Ulan ne gameplay'di be. Vallahi acayip abi. Arcane izledim. Netflix'te gameplay. Aşırı çok iyi. Aha. Ne lan bu? Şey mi? KOTOR remake mi? Aa, öyle bir şey vardı, doğru. Ama değildir. Yani Lucasfilm bu saatten sonra Star Wars olmayan bir şey yapmıyordur herhalde, değil mi? Yok, Star Wars lan belli ki. Yani yıldız var. Star Wars o konusat lan. Nabu. Nabu mu? Allah Allah. Bence Nabu orası. Nabu Star Allah Wars Allah oyunudur. Ay. Baksana şeyleri, kartları. Ay, kendi kendime güldüm yine. Allah Allah, bu gameplay ne gameplay arkadaşlar, bakın gameplay. Aa, Yoda. Ya Günhan, millet ne yapsın? Adam çıktı gameplay dedi, millette de, hani seni şey, adam gameplay dediği için sana gameplay diyor. Yoksa sana gameplay olduğunu savunmuyorlar. Sadece gameplay diye tanıtıldı diye demek istiyorlar bence. Artık ama ben dalgamı geç. Oğlum bu ne lan, bu arada acayip görünüyor ha. Abi mobil oyun çıkacak falan gibi hissediyorum yani. Aa, Ebonok. Ebonok. Ebonok değildi. Nasıl değildi ya, Ebonok da? Emin misin? Bence değildi. Timeline bana tutmuyor değil, lan. Bilmiyorum. Ebonok için timeline tutmuyor gibi. Hayda, bu kim lan, bunlar ne oluyor oğlum? Oğlum iyi bir Star Wars eseri geliyor olabilir mi? Beni inandırmayın bu saatten sonra. Ya abi, ben buna inanmak istemiyorum. Bu Trade Federation. Ha, Trade Federation ya, bu şey değil. Bu ne yaptı lan? Trade Federation'ın Chancellor'ları zaten de. Ya bir High Republic dönemi de olamaz arkadaşlar. Trade Federation var çünkü. Voldemort çıktı oğlum. O ne lan hakikaten? Uzaylı işte abi. Aha. Ne oluyor? Harkonnen çıkıyor. Lan ne oluyor? Vladimir Harkonnen lan bu. Ne oluyor lan hakikaten? Aha. Bu ne Star abi? Star Wars Eclipse. Allah Allah. Ne lan bu? Ne bu? Ben de mobil oyun olabilir diye heyecanlanmamaya çalışmıştım ama şu an heyecanlandım biraz. Aaaayy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 
Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Of. Hadi ya. Bakalım. Ya zık amına koyayım. Of. Star Wars Eclipse, hadi bakalım. Hadi. High Republic era of the Star Wars galaxy High Republic. Being created by Quantic Dream in collaboration Quantic with Lucasfilm Games and is currently in early development. All right, there are many more game announcements to come. Trust me, as well as awards. All night we are oynanır yani de anlatırız mı hani? Yürüyüp üçgene kareye basacağız. If it doesn't win, let us know your thoughts by posting a YouTube short with the hashtag #GotShorted and beni Jedi tapınağına götürmek istiyor musun? Eğerse kolu sağ çevir. Yoksa kolu sola çevir.
çevir, tamam mı? Abi yine de şöyle pozitif tarafından bakalım. Quantic Dream ilk defa içine 80'inizi koyamayacağı bir oyun yapacak. Acaba? Yok, buna da koyarlar. Buna da koyarlar. Biz bunların Beyond Two Souls diye bir tane oyunu var Ceren'le. Onu oynayıp bitirmeye çalıştık 3-4 ay önce. En kötü yani, oyundan ya. Bir yerden sonra o kadar sıkıldık ki. Aynı demin şey yaptığım yorumları yapıyorum yani. Neydi deminki oyun? Depresyondaki kız bir kabileyi katlediyor oyunuyla. Aynı şeyi yaptık ya. Hiçbir şey olmuyor oyunda. Yürüyüp yürüyüp bir şeye basıyorsun, bir şeyleri çekiştiriyorsun. Direkt kültür ve video oyunlarının kesişim noktasından bakıyorum. It gave me a reference to be inspired, to build up all this drag, this insane costume, all this makeup, all this hair, but feel powerful. Şu an ne izliyoruz? Because as a kid, I felt weak. I felt like the outsider. Bilmiyorum abi, direkt kültürüyle video oyunlarının kesişim noktası gibi bir şey anlatmaya çalışıyorlar. E eu senti muito essa necessidade. Ha bu Conchita değil mi Conchita? Tanımıyorum aslında. Eu não via, sabe? Eurovision kazandı oğlum bu Conchita. Hayır. Eu como uma pessoa LGBT. Ne a? Drag yayıncılar böyle. Drag yayıncılar mı artık neyse. Oğlum ya o kadar drag'e girip de ondan sonra bir ekran sol alt köşesinde oturuyor olmak garip. Ah! Facebook Gaming çıktı. Yes be, diversity be. Böyle koyarlar diversity'yi. Vur Facebook Gaming. Ya benim içimde bir şeyler implode etti. Patladı ya Star Wars Quantic Dreams kombinasyonu çok kötüydü. Ben de aşırı üzüldüm. Ya oyun gelecek zannediyorduk, sinematik geliyormuş. Evet, evet. Neyse sinematikleri güzel evet, en azından. Yükseldim, değişik bir şey geliyordu. Sonra birden bir aaaa diye böyle indim yani. Ya yemin ederim bir an Witcher falan gibi bir şey gelecek zannettim. Böyle içimde küçücük bir umut oluşmuştu, anladın mı? Açık dünya RPG oyunu falan zannettim. Tabii ki de hayalimizdeki güzel şeyler asla olmayacak artık. Bunu kabullenmemiz lazım. Star Wars konusunda asla. Peki yani cayır cayır en büyük diversity reklamını Facebook Gaming'in yapmış olması. Yani o bağlamda o da ilginç geldi bana. Hiç yorumunuz olmadı bu konuda. Benim chatten demin de direkt reklamına gerizekalı yorumlar yapanlar saklayıp banlamaya çalışıyorum zaten o yüzden. Kolay gelsin. Ay bunu da bu şarkısı da telif yiyebilirdik. Bunu kısaydık keşke Ahmet'e reklamını müziğini. Ben evet bunu kısalım. Bitti zaten. Bethesda. Hi folks. Pete Hines. 3-4 sene önce komik olan eski video yapma tekniği değil mi ya bu? Yeah, we've got some stuff on sale. But let's all take a breather while we give away hundreds of free game codes. This is our small way of saying thank you for playing our games for the past 35 years. Okay. Kodmuş bunlar. Ben tek tek bunların hepsini deneyecek miyim mesela? Tabii ki diyorum. Pause yap, dur. Bu da çok kapış yapmak gibi. So if you can't imagine doing anything other than developing and publishing games with us, we have a project that can use your talents. In fact, across Bethesda and all our studios, we're hiring. So consider this your invitation to join us. İşe alıyoruz reklamı çıktı. Çok ilginç. Oh, okay. Benim sempatik. Yani. And because it's not simple to give anything away for free these days, here's a bunch of legal text. Ay. Yani bir karede oyunun bana göre olmadığını sandım. Ama Endwalker çıktı artık. Endwalker reklamı gelmez değil mi Günhan? Ya Endwalker reklam yapmaz ki o şekilde zaten. Yani yapmayacağım. Hey. Zaten öyle yapmadılar. Endwalker öyle birisi değil tamam mı? Bu MMO ama belli ki. Yo action RPG de olabilir. Action RPG arkadaşlar, herhalde. Arkadaşlar chatten o iğrenç karakterleri banladım ben. Kusura bakmayın o piçlerin yorumlarını görmek zorunda kaldığınız için. Once again. Chaos gates have burst open. Chaos. More chaos. More. Demon. Hey. Blood. Blood. Play free. Mobil oyun desem mobil oyun için fazla efektli. Hoş mobil oyunlarda artık Diablo 4 de var ya bu arada. Mobil oyun olabilir ya. Play free falan diyor.
aşırı jenerik 10 sene öncesi de Final Fantasy'lerin hepsini karıştığı bir oyuna benziyor ha. Ya. O yüzden Endwalker mı acaba dedim ama değil belli ki. Oğlum bak Final Fantasy böyle bir şey değil ha. Ya sen oynadım ben de ne şey anlatıyorsun? Diyorsun. Aa Lost Ark'mış okey. Oynadım ben de değil oğlum. Farklı farklı Final Fantasy'ler var. Böyle bir bu çok ucuz yani bu. Böyle bir ucuz bir görüntü yok hiçbir zaman Final Fantasy'de. Peki. Dedem yaşlandı lan. Peki diyor. That was a new look at Lost Ark. Terörist olmuşsun o konuda. Sen uğraşamam ben. February and speaking of Amazon, we're proud to partner with Prime Gaming on the Game Awards. This month you can level up your gaming experience with free games including Need for Speed, Hot Pursuit, Tales of the Island and Frostpunk. There's always something new to play every month. And for the games you already own, you can unlock skins, weapons and more including. Peki bu arada Amazon'un ilk iki oyunu New World'le Lost Ark'ın hakikaten check regularly for new drops and surprises at gaming.amazon.com. Isıtılmış temcit pilavı gibi o çıkar gelmesi çok ilginç değil mi? I read the internet with a little bit of fear wondering if some of tonight's big surprises might leak. This one sure didn't. It's time for a new game announcement. Arkadaşlar 1500 zinci böyle oluyor biraz 1500-2000 gibi. Tüm hırpolar geliyor yani. Hiç kimsenin beklemediği bir. Valla demin Star Wars çıkarttı abi herif. Aa bak. Aha. Harry Potter mı lan? Yok. Ha, Harry Potter'ın bir tane şey olmuş. Yüzükler Efendisi. Yok lan Wonder Woman. My Daughter diye başladığına göre Wonder Woman çıkacak. Oğlum Wonder Woman yaklaşamaz. Kırık aksanla My Daughter dedikleri bak. Wonder Woman işte. Ay Wonder Woman oyunu mu geliyor? Aha siktir hakikaten Wonder Woman. Abi en sevdiğim ve en seksi kahraman oyunu mu geliyor gerçekten? Pre-purchase attım ekrana parayı şu an. Verin. Ama ne olur MMORPG, co-op, mob bir şey olmasın. Şöyle bak, Arkham gibi bir şey olsun. Guardians of Galaxy gibi ne bir bu? Şey olacak kesin. Ne bu? Gerçi ne bu? Ne bu? Logo fragmanı ya. Abi logo fragmanı. Monolith yapıyor belli olmaz bak. Monolith firmadır. Valla şöyle Batman'in Arkham oyunları... Aa Last of Us'ın kızları. Critical Role abla da geldi. Year, ooo Shadow of War yapan ekip yapıyormuş Wonder Woman'ı. Süper be. Open World Single Player. Yes. Tonight's nominated actors continue this tradition. Ya şu sese bak be. Maşallah. Extraordinary depth and dedication. Here are the nominees for Best Performance. Evet. Best performance. Dora Bey diye düşünüyorum ben biraz. Başta düşmüyordum sonra çok yetenekli olduğu için düşmeye başladım. Doğuk abi zaten burada acaba dur verirler. Ne kategori neydi ya? Ha en iyi performans. Giancarlo'ya verirler ünlü diye. Bence de Deathloop olur. Yok lan adam ünlü kalkmış gelmiş o kadar Hollywood'dan verirler Giancarlo'ya. Adam sundu ya bence sunduğu için bir şey vermezler. Deathloop olacak. Maggie Robertson. Çok hak ederek aldı. Evet. Çok hak ederek aldı lan. Yılın ve o yırt maç. Wow. Neyse, helal olsun. Şunu söyleyebilir miyiz peki? Oyun da çok iyiydi ama SFM'leri coşturmadı. Bu kızın bir suçu yok oğlum onda. Ama yok karakteri söylüyorum zaten. Wow, that was the scariest walk I've ever done. Ay maşallah ya. Çok sevindim ha almasına. Thank you so much. Evet, it is an honor to receive this award and it is an honor. Bu arada hakikaten boylu boslu bir kadınmış ha. I would like to give a really huge thank you to Capcom for creating an amazing game full of wonderfully. Yok arkadaşlar, SFM'si çok iyiydi. Rich and bu karakteri. Elif sen sen var mı kadın ya? And to Rosanna and DJ with the workhouse, to Steve Coogan, our amazing cinematic director. I've said this before, but I'm going to say it again because I'm a broken record. You took a chance on me when you hired me for this role, and in doing so, you have changed my life. Being a part of this game, playing this role, and becoming a member of this amazing community has changed my life. So thank you so, so much. O kadar da kibrit kadar kalmamışlar oğlum. Ya Gülhan ya. Yani çekti. Wire chat mi yapsak ne dersin? Yok canım niye ki? Okay. Facebook chat'i de okuyabilirse bizim buradaki yorumlar bayağı iyi. Bir şey yok yani. Okay. Zemin bir hırbolar vardı onları bir bağladım. Onun dışında bir şey yok yani.
Normal seksi kadın gördüğü iyiymiş falan diyorlar yani. Abla iyiymiş diyorlar. Ha abla bizde de övüldü canım. O ha, kadar olacak de. Artık. Bu ne? This story will eat you alive. Alone in the Dark mı bu? Yok bu şey Behzat Ç. Ha yok lan Necdet Tesla. Tesla. Kimdi bu? Birisiydi bu. Aa. Aa. Yani. Oha ilkini oynamadığımız bir oyunun devamı geliyor. Alan Wake'in birincisini oynadınız mı ya? Yok oynamadım. Onun yerine Max Payne 5 yaptılar keşke. 4 artık. Gotcha. Aha Max Payne geldi. Aa, yes be. Sam, ya bu herif oyun dünyasının en ikonik izlerinden bir tanesi hakikaten. Evet. Hala limon yemiş gibi görünüyor. Hala. Well, Jeff, first of all, I want to say apologies. It's been raining here in Los Angeles today. It's on us. Like fiction leaking out. Oğlum adam Finlandiyalı. So sorry. Aa, ben bilmiyordum. Anyway, yeah. Next 10 years, years over 10 years. Yok. Wanting to make this dreaming of making it, we've been iterating on the concept and we know fans have been asking for. Helal be. We've been a bit protective. We knew this is going to be a pretty scary experience. Bunlar artık Max Payne yapamıyorlar mı? Rockstar'da mı kaldı onun hakları? Ha olabilir. Ama yapmasınlar abi. Max Payne'e ne bileyim Cox Gang diye bir şey çıkarsınlar onu da oynarız. Yani gameplay de, ya gameplay ve storytelling. Başka karakterin hikayesini aynı şekilde anlatabilirler. Tabii. Zaten Max Payne 3 birazcık şeydi yani. Aslında onların yaptığı tarzın dışına çıkmıştı hatırlarsan. 1 ile 2'nin ruhu bu kadar yoktu. To bring together the story and gameplay closer than ever before, because the story, horror story, is at the very heart of this, and it's psychological layer, deep mystery to dive into. I, you know, you are such an incredible visionary. I can't wait. Bu arada oynamadıysanız arkadaşlar, oynamadıysanız ve bilgisayarınız kandırıyorsa indirimde kontrol alıp oynayın ya. Çok güzel bir single player oyun. So we're gonna hear more next year, I think, right? Biraz da SCP kafası bilmeyenler için. Fitting to the theme. Hatta kontrol GeForce Now'da var. Makineniz kaldırmıyorsa da bir yerden epic epic falan bedavadan verirse kontrolü ben yine tavsiye edeyim size. Bu adamın geçen senelerde çıkarttığı en iyi işlerden bir tanesi kontrol. Very exciting. All right. Well, now I'd like to welcome a comedian, writer, and a well-known chili dog enthusiast. It's Ben Schwartz. Aa, az bilinen komedyen geldi. Komedyen ya abi nasıl sahneye çıkacağını bulamadı anladın mı? Küçük espriler yaptı orada. Ben kıstım sesini valla. Telif yemeyelim aşırı şakadan diye. Yok başını çaldı sonra şey yapmadı. Yok ben şakalardan telif yemeyelim diye kıstım. Aa şey My Body Is Ready abi de orada. O kim lan? And thank you very much. And I just wanted to say thank you so much for supporting our movie. Kontrol epik verdi evet ya. Thank you very much for the note about Sonic's legs and teeth in our original trailer. Then no for real, that's a good note. That's a good note. I'm really happy that worked out. Ya bu arada hakikaten bunun really olmasından ben biraz mutluyum ya. The good news Sonic fragmanı çıktı kimse beğenmedi ve değiştirdiler yani. Tabii. We got to make a sequel. And today yes. Video game movies, come on. Yes. Sure. Two other people at the end. Today I brought with me the trailer to that sequel. Ya Sonic 2 fragmanının. Yeah yeah yeah. I mean this is bu arada bunu bugün ben meğerse bilmeden spoiler yemişim Game Awards'a. If this was the real trailer I feel Sonic like we would be screwed because there's no computer yani. With the DVD drive anymore so this Sonic would be like demiş demek ya. Anyway, bu sefer Tails ve Knuckles da varmış abi. Kim, oğlum kim seviyor Sonic'i ya? Ben hayatımda Sonic seven kimseyle karşılaşmadım. Bizim ülkede Sonic tutmuş bir şey değil ya. Evet. Bak Sony'in manyağı var. Sony'in inanılmaz bir fan kitlesi var. Böyle kendi garip yaratıklarını yapıyorlar. Kirpilerini, bilmem nelerini falan. Mesela CS bilir bak. Sonichu'yu biliyor musunuz? 4chan'da tuhaf bir çocuk vardı. Kendi Sonic fanfiction'ını yapıyordu. Sonichu diye. Bak bilirsin. Sonic, Amerikan ya işte evet abi ben Sonic kültüründe pek yokum açıkçası ya. Yani Sonic hiç hayatımda beni enterese eden bir obje veya bir karakter olmadı yani. İnanılmaz manyakları var oğlum. Alt kültür bayağı bildiğin. Aa bizim chat'te de bilenler sevenler varmış. Aa şey adam geldi. Var var. Jim Carrey. Evet. Where we can really get to know. Emma Stone'a evlenme teklifi.
I'd like to pass on a word of advice that my Scottish grandfather gave to me when I was just a boy. Evet, evet. Sonichu yapımı inanılmaz sıkıntılı olaylar çıktı, biliyorum. Don't do it, son. Don't grate it in the grinder, boy. Grate it, by all means, grate it till the cows come out. But don't grate it in the grinder. And then to drive the point home, he put his hands around my neck and he squeezed real hard and he said, Ceren içeride bizden çok eğleniyor nasılsa. Don't grate it in the grinder. Are you listening to me, boy? Are you listening? Wow. Yeah. Inspiring words. Güldük yani. You know, I think we all need to hear that. Çok şükür. Yeah, take it in if you need to. Good? Great. Okay. Here we evet, go. Evet. Thank you again for continuing to support the Blue Blur, and it is my honor to present to you the trailer for Sonic the Hedgehog 2. Enjoy. Sonic Dare, Sonic Dare, Sonic Dare. Sokak. Çok kötü durumdaydı. Ve onu etkileyebilecek tek bir kişi var. Sonic. Pretending to be Batman. Blue Justice, trademark pending. You're still just a kid. Şaka bile yapamıyorum ya. There will come a moment when your powers will be needed. But you don't choose that moment. That moment chooses you. Bayağı iyi olacak ha. Wait a second, did you steal that from Oprah? He's back! Papa's got a brand new stash. Since I've been gone, I've discovered the source of ultimate power. That sounds big. It's been on my vision board for years. Hope I'm not too late. I'm sorry, who are you? Name's Tails. Okay, this is what we're gonna do. Step one, light taunting. Step two, I have no idea. Chat'te bir neden yapıyorlar bunu? Ya ben de aynı daha düşünceyle izliyorum ya. Bu neden var diye izliyorsun değil mi? Baksana. Kız var. Çık ama Knuckles çıkacak. Knuckles giriyor. Knuckles onu biliyor musunuz? Knuckles kız mı? Ne dair? Yok erkek. Bak. Bak şimdi. Bak şimdi Knuckles. Uf. Nasıl Knuckles? Bu kim? İnanılmaz Knuckles. Knuckles abi. Ha bu Knuckles mı? Yapmışlar. İdris Elba'ymış oğlum Knuckles. Bir dakika evet, sarı olan böceğin ismi ne? Tails. Ha Tails'ı soruyorum ya. Tails kız mı? Yok. Okay. Heteroseksüel hayat partneri gibi mi o ikisi peki? Evet abi. Okay. JN Sire'ı çok güzel. Okay. Sonic ve Tails, ben ve Yiğitcan gibi bir şey. Anladım. Tails ve yakın arkadaşı gibi yani anladım. Evet. But I'm grateful they put together this for the fans. We need Ninanolio ya. For the fans, by the fans. Aaa. Forza Horizon 2 mi? Forza Horizon 2 ne oğlum? 5'i çıktı artık. Sen de sallıyorsun ha. Forza Horizon ne oğlum? Forza Horizon demedim oğlum. Horizon 2 dedim ya. Forza Horizon. Neyse Horizon Zero Dawn 2 evet hakikaten de. Ay Game Pass'e gelir mi acaba bu filan? Düşünsenize. Cahilmiş. Ya bu oyun eğlenceli olur bu arada. Ben oynarım bunu. Ben ilk oyunu oynadım. Bayağı eğlenceliydi ilk oyunu. İlk oyunu oynadım ben de. Ama şey gibi çok büyük bir kabahati vardı. Breath of the Wild'ın ertesi hafta falan çıkmıştı. Evet. Kabahati değil oğlum. Yani ne yapsın? Yani kanka bilmiyorum. Ben Horizon Zero Dawn'u yapımcısı olsam Zelda çıkıyor. Ben bir iki ay sonra çıkayım falan yapardım ha. Ama oğlum, kimse Breath of the Wild'ın öyle bir şey olacağını kim nereden evet bilsin? Abi. Yani hiç kabahati evet. Bilemezlerdi abi. Kanka bak Zelda'nın... bir şey diyeceğim. Breath of the Wild'ın böyle bir şey olacağını bilememişi kabul ediyorum. Ama Breath of the Wild'ın da bir Zelda oyunu yani. Yani okey.
Alakta abi. Bunlar bayağı open world oyun yapacaklarını yaptıklarını şöyle öyle yaptılar. Kimde? Yaşasın. Proper soundtrack. Ama yani Zelda'nın o şekilde böyle bir open world dünyasını değiştireceğini hiç tahmin edemezlerdi yani. O sebeple ben bir şey söyleyeyim mi? Zelda'dan çok da aşağı kalır bir yanı yok Horizon'ın bence. Çok oha. Aşağı kalır yanı var. Wow. Bayağı iyi oyun. Let's not cahil cahil talks. Yani ikisi de güzel oyun ama biri hani okay, wow. Ne alaka lan? Ya mekanik hayır. Olarak aralarındaki fark 3 oyunluk fark var aralarında yani. Evet. Hayır tabii ki var. Tabii ki var da o kadar şey bir oyun değil abi. Hayır hayır. Horizon o kadar kötü bir oyun değil. Onu demek istiyorum. İyi yani. Canım. Ama Zelda ile kıyaslayınca yani ne yazık ki gölgede kalıyor. Evet. Ama ne yapalım oğlum? Zelda da Allah gibi oyun şimdi yani. Evet. İşte okey. Yani. Ben ne desem şey diyeceksiniz yani. Lan ne diyorsun ha falan diyeceksiniz yani. Hayır işte kıyasa sokma o yüzden. Bence de ki atıyorum açık dünya oyunu için çok iyi oyun diyeceksin. Geçeceksin işte. O da güzel bir oyundur diyelim. O da bir kardeşimiz. Evet. Yani bunun ikincisini ben oynarım. Tabii. Ay Breath of the Wild 2 de çıkacak ha. Bunun sesi gelir mi acaba bir ara? Ha yine aynı tarihte çıksalar ya böyle. Değil mi? Horizon oynuyorlar. Tamam. Bu da oradan izliyor. Wow, Game Awards Orchestra. Thank you so much. I am so ready for this game. Thank you so much to Lauren and the orchestra and in her first ever performance and trip to the United States. Ya bu şeyleri çok Elvin. Thank you so much. Bu geri vermeyecekmiş falan gibi tamam. Her sorduğunda da şakaya vuracak gibi tamam var. Hadi be. Ya evet ya sağ olsun. Abi aynı sana bir 10 bin lira borcum var ya işte falan. Arkadaşlar Spotify storylerinizi atmayı unutmayın. Bak reklam geldi. And stick around as we reveal for the first time the most listened to Spotify artists and songs on gaming consoles in 2021. Ne? Also, bu nasıl bir data lan? The music we've been playing tonight okay. is from Sessions Diana. Sessions is Riot Games' project with music made to be safe to stream without fears of copyright issues. Check out sessions.riotgames.com to download the full album. And now Allah it's time Allah. For a special and long-awaited announcement. Long-awaited announcement. Okay. Epic yaşasın. Hayır ya. Ooo PC Epic Store exclusive olarak mı geliyor? Evet ya. Ne bu 7 remake mi? Final Fantasy 7 işte. Intergrade kanka. Remake de değil artık böyle biliyorsun. Bu gerizekalının oyunları böyle olduğu için neydi bu sabah? Remake abi remake. Yok remake Intergrade kanka. Yeni bir şey. Ya işte remake şey. Diye biliyorum aslında evet. Yani de remake diye geçen oyun bu. Tabii evet. Ya sesini duyup mu yapacaksınız arkadaşlar? Cloud yeah I will beat you falan salak salak konuşuyorlar. Tetsuya Nomura ha bak adını bile hatırlamak istemiyorum. Tetsuya Nomura. Kardeşim Kingdom Hearts yaparken övdük çöpüyordun herifi. Şöyle anahtar koyuyor böyle ağlıyoruz diyordum. Evet o zamanlar 16 yaşındaydım ama. Belki hala biraz 16 yaşındasın. Yok. Ha bu da Intergrade, bu da başka bir şey hakikaten. Hakikaten. Onu diyorum ya sen. İşte sana. Ya ben o kadar Kingdom saçma Mars olacağını 3... düşünmemiştim gerçekten. Pardon. Yok Kingdom Hearts 3'e de şimdi öyle şeyler çıkar diyor. Kingdom Hearts King Final Mix evet. Bilmem ne falan. Evet Final Mix Remix Reloaded falan. Evet. O çok seviyor öyle salak şeyleri. Herif de Lindiki diye bir... Aa şey değil mi lan şuradaki? Eternals'daki yumruk abi değil mi? Sanırım o lan bu arada. Ha Eternals'daki yumruk abi. You're welcome. Okay. I understand the impulse to do something big. Herif şeyleri, kıvırcık saçlı herifin adı Lil Dicky. Küçük evet. Dicky yani. They love brand new PC games. We have some great ones coming day one. Okay. Some of them haven't even been announced. Ama reklam yapma reklamı. Komedi skeç mi bu ne bu? Evet kanka reklam işte yeni ürünümüzün reklamını yapmak için toplantı yapıyoruzun skeci. Ne çıkacak acaba? Game Pass for PC diyor işte. Ha evet. Evet Snoop'la şarkısı var. Self Gator. It's a good name. All we gotta do is add some top tier streamers to this to really land it. Gator, yes. What about 100 Thieves?
big fans. Aa, Ocasio Cortez değil mi ya o da? Ya yok artık, daha ne dersen de her metin işte Ocasio Cortez sanıyorsun. Benziyor mu? Allah Allah. Onlar da yayıncılar mıydı lan? Evet abi. Okey Boomer diyerek ünlenen kız değil mi lan o, sonra ev aldı kendisine 8 milyon dolara? Amor abi. O değil, o değil. Okey Boomer kızı diyorum. Game Pass has PC games. Yeah, we do. Yeah, we are at the TGA's. Wow. This is kind of like saying we're at the Game Awards. Ya ama bu oğlum, bu çok Allah Allah. Neyse okey. Tabii. Tabii. Google Play Candy Crush. Abla da sinek öldürdüm, kameraya gösterince elimden düştü. Google Play'de her oyun var demeye getirmişler galiba. Evet. Her oyun var ama en çok Candy Crush var abi. Etkinlik bok gibi değil mi arkadaşlar? Yoksa yani... My Friend Pedro'ydu demek ki muzlu olan. Bana mı öyle geliyor acaba? Ben hater miyim yoksa? Yok yok, dolandırıcılık awards. Valla 2 sene önceki kadar kötü gitmiyor şu anda. 2 sene önce hatırlarsan evet, evet. DLC reklamının içerisine DLC reklamı koyuyorlardı. Bugün en azından title mytle duyurdular, bir şeyler yaptılar. En azından bir Star Wars Quantic Dream oyunu geldi yani. Vay ilginçtir. Aa, ödülleri vermediler lan da. Ödülleri bir veriyorlar arada abi, fark etmiyoruz. Öyle mi? Evet, evet. Okay, words. My name is Martin Foss Anderson, aka Mr. Savage. It's really bad if you're stressed before you're trying to play a game and trying to win. Herhalde, if I was evet, stressed sporcu diyecek ki. Vitaminsizliğinden en sporcu olduğunu anlayabiliyoruz bence. It would just make everything 10 times harder. Together with truth, evet, I have an important message. Vaping nicotine can increase anxiety symptoms and stress levels. Sadece I think it's really important people know the truth about vaping nicotine. Besleniyor galiba. Ama Beach hakikaten anksiyete ile ilgili bilgilendirici reklamda çıkmış çocuk, hoşuma gitti. Hakikaten e-spordan sağlığı bozulmuş demek ki çocuğun. Aa, yana yürümeli duygusal Günhan. Evet, yana bu landro. Uzay zoal oyunu mu kanka? Yana duygusal. Aynen. Bu da depresyonu an başka bir şeymiş. Aa, eski yayın yaptığım şerefsizlerin olduğu platformun reklamı. Ulan senelerce ekmeğini yedim be şerefsiz. Evet. Kim? Ha, Shang-Chi işte bak. Ha, Shang-Chi. Yok, Bruce Lee. Hadi bir şıpkat aç be Shang-Chi. Ne şakası yapıyorsun yine ya? Mal gibi geldi. Oh, hey, Aya. Aya. Ya ilgilenmiyorum ortamınızla şakası. Sorry, I'm here to present the Game Award for Best Action, I guess, and... Ha. Oh, shoot, that's so sick! Sorry. So, you know, as a martial arts superhero myself, I know a little thing or two about action, and, Oh, snap, with the plasma sword? Sorry, where was I? The prompter, right. Action is the best when it's kinetic and fast-paced. Çocuklar mı gülüyor, büyükler mi gülüyor, yaşlılar mı gülüyor? Joe Fnile mi gülüyor? Joe Fnile böyle dizilerini vurarak falan diye gülüyormuş ya mesela. Şu kadın gülüyormuş, onu çekmişler. Bakın bir tek bu kadın güldü diye onu çekmişler. Çünkü yönetmen de senin gibi olmuş biliyor musun Recep? Kim gülüyor oğlum? Kim gülüyor? Gülen birini bulun bana. Kim gülüyor? So instead of actually playing Halo, I'm on stage presenting the ya, Game Award for Best Action. Arkadaşlar yani. Tam geçen seneki kadar kötü değil diyorduk ki utandırdılar bizi anında ya. Anyway, here are the nominees. Bak, altyazılar kayık. Best Action Game. Ha, ödül. Bu ne abi? Back 4 Blood. Biz oynadık biraz. Şey işte, Left 4 Dead 3. Deadpool'da 3 olarak oynadığında kötü değil yani. Ama Deadpool'da 3 oynuyoruz. Deadpool alır mı bu arada? Ne diyorsunuz? Evet, bunu Deadpool alsın gibi zaten bence. Çünkü geri kalan oyunlar direkt yani diğer oyunları kopyalamıştır. Diğer Returnal da alabilir, Deadpool da alabilir. Returnal iyiydi bu ya. Bu arada Returnal pahalı, Risk of Rain 2 ya. Risk of Rain...
Onda biri fiyatına Returnal'ın. Sorry. Abi ya. And the game award for best action game goes to Returnal. Returnal. Helal. İyi, okay. Evet, biraz daha orta sınıf takım elbiseleri geldi en sonunda ya. Geçen zenginlerden sonra. Daha Marks & Spencer'da pek. Bunlar bu arada sırf PlayStation eksklusif çıkaran çok küçük bir stüdyo ya. Böyle 4 tane falan oyunları var yani. Takım elbiselerden belli kanka. Hmm. Kendi sosyoekonomik sınıfımda rahat hissediyorum bu adamların yanında. Wow. Heyecanlandılar evet. Da. We are so happy to be here to accept the award, for everyone who worked on Returnal. Tabii. When I first joined Housemarque, I could tell Returnal was a really special game and it was our amazing team that pulled it off and brought you the game that you play today. Arkadaşlar Returnal aşırı pahalı Discovery'deki merak edenler. Our incredible co-dev partners who helped us build Returnal, our amazing partners at XDev represented by Pedro. And everyone at PlayStation, we're so grateful we could build a game like Returnal. But biggest thanks obviously has to go to the players. Adam Steve Ballmer duruşu yapıyor. And thank you for supporting Returnal. İki ayaklar yana açık. Steve Ballmer duruşu. Father Stars. Oh, Jordan giyiyor. Diyelim o Jordan giyiyor. Ne Jordan mı? Jordan. World premiere. Developers, developers. It can't be. It is. Just start at the beginning. We landed on Mars. It looked wrong. Destiny 26. Like we were in a dream. Hakikaten Destiny 26 lan bu arada. Destiny'nin ek paketi bile olabilir abi şu an izlediğiniz şey. Bilirse Günhan bilir, öyle oyunları o biliyor. Yeah. Ben Destiny oynamıyorum 2 senedir ya. Beni bile baydı yani. Düşün. Destiny'de bir tane komik gibi karakter vardı. Böyle eğlendiriyordu, seviyorduk falan. Öldürdüler onu, değil mi? Onu öldürdüler sonra ciddi ciddi böyle gidince bir tadı tuzu kalmadı oyunun. Oyunun son tadı da gitti yani. That's when you saw the knight. Destiny lan bu galiba. Evet bu Destiny abi. I'll never forget it. Bilmiyorum. Destiny galiba. Destiny'i ben GeForce Now denemek için oynadım. Bir yarım saat, bir saat. Oynarken sıkılmadım. Yalan olmasın. Başına oynadım sadece. Arkadaşlarla eğlenceli oluyor abi. Manzaralı falan da güzeldi yani. Tabii. Yani arkadaşlarla baya böyle güneşin çevresindeki Dyson küresinde canavarlarla dövüşmek eğlenceli. Ama sonradan çok şey gibi yaptılar kendileri böyle. Bilmiyorum ya. Gitti yani oyun bende. Kaptan Amerika'dan sonra kalkanlı kahramanların sayısı arttı. Hoşuma gidiyor ha. Salvatun's illusions can fool the senses. No. I know what I saw. This is real. What made you push forward? Tolga demiş ki o komikli karakter ilk oyunda komikli değildi. İkinci oyunda komikli yaptılar diye fanlar sevmedi. O yüzden öldürdüler demiş. Yo, Kate benim bildiğim kadarıyla komikliydi lan. Gerçi ben ilk Destiny'yi oynamadım abi, çok az oynadım. Belki öyledir yani. Ya iki de bildiğim kadarıyla komikli karakter hep öyleydi. Evet, Destiny bu. Ay hadi bitsin şu fragman, ben bu fragmandan çok sıkıldım. Aktör aktör tutmuşlar oğlum, biter mi? Yeni ek paket. Aynen. Looks so good. Destiny the Witch Queen. Aynen kanka, çok iyi gözüküyor gerçekten. So good kanka. So good. The game, which is so cool, and Bungie is celebrating their 30th anniversary this year. So congratulations to Bungie, and there's a lot of great stuff happening in Destiny 2 right now to celebrate 30 years of Bungie. All right, now it is bravo, time Bungie. To get to another new game announcement. A few months ago, a Japanese game creator reached out to me and said, "Hey, I want to announce my next game at the Game Awards, and I'm Allah. Honored to have this opportunity to present this global announcement to all of you. Please enjoy." Okay. Final Fantasy 17. Kojima zannedelim diyeceğim dedi özellikle ama evet, Kojima evet. Değil belli ki. Aa! Bir dakika. Daha da iyi bir isim çıktı lan şu anda, bir dakika. Evet. Wait a second.
Çünkü Kojima'nın yine kulaklık takıp arazide yürüyorum bir oyunu daha şu an aşırı heyecanlandırmazdı beni ama bir dakika bu iyi. Silent Hill adam. Okey. Okey gibi oyun yapıyorlar valla. 2020'de yeni stüdyosunu kurdu diyor. Ha. İlk oyunuymuş bu da. Kanka inanma zombidir, hayalettir. Terk edilmiş şehirde seksi karı ne arasın? Al işte. Aa ben okey. Oo, hey. Fucked up shit ya. Okay, ben bu? Silent Hill gibi bir şey bekliyordum arkadaşlar. Mute vuruyorum, müzik telifli olabilir. Oo, yaratık tasarımları çok itici. Yani çok hoşuma gitti. Ne la bu? Aksiyon oyunu mu? Vallahi yaratık tasarımları benim çok hoşuma gitti. Cör bitti. Slitherhead. Slitherhead. Allah Allah. Yani ben... Aaa! Aaa! Ama müzik de böyle mi hakikaten yani? Akira Yamaoka'nın yaptığı müzik. Ay çok itici, çok güzel. Junji Ito iticiliğinde her şey çok hoşuma gitti. Yani evet ama tam Ito iticiliği bu arada ya. %100 Ito iticiliği. Action oldu mu? Anlamadım ben orayı. Yani bana biraz çünkü 4 kişi canavar kesiyoruz biz geldi ama. Yok lan bir yerde 3 polis gördük diye. Kuryamasa! Train to Bursa. Pre-alpha game engine. Pre-alpha o ne demek artıksa yani. Hayır, hayırlısı diyor yani. Sadece. Evet, oyundan bahsetmişler sadece böyle. Allah Allah. Bu da itici bir yaratık yine. Aa, kafasının ağzından altından ağız çıktı lan. Oğlum tuhaf yaratık tasarımlarına bayılıyorum hakikaten. Bence bir çok ciddi yaratıcılık göstergesi onunla. Çünkü baksanıza öbür taraftaki bir sürü Lost Ark, Monster Ark, 8000 yıldır gördüğümüz yaratıkları çevirip koyuyorlar önümüze. Bu ne ya? Abicim artık keşke... Bu bayık narration tarzından kurtulsa var ya. Ooo sen hater olmuşsun ya. Sen hater olmuşsun. Oğlum ben hater olmuşsun diyorsun da aşırı sıkıldım ha. Ya sen ben hater olmuşsun ya. İşte kanka. Aa ben o kadar sıkılmadım lan, yeni bir şeyler görüyoruz yine. Eyvah ağaç MMO falan mı çıkacak, bu ne çıkacak? MMO olmasın da ne olursa olsun artık yeter. Ama MMO için fazla yaratıcı bir anlamadım. Karizmatik bir ark mı geliyor lan yoksa? Ne bu aga, ne bu? Abi üst kuruyoruz. Attack on Titan. Seviyorum ben abi Ark tarzı oyunları artık. Yani Ark'a 55 bölüm oynadıktan sonra reddedecek değilim böyle şeyler ama. MMO değildir inşallah. Farklı farklı yerleri keşfedip üst kurma oyunlarına benim inanılmaz düştüğüm artık kanıtlandı. Yalanı yok bunun. Hey cami mi o? Cami ne yapıyorlar ha? Cami savunuyoruz arkadaşlar, karıştırmayın. Hah 4 arkadaşımız da geldi. Oo daha da kalabalıklar. Stüdyo kim? Stüdyo kim? Conan Exiles'ı falan yapan stüdyoysa... Kafası ters duruyor bu. Ne bu? Nightingale. Hmm. Hiç bilmediğim şeyler ama Unreal Engine'i yapıştırmışlar. Yine 356 GB. GeForce Now'dan oynamalı survival oyunu. Ben varım ya artık, düştüm. Ark'tan sonra ben bu kategorinin köpeğiyim artık. Yaşasın yeter ki güzel olsun, keyifli olsun. Ya Building varsa her oyun sarıyor. Now you've got a new studio Inflection up in Canada. What kind of game do we get here with Nightingale? Oh, well, thanks, Jeff. Yeah, so it's a survival crafting game, shared world idea, so we want to bring players together. Tamam ya. Survival craft game, okay. Lots of ability to go and explore these amazing, fantastical, magical. Çıkışta kötü olur. Bir sene patch'te düzeltirler, ikinci sene indirimden
kanalları oynuyorsun. Birebir kanka değil mi ya? Aynen ya, hep öyle oluyorlar. Ark da öyleydi yani. Normal Skype artısı. And you're pretty far along. That's real gameplay footage, so people will play it next year? Yeah, absolutely, yeah. So we're going to be in early access next year on PC only. And looking forward to inviting players in. Okay, seneye early access demiş. 4 sene sonra çok güzel oluyor. Alright, well thank you for that announcement. A nice surprise for the Game Awards. Zaten Piraz'a footage gösterdin yani. Coming up, but we're also going to introduce you to our Game Awards second annual future class, a group of 50 individuals who represent the bright, bold, and inclusive future of our industry. You can see the full list at thegameawards.com tonight. We're also partnering with Google Play to have our future class mentor the next generation of women in gaming. Gamer kanı falan içiyor herhalde. The game aims to improve female representation in gaming. For the next 12 months, a selected group of teenagers will receive hands-on guidance from last year's future class as mentors. Right now, meet one of the new members of our future class. Oh, hi. I'm DJ Knight, and I stream on Twitch. Abim gel YouTube'a ya. Paramızın %50'sine çöküyor orada. Really joy. Everybody has the potential to be cynical about everything. This game sucks. I hate it. And I hate everything and ever. It's easy to do that. It's much more enjoyable to find the good. A lot of that started when I was in the military. Finding out that people shot rockets at your plane, it's a reminder that nothing is promised. Do you want to look back on your life in negativity or focus on the good? Bu Amerikalıların pozitivitesi. And I'm thrilled to announce our new music pack collaboration. Lady Gaga music pack launches on Beat Saber tonight. Tuhaf bir şeyler oluyor. Beat Saber'a farklı farklı müzik şeyleri getiriyorlar da. Tehlike bakıyor musun onlara? Şey, CS. Yok ama net telifi vardır. Kısa bir Lady Gaga şarkısı geldi. Kıs kıs kıs. Kıstım kıstım. Kaç abi, ben kaç? Bu Beat Saber'a haftada bir girip oynuyorum ya. Harbi mi? Tabi tabi. Beat Saber her zaman good fun yani. Beat Saber oynuyorum, şey oynuyorum. Sword and Sorcery oynuyorum. Ben yine eve haftada şu an şey kurmadım. VR sensörlerini kurmadım. Ha, seninki sensörlü tabi. Benimki Crow VR olduğu için. Sensörsüz. Ha, Gollum'un oyunu oğlum. Kaşırsın. Hepimizin en merak ettiği karakter Gollum'un maceraları geliyor. Yaşasın. Abi evet ya, kanalıma bununla ilgili 50 videoluk seri çekmek için sabırsızlanıyorum. Kask gidiyor, kask. Koş Gollum, tut kaskı. Aman kask düşmesin. Oğlum ben Gollum oyununa varım. Gollum oyunu mu ya? Abi sen bir tuhaf bir adam oldun iyice ya. Ne demek Gollum oyununa varım ya? Kanka, stealth olmaz mı Gollum oyunu ama? Stealth olmak zorunda. Kaç saat oynayacaksın abi stealth oyunu? Saklan abi, saklan. Ama bak, nasıl? Ne kadar şey söyledi, şey yaptı. Stealth olmaz mı abi? Olmaz abi. Ha yok bak, lavın üstüne gidip X'e batıp öldürecek onları. Ha. Evet, evet. La Gollum'a bak sen ya. İstanbul'da ağır yağmur başladı. Çamaşır dışarıda olan varsa haberi olsun demiş Uğurcan 191. Eyvallah senin. Harbiden Gollum oyunu merak ediyor musun lan sen? Kanka iyi bir stealth oyunu olursa aslında yani Mordor'un derinliklerinde mağaralarda falan böyle saklanarak orklardan kaçmaya, bir noktadan da böyle hayatta kalmaya çalışıyoruz falan. Fena. Kaç saat oynarsın? Yani. 18. Harbiden mi? Ha. İyi. Ben stealth severim lan. Sen sever misin stealth? Ben çok severim stealth oyunu ama yani Gollum yani biraz, her ne bileyim, stealth oyunlarda ben biraz şey de severim. Aman teçhizat da olsun, teknik de kullan, çevreyi kullan falan. Neyse bakalım. O pizza reklamı izliyoruz arkadaşlar. Final Fantasy 14'te evet mi abi bu? Evet ya. Endwalker'da, abi Endwalker çok kaliteli expansion olduğu için içine pizza kodu eklemişler ya. Ulan çok iyi satış oğlum, tekniği valla. Oğlum sataşma Endwalker'a lan. Evet yapıyorlar böyle reklamları. Aynen aynen Endwalker arkadaşlar. Ayda Endwalker oynamak için 217 TL veriyorsanız. Mert Günhan pizzanız da yayının başında Endwalker'dan. Ne dedi hatırlıyor musun? Endwalker böyle reklamlara düşmez dedi. Endwalker böyle reklamlara düşmez. PUBG bile pizza reklamıyla çıkmadı şuraya. PUBG bile. Endwalker geldi pizza indirimiyle geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok artık. Backdoor'ın oyun gamer menüsü. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yılda bir kere şey emote ekliyorlar oyuna. Böyle bir yemek yeme emote ekliyorlar. Onu da pizzayla bağdaştırmışlar. Bence smart bu arada. Yani, eklesinler abi tabii. Adamlar da kazanacak. Bir şey demiyoruz canım. Yani yılda geçen sene de cornflakes vardı mesela. Vallahi ben yani yapsın abi, adam kazanacak tabii. Kimsenin ekmeğinde bir lafımız yok bizim. Adam ayda her abonesinden aldığı 270 lira yetmiyor tabii. Nereden kazanacak? Ha, her abonesinden 270 lira alıyor çünkü, nasıl satayım. Kaç para lan ayda?
Aerial powers! Final Fantasy 14'ün aylık aboneliği kaç para? Aerial... Oğlum o Türkiye için öyle tabii ki canım. Türkiye'nin normalde kanka? Adamlar için 10 birim para yani. Kanka kaç para? 10 euro. Aylık abonelik. He visited this first time developer at his studio in the United Kingdom. He told me his dream was to one day share his game with the world at the Game Awards. Well, that dream is about to come true. Enjoy. Çişe gideceğim gidemedim bir türlü. Habire bir şey çıkarıp duruyor. Ne? Aerial Powers mu Fenerbahçe'de basket oynamış? Ne? Aerial Powers Fenerbahçe'de basket oynamış diye bir bilgi geldi chatte. Sola doğru ilerlemeli duygusal oyun bu sefer. Yayını izleyenlere telif attı, haberin olsun. O yayın anında izleyenlerdir. Yayın anında belki izleme yasak olayı yasaktır ama hiç öyle bir şey olmuyor yani. Biz YouTube'daki tekrarını izliyoruz. Aa oğlum Aerial Powers hakikaten Fenerbahçe'de basket oynamış lan. Kimmiş peki abi Aerial Powers? Basketçiymiş abi. Şu an hala Minnesota Lynx için basket oynuyormuş. Jump ship. Sağ olsun. I cannot wait to play Somerville thanks to Chris Olsen and the team at Jump Ship for that one. Next, we're going to head to the stage for a very special performance from a much loved game studio. Asbestos öyle mi? Fragmanda eski filmden sahne koymuşlar, ondan telif yiyorsun. Okay. Ha, Outer Worlds 2 bu muhtemelen ya. Aa, kapatmış. Ben bu oyunu çok oynamaya giriştim kanka. O kadar zor ki benim sinirimi bozdu, hep yarıda bıraktım. Eskiden kadınların kostümleri falan ne kadar zarifmiş ya. Ben çok seviyorum bu dönemi, baksanıza. Roaring Twenties. Ne diyordu ya bu eski? Adamlar da çıkır çıkır vardı. Gerçi arkada baksana. Flapper. Flapperacity diye mi deniyordu neydi? Bilmiyorum. Aerial Powers, Amerikalı basketbolcudur. Kısa forvet mevkinde görev almaktadır. Eylül 2017 Mart 2018 arasında Fenerbahçe kadın basketbol takımında oynadı. Okey, peki bir şey söyleyeceğim yani. Kaped'in yenisi falan gelmiyor. Geliyordu şu anda bu. Cuphead baya kötü oyun değil arkadaşlar bence. Ama ben yapamadım yani. Ben yarısında çok zorlandım ve sinirim bozuldu, kapattım. Cuphead kötü oyun değil, baya iyi oyun. 4-5 kere falan denedim. Zor bir oyundu yani. Bir noktadan sonra yordu beni o hakikaten. Bak Dark Souls'larda yorulmam. En böyle kafa siken oyunlarda yorulmam. Cuphead beni yordu ama. Cuphead zor da bir oyun bu arada hakikaten. Yani Cuphead'in gameplay'i çok iyi, müzikleri çok iyi, görselliği çok başarılı. Neyini beğenmemiş o arkadaş? Yeterince skin mi çıkmamış Cuphead'e? Free to play mi değilmiş Cuphead? Neyini beğenmemiş? Mert abimi sizce mısır patlatmayalım mı? Sen önemli fragman kaybetmen değil mi? Yok ya. Biz anlatırız sana. Tamam hadi. Hatta ben de çay koyacağım. Oo, beni bıraktılar gidiyorlar, gördün mü? Yok ben buradayım yani, görüyorum ben. Yelsi Island. Hadi Yelsi'si geliyormuş hakikaten, gelmiş. Kanka bu arada bakma, ben de bu Final Fantasy Pizza Mize hikayelerinde bir tık bozuluyorum. Bunlar bizim Japon ekibin kafasından çıkan işler değil çünkü. Amerikalı hödüklerin kafasından çıkan işler.
Niye kardeşim, Japon pizza yemiyor mu? Ayrıştırıyor musun sen Japonları? Yok da yani hep bu Amerikalı PR ekibinden her sene böyle bir bok gibi bir reklam kampanyası çıkıyor. Açıkçası ben de yakıştıramıyorum yani, doğruya doğru şimdi. Pizza olayına bir tık ben de bozuldum yani. Biliyordum pizza olayını. Bir hafta önce açıkladılar. Ha. Ne yapıyorsunuz falan oldum yani. Geçen sene de cornflakes yapmışlardı böyle. Çok iyi abi. Yakıştıramıyorum yani. Oğlum bu oyun çok iyi oyun ama böyle görsellerinin tadına vara vara oynayamıyorsun yani. Öldürüyor seni çünkü. Ya Kapet'i biz 3 sene önce Tancan'la bir canlı yayında oynamamız var. Yani hakikaten küçük aklımızı yitiriyorduk. Yerlerde yuvarlandık yani. Yoksa yani sanatsal olarak hakikaten osurtan bir oyun. Aa bak 3 kişilik olmuş. Kap bayan da eklediler bak. Tabii. Tancan bayan. Ha, doğum gününde geliyor. O kim arkadaki ya? Canım belki özel bir şey konuşuyorlardı falan. 2022, so exciting, the delicious last course. Canım gelince açarım. Earlier you saw the trailer for Sonic 2, the movie. And now it's time for the little blue guy to give you a glimpse at his next game. Tabii arkadaşlar artık bayanlar bile Cuphead oynayabilir. Even girls can play. I play it too. My papa told me I couldn't play Cuphead, but now I can. Yeni Sonic oyunu mu lan bu? Bu şeymiş bu. Ne derler? Valla open world bir Sonic oyunu gelecek diyorlardı da. Aa Sonic'in gözleri ne zamandır tek parça lan? Hep öyleydi. Hep öyle değildi lan. Hatta hep böyleydi. Hatta şey abi. Yani şöyle. Sonic'in son güncel versiyonu uzun yıllardır böyle. Bak, Sonic her zaman tek parça değildi gözleri bu arada ha. Çok geçmişteki hali öyle değildi. Evet abi. Bak bu Breath of Wild Sonic. Aa. Tabii. Açık dünyada koşuyoruz bu sefer de. Lan ben açık dünyada tabii koşmaya varım ha. Kısıtlı arenalarda koşmayı sevmiyorum. Açık arazilerde hızlı hareket zaten ettiğim oyunları çok severim ben. Kanka o Vista'dan anlayacağın gibi zaten Breath of Wild'da birebir çakmışlar. Biliyorsun ova varsa. Allah Allah. Açık arazide koşmaya varım bile valla. Sonic Monik'e koşarım Frontiers yani. Adı bile Frontiers. Tabi tabi. Bir bakılır. Bak böyle devler falan. Oha o ne? Okey. Buna bir bakılır. Aa geldi. Dolandırıcı number 2. Oha niye böyle diyorsun ha Yüce Kojima'ya? Ya boş ver şunu ya. Matrix tişörtünü de giymiş gerizekalı. Aa oğlum ilk oyunun kapağında bile gözleri tek parçaymış Sony'in ha. Ya evet evet. Sadece o kadar belirgin değilmiş pikselli olduğu için. Yandan görüyorduk bir de hep. Aa ulan hep tek parçaymış gözleri, helal olsun. Bu ne? Karnivale 3 mü? Diğer model torunun. American Horror Story Chapter 4. Karnaval. Atıyorum artık. When a man believes his own lies. Allah Allah, Kate Blanchett falan var. Oo, öpüşüyor. Then you lie. You try to find your way out. I warn you tonight. There is no way out. Ha, LSD The Movie galiba, evet. Yok lan, fragman biraz hızlı ya. That was the best trailer I've seen since Death Stranding. Now onto awards business. I am honored to be announcing the best art direction category. These nominees across a broad variety of budgets and genres each found their own path to combining visual design, music and animation into their own distinct expression of intent and purpose. Aynen, Gabe Newell arkadaşlar. One franchise I love the art direction. Steam indirimlerini açıklıyor değil mi abi? I hope we get a new one of those. Tabii. Anyhow, here are the nominees for Best Art Direction. Best Art Direction.
Bu arada evet, Del Toro bana daha çok benziyor Kojima'dan. Ya bu senin dediğin oyun, art direction. Yana doğru ilerle ve X'e bas. Ama art direction da alsa alır, hakikaten güzeldi çünkü. And the game award for best art direction goes to... Art direction. Deathloop. Aaa! Yani öf, gerçekten. Ulan hakikaten ya. Canım yüzünü açmadım galiba ya, durmuşum. Yok bir şey söylemiyorum, can... ben de buradayım. Ha tamam. Yani mutlamış zaten kendimi. Deathloop'un art direction'ı fena değildi lan bu arada. Ya Artful Escape'den daha mı iyi ama yani. Bilmiyorum işte. Onu sanatçılar karar versin. Onu Etem'e sormak lazım. Thank you Guillermo, wherever you are. Thanks to the Game Award. Kanka bunların hepsi Latin, bak Latin oğluna vermiş ödülü. Fransızdan adam ne Latin'i? Ha gerçi o zaman Fransızları da Latin diyorlar. Evet evet. So thanks for your indirect participation, Guillermo. Sacré bleu. Also thank you for rewarding our risk talking our patience for visual expression or level of craftsmanship. Croquet baguette. Flight of the Conchords'un öyle şarkısı yok muydu bir tane ya? Evet evet. Jus d'orange. Jus d'orange. Thanks to them for taking the adventure. Faut le fa-fa-fa. Croissant, baguette, croate. We did it. Crème de la crème. Gendarme, baguette. Sony and Microsoft. Sony. A big hug for our families and friends. Document. And lastly, Monsieur le Petit. I'd like to dedicate this award to the boss, dedicate Robert Tatman. Oğlum adam kamuflajlı bir şey giymiş lan. Yes, kravat evet. Kamuflajlı kravat yani. Savunma bakanı olsam giymem. Kamuflajlı kravat. Güldüm. Congratulations to all the winners so far, and right now we are excited to announce additional winners tonight. In the 100% fan-voted Player's Voice category, here are the final five nominees, as voted on by fans. And the Game Award goes to Halo Infinite. Congratulations. Ya yeminim satılmışsınız ya. Bu ne abi böyle? The best RPG. The nominees are. And the Game Award goes to Tales of Arise. Ya siktir git lan. Tales of Arise Shin Megami Tensei varken orada anasını satayım. O hızlı hızlı verip kapatıyor galiba oğlum. Sahneye bile çağırmıyor artık. Bu ne oğlum? And the Game Award goes to Near Replicant. Aa. Abi saçmalığa bak. Ya Replicant Husserl'in oyunu bile değil. Anasını satayım. Replicant remake. Husserl'in lan. Aynı müzikleri kullanıyorum abi. Ha öyle mi? Bilmiyorum. Tabi canım yeni müzik yok, aynı eski müzikler onlar. Ya çok güzel müzikler bu arada da. Oğlum bunlar böyle az geldim müzikler değil. Geldim arkadaşlar. Hoş geldin canım. Hoş geldin abi, ben reklamlar şey devam ediyordu. Sen yokken en iyi RPG'yi seçtiler. Oğlum en iyi RPG ve en iyi müzik ödüllerini böyle veremezler lan. Hemen verdiler gittiler işte o. Reklamları daha uzun tutuyorlar oğlum, ödülleri böyle bok gibi veriyorlar. Of course not here in person. Here kimse bir konuşma yapmıyor, bir şey yapmıyor. Ha pardon, People's Choice bunlar. Okey okey. Özür dilerim. Okey, People's Choice. Ha bunu dava açtı mı Take Two? I learned to keep microphones away from him. Ha dayıya bak, gelmiş öyle. Congrats, now to present the best mobile game. Please welcome ha, Sonic Breath of the Wild fragmanı gösterdiler. İlkcan. Ha evet bu arada. Okey. Breath of the Wild ama Sonic'le. Ha geldi senin kızı okay. Geçen. Hey! Thanks Jeff. Here are the nominees for Best Mobile Game presented by Verizon. And the game award goes to... Pokemon Unite. Genshin Impact. Genshin ne? Stay right here, we've got more game awards coming up after this. Genshin. Genshin mi deniyor? Genshin değil mi? What's good, Chicago? What is the yani her yörede farklı okunuyor. Amerikalılar ne anlar abi? People of color in the video game industry. Enteresan. Bu ne? Seminal moments within culture and within the world where you see something that throws you. You know, you just don't know what to do.
Bu ne abi? Yeter. Her yerde siyahilerle ilgili şeyler görüyoruz. Şahsen ben artık rahatsız oldum. I know that things right now are very, very difficult. I know that things are all over the place in lots of different ways. It's scary, man. I mean, it's that's just there's no other way to put it. It is scary to be black in this country today. I'm a black mom. Bize ne peki bunlar? A lot of people in gaming communities just don't want to hear it. Ben çok sıkıldım bu Amerikan. Abi evet, Amerikanlık meselesini tartışmaktan çok sıkıldım. Benim ecdadımın kölesi yoktu, artık beni salın ya. Kardeşim ne demek bize ne? Bizim de bisküvimiz ismini Negro'dan Nero'ya değiştirdi bugüne bugün. Demek ki biz de bir bok yemişiz. Demek ki Türkiye olarak biz de Afrika'dan köle alıp çalıştırmışız ki benim buradaki bisküvi markam bile ismini değiştirdi kardeşim. Ne demek? Benim mısır sesim çok mu fazla geliyor? Biraz evet. Tamam. Orada siyahiler ölüyor ve sen burada popcorn yiyorsun kanka. Çok hoş değil yani. Duyarlı olmalısın. Yiğitcan gürültü engelleyici açsın. Aynen. Akım kapasitörünü de açsın Yiğitcan aynı zamanda, anasını satayım. bu arada ben bitmeden piyasada mümkün olduğu kadar ne kadar eti negro varsa topladım ha, ileride değerlenecek. Dipten almak lazım, haberiniz olsun. Longladın mı abi negro? Longladım. Negro değerlenecek abi lan. Güzel. Ninjalar değerlenmeye de bari negro değerlendirsin. Aynen. O da götümüze kaçmaz inşallah. İnşallah. Bu arada hakikaten iyi fikir lan. Şaka maka değil, negro alalım ha. Evet. Oğlum 5 sene sonra 10 sene sonra koleksiyona koysan şey diye siyahi kardeşlerimize selam olsun diye ismi sinden eti negro diye hepsi burada N11'e falan koysam 2000-3000 liraya satarım yani. Evet. Brand new IP. Ay bokla tamam seçti. Bok ve ishal havada çarpışıyorlar. Kusmuk ve bok. Boka değmiş. What your powers combined? I am double bok. Evet. Ay. Ay yani o neymiş bu be? Ay bir de Joker'le Harley Quinn girseymiş keşke şuraya. Ay. Bak yani Ceren bile güldü buna. Ceren mi? Buradan mı geldi o ses? Tabii oğlum, biz zirin duyuyoruz baya. Bizden çok eğleniyor ne izliyorsa yani. Oğlum ben duymuyorum buradan, siz oradan nasıl duyuyorsunuz? Ben de duymuyorum lan. Ben duyuyorum abi, gülüş seslerini falan. Ha bu Twitch'in adını değiştirdiği, leak olduktan sonra adını değiştirdiği Cloud Gaming olayı galiba. Yes, Vermintide be. Bu senede bir Vermintide reklamı gördük. Bir an çok endişelenmiştim. Evet. Ha kahkahası mı geliyor? Yani evet. Kahkahası geliyor aynen. Onlar çünkü şu an yar bana bir eğlence medet programı yapıyorlar yine. Osmanlı tayfa. Osmanlı eğlenceleri mi böyle? Aynen, Osmanlı eğlencesi yapıyorlar. Ulan onlar bu hayatı yaşıyor, sana bir şey söyleyeyim. Yaşıyor abi. Boşa yaşıyoruz. Aynen öyle. Biz de burada Yiğitcan'a duyarlı olmayı anlatmaya çalışıyoruz. Ulan utan evet, be utan. Yiğitcan bu arada. Senin ülkenin bisküvi markası bile ismini değiştirdi be. Demek ki yapmışız biz de bir şeyler. Evet. Demin yapılan muhabbet hoşuma gitmedi abi. Lütfen rica ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, siyahi kölelerin emeği üzerine kurulduğunu red mi edeceksin Yiğitcan Erdoğan? Evet abi. Ha? Mustafa Kemal Vesaz arkadaşları gidip Afrika'dan gemiyle köleler oğlum getirmedi mi bu ülkeye? O yüzden Robinson şimdi etine gureşti ismini diye değiştirecek. Karikatür yapıldı. Cuma zenciydi. Bak. Cuma'dan kazanılan paralar nereye gidecek kardeşim? Nereye gidecek? Evet abi. Eti negro hesap verecek. Ve orada da bitmeyecek. Eti karama da gelecek sıra. Eti negro ile başlayan bu macera burada bitmez. Eti karamın ismi ulan, eti akım olarak değiştirilene kadar durmak yok. Evet. Aynı zamanda kanlı nigar efsanesinin de adının değiştirilmesini talep ediyorum. İspanyolca yasak... Ha nigar ismi bu arada inanılmaz sıkıntılı değil mi ya? Evet, nigar diye teyzemiz nigar olsa, o. Nigar diye teyzemiz olsa etinin eline geçse eti vallahi dövebilir kadını yani. Aynen. Nigar'ın ismini değiştiriyoruz deyip R'sini atmazlar lan inşallah. Warrior Priest. Bu şey, Ninja Cup gibi bir şey galiba bu. Warrior Priest. Ya Vermintide'de işte yeni aynen karakter gelmiş abi.
Mustafa Kemal ve siyaha katmıştır. She's an actor who stars in The Mandalorian Kurtuluş and the upcoming Tyrone series The Book of Boba Fett. Yo, what up, Kemal, please welcome Ming-Na Wen. Bu kadın 60 yaşında. İlk bu kadın 60 yaşında. Kurtuluş Savaşı pilotlarımızdan birisi zencidir ha. Abi tabii ki yani. Şaka değil lan, hakikaten zenci. Fotoğraf falan var. A gaming narrative is more than a collection of cutscenes. Bu kadın 60 yaşında, 6. diyorum. Own involvement with the story and its characters. To be nominated for the best narrative award, a great game demands provocative dialogue and a captivating plot. But lütfen genetiğini bağışla bize hanımefendi. It must exhibit a meaningful involvement with the audience. And also, just speaking as the mother of a son who loves gaming, it's nice when there's more to the story than Maduro just blowing dediği, up oğlu 40 yaşında grenade bunun factories and shouting obscenities yani at your alligator brides. Here are the nominees for ne best güzellik ya, narrative. Best narrative. Every loop I'm learning a little more. Yeter. Piecing together the puzzle. It was a spell, I am telling you. If it is a spell, how do we break it? I need to find out exactly what happened that night. I can ya reveal their secrets. Life is Strange 2 kodasının ana karakteri kız hep bizim hayatımdan bir dönem geçmiş kız arkadaş değil mi? Bilmiyorum. Herkes güzel kız ama öyle. Herkes böyle bir kız tanımıştır hayatında yani. Bilmiyorum da güzel kız. Şimdi şeye versinler de bari Psychonauts'a. Deathloop'a verirler. To... True Colors. Marvel's Guardians of the Galaxy. Ya yok artık ya. Yok artık, siz ciddi misiniz? Artık yok be abi. Oğlum. Hayvan mısınız ya? Lan ne narratifi? Neden bahsediyorsunuz ya? Bu şey oyun değil mi ya? Arkadaşımız uzuvlarını uzatabiliyor ama 5 metrelik çukura düştük. Nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Aynen, evet abi aynen ya. Ya ne narratifi ya? Siz manyak mısınız ya? That was a surprise. Kadın da sevindi. Allah Allah, biz hikaye yazmamıştık. Neyimize verdiler filan. Such a wonderful thing. I want to thank. Ne oldu CS? Laf etmişsin. Bak ödül aldı. Trusting us with their characters and for allowing us to make them our own, for our fabulous cast, for bringing them to life in ways that words on a page can never do. Birazdan bari en iyi gizli kahraman ödülü ile Blizzard çalışanlarına ödül versinler. Ne diyeyim? My game director, the entire crew who Blizzard worked on it. Blizzard CEO'su Bobby Kotick'e falan gizli kahraman ödülü versinler yani. Bu arada abla inanılmaz boylu maşallah. Thank you for tabii making comedy look easy. Thank you for not complaining too often when I pushed you to remember our main themes of grief and to go deeper. Who am I kidding? I know you complained, but thank you for Allah not aşkına, doing Ceren'ler it to me. Ne yapıyorsa onların yanına gidelim ya. Benim tadım kaçtı bayağı. Ben de Ceren'in sesini bu arada galiba Yiğitcan'dan falan duyuyorum. Benimden sekiyor bana. O nasıl olabilir? Bilmiyorum. World Premier. Pre-Alpha. Baka, çibi çibi, deniz insanları, abi oyunu, yine, çaba çaba. Yine hafif esmer bir kız dünyayı keşfediyor oyunu geldi. Yemin ediyorum tabii. 12. falan son 3 senede çıkmış olan. Yani bu oyun stüdyolarının hepsinin... Ay bir tutsuz sen de be. Bu oyun stüdyolarının, yani, bu oyun stüdyolarının hepsini sürekli aynı oyunu yapmaktan sıkılmamalarına hayret ediyorum ya. Bak biz bu neymiş deriz yapıyoruz ya abi, sürekli indie oyun bakıyoruz. Sürekli indie oyunlarda son senelerde tek parça elbise giymiş esmer adalı kızlar bir takım yerleri keşfediyorlar. Yani bunu bir kere yaptın, iki kere yaptın, üç kere yaptın, dört kere yaptın. Kanka 12.yi artık de ki ulan de biz galiba orijinal bir iş yapmıyoruz. Falan da yani. Sıkılmıyor musunuz abi ya? Ya da kardeşim, ne bileyim yani. Yeter da. Bu oyun depresyonla ilgili. Tamam mı? Yani bu konu, oyun derin ya bir sus sen de oğlum ya. Konu döndü dolaştı şeye geldi ha. Diversity yapacağız, farklı hikayeler anlatacağız derken yine Call of Duty yapıyorlar. Her sene beyaz adamlar esmer adamları vuruyordu ya bir ara gaming'de, hatırlıyor musunuz? Her sene. Şimdi de esmer kızlar dünyayı keşfediyor sürekli. Yani bu oyun stüdyolarının gerçekten zekalarıyla alakalı bir sıkıntıları var abi. Bak çok net söylüyorum. Bir noktada ulan 500 kişisiniz bir stüdyoda. 12 tane oyun çıktı. Zeka değil ya. Toplam 3000 kişisiniz. 3000 kişi aranızdan birisi demiyor mu?
Ya arkadaş biz daha bir aynı şeyi yapmayı bıraksak mı acaba artık demiyor musunuz ya? Ulan Call of Duty yani döndürdünüz, değiştirdiniz. Ulan indie oyun diye takdir ettiğimiz şeyi Call of Duty seviyesine getirdiniz ya. Hayret ediyorum ya. Öf. Bir içimi döktüm kusura onlar bakmayın. Büyük, onlar büyük ihtimalle şu anda bunu yaparken şeyi düşünmüyorlar. Herkes aynı şey yapıyor diye düşünmüyorlar abi. Orijinal bir şey yapıyoruz diye düşünüyorlar. Olur mu abi? Yemin ediyorum bak bu neymiş de ben artık şey oldum ya. Tek parça yazlık elbiseli sempatik kızlar dünyayı keşfediyor. Yani ve hepsi de esmer kızlar bu arada. Beyaz kızlar zombi dövüyor ben... artık. Esmer kızlar dünyayı keşfediyor. Bir de neyin klişesi bu? Yıllar önce bir Moana çıktı. Hala Moana'nın taklidini mi yapıyorlar? Neyse dur bir şey oluyor bir dakika. Bence onu 5 sene sonra fark edecekler. Ya bu ablayı ben biliyorum ya. Bu bir oyundandı bu. Is director Amanda Waller. And since the Game Awards doesn't care about disclosing classified intel, evet. Listen up. Mizah oluyor arkadaşlar şu anda. Mizah oluyormuş. Whatever you've heard about Task Force X, the state of the Justice League, or Superman rampaging through the streets of Metropolis, you better not say a word. Helal olsun, kadın iyi aktörmüş. Ben olsam utanırdım şu role. If you do, believe you me, I'll hear about it. You've all been warned. Waller out. Ay, gözlerim sulandı. The Game Awards koskoca John Sungur'un aktörlükten beklentisini sahneye çıkıcı utanmamaya kadar well, düşürdü bu tarihe not düşürsün lütfen. Yani evet abi ama yani ne yapacaksın? This is gonna be worth the risk. You guys wanna do it? Let's all watch this together. When I think of the Justice League. Şimdi buna da bir şey kimdi bu adam ya? Bumerang adam. Haa. Buna da mı şimdi şey yapıyorlar? Guardians of Galaxy gibi yapıyorlar. Buna da mı? Evet ama bunlar Superman'i evet, evet. Dövüyor bu arada yani. Yani bu oyunda beni gerçekten bu ekibin Superman'i dövdüğüne nasıl ikna edecekler çok merak ediyorum ya. Flash'ı falan da dövüyorlar ha. Superman değil sadece bak. Hani Flash zamandan hızlı koşuyor abi. Bunlar da beyzbol sopasıyla dövecekler Flash. Dur bakalım. Gördüğüm en kötü Harley Quinn'lerden biri olabilir bu arada bu. Evet, galiba iyice Tara Strong'dan modellemişler yani. Tara Strong bir ses sanatçısı abi, şey değil. Aktör Tara değil Strong yani. Hakikaten yani evet. Bu kötü Flash mı ne bu? Ha, Brainiac Flash. Abi Brainiac dünyayı ele geçirmiş. Bunların deri altına nanorobot zerk etmiş. Falan filan işte ama. Bunlarda tek özgür kalanlar olduğu için kahramanları durdurmak bunlara düşmüş. Hadi bakalım oynat. Aynen. Allah her şeyi kahretsin ya valla. Oynat bakalım. Harley Quinn beyzbol sopasıyla devi öldürüyor. Bu ne kadar kötü bir Harley Quinn ya. Bu ne abi ya? Kadıköy Anadolu Lisesi'nden çıkmış gibi. Kadıköy Anadolu Lisesi böyle bir yer değil ya. Bu. Benim bu daha ziyade bu daha ziyade makyaj YouTuber'ı Harley Quinn cosplay'i deniyor gibi olmuş. O da doğru. Evet. O da olabilir. Proper evet. Cosplayer olmayan kızlar cosplay yapmaya çalışıyorlar bazen bir tuhaf oluyor ya, bir tık öyle olmuş bu. Oo, cosplay gatekeeping'i de yaptık bu yayında. Sonumuz hayır olsun. Oo. Arkadaşlar bütün kadınlar istedikleri cosplay yapmakta özgürdürler. Tabii. Kalitesine kendileri karar versin. Ama gerçekten Harley Quinn birinin cosplay'ine benziyor burada ya. Dünya üzerindeki kadınların %60'ı Harley Quinn cosplay'i yaptı. Bir gün herkes Harley Quinn cosplay'i yapacaktır. Artık buna dur de. Yeter. Ya bumerang adamın kim iyi bir karakter olduğunu söylemiş bunlara ya. Yani oğlum, yeter Harley her yerde bumerang adam. Harley Quinn dışında kayda değer karakter yok. Harley Quinn de damage verebilen bir karakter değil ha. Takla atabiliyor. Kızın en büyük gücü jimnastikçi olması. Jimnastikçi bir psikolog olması bu kızın gücü. Oh dur, altın elbiseli bayan geldi. Anlat bayan. Aa, Forspoken'ın başrolü mü bu kadın? You may have met the character I portray in Forspoken. Frey Holland. Ya bütün maşallah. Bunların hepsi İngiliz oluyor abi, biliyor musun? Tonight as we will be seeing Pollyanna's first portrayal
of Tantaprov for the very first time. Ben bu oyunu merak ediyorum. Bayağı iyi bir şeye benziyor ha. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Herkes İngiliz bu arada hakikaten. I definitely hope that you're in a boss fight. Thank you, Ella. That's so kind. Even if it is with Frey. Especially if it's with Frey. And now objeleştirme lan insanları, pis herif. Özür dilerim. Ama öpüşün. I do not know how I got here, and all I want is to go home. She is hell's spawn. Ha, biliyorum bunu, biliyorum bunu. Şey, evet. Fantastik dünyaya atılan isekai ile lan kızın oyunu. Okey, bu ilginç bir oyun. Isekai kız inanılmaz hızlı PlayStation 5'in bütün donanımsal özelliklerini kullanıyor isimli oyun. Tabii. Ki yani güzeldi yani. Bir reklam. Tabii çok güzel oyundu bu. Bunu oynarız ya. Güzel oyun. Face Capture'ında bir tuhaflık var ama sanki. Siz de hissettiniz mi onu? Yüz ışıklandırması da bir ilginçlik var yani. Şey gibi abi, büyük ihtimalle doğallığı hesaplamada yandan yeme oyunları gibi bir şey. Tabii ya, baksana böyle uçuyordun kaçıyordun falan, bu baya şekilli oyun yani. Ya bu arada açık dünyada fantastik bir alemde konversleriyle oradan oraya sıçraması bana çok sempatik geliyor yani, hoşuma gitti benim bu oyun pek çok açıdan. Bak büyüyle kaykay maykay yapıyor, baya böyle modern büyü kullanımları falan, iyi yani, oynanır oğlum. Bu net oynanır canım. Yani son birkaç senede gördüğüm en yaratıcı, abi, farklı şeyler sunan oyunlardan bir tanesi bu yani. Böyle bir küçükten bir world building falan da var. Değişik karakterler falan da var böyle. Okey. Güzel güzel abi yapıyor. Sırf animasyonlardan gider ya bu. Tabii. Oo, yaratık tasarımında hafif Dark Souls havaları da var. Tabii. Artık zaten. Bak bayağı bildiğin farklı büyüleri var ha yani. İlginç fizik oyunları falan yani, böyle olursa tabii oyun. Okey ya. PS4 logosu mu vardı lan orada, ben mi yanlış gördüm? Ben görmedim. Özür dilerim ya, pardon, pause yapıp geriye saracağım, hiç yapmadım ama. Aynen. PS4 logosu varsa götümden kahkaha atmaya çalışacağım çünkü. Geri saramadım, neyse, hayırlısı olsun. Yemin ediyorum PS4 logosu gördüm. Tabii Isekai'nin anime dünyasını işgal ettiği yetmedi, şimdi oyun dünyasını işgale başladı. Bu konsept de iyi ama tüm oyunlar bu türe benzerse tatlar kaçabilir bence. Varhammer geliyor. Kaçmaz Namzeciğim, kaçmaz. Güzel olur, güzel. Ama evet, bu oyunu büyük ihtimalle %98'imiz oynayamayacak. Çünkü %1'e falan olur. Chat'te şey diyorlar, oyunda farklı şeyler var diye çok sevindiniz. Valla o noktaya geldik Osman'cığım, ne yapalım? Yani. Baksana döndük dolaştık yine 4 kişi zombi vuruyoruz'a geldik galiba. Bu arada ama uzay içine doğru öldü derken evet. İlkcan evet, aramızdan ayrıldı bir süre önce. Ben mısır yiyordum ya. Space Star, Space Star, Space Star oldu. Bir tane daha Ultramarine hikayesi görürsem intihar edeceğim. Ulan chapter mi yok, sürekli Ultramarine koyup duruyorsunuz, yeter daha. Yok lan, Ultramarine oyunu çok yok. Bloodraven'lar var oyunlarda genelde. Kanka Ultramarine diye oyun var direkt. Yani adı Ultramarine oyunu, öyle diyeyim sana. Ultramarine'in oyunu var kanka. Adı Ultramarine. Ultramarine'in filmi var. Adı da Ultramarine. Oğlum İngilizce bilim kurgu yazmak ne kolay iş ya. Başına Ultra koy, kafansız olur. Ultra, Quantum. Yani işin ilginci, Warhammer dünyasında gerçekten çok daha yaratıcı chapter'lar var yani. Moğollar var mesela. Şey değil mi kanka? Grey Wolves vardı bir de. Evet. Bozkurt gibi uluyarak oradan oraya koşuyorlar. Onları yapsınlar. Evet. Tabi motora biniyorlar, farklı vampire benzeyenleri var. Tabi çok yaratıcıdır hepsi, aynen birbirinden. Ya en azından Ultramarine'den yaratıcı oğlum. Ya oğlum, Ultramarine ne? Space Marine, Space Marine ya işte ama. Oo, Arya burada olsaydı şimdi aşırı derecede seninle tartışırdı. Bir çıkarıyormuş, bambaşka biri var içeride. Bir çıkarıyormuş, Dave Chappelle var böyle bir tane. Ne yeni Netflix serisiyle. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba 4 kişi dövmediğimiz için ilgimi çekti, yalan olmasın. Bu zaten şey, ilk PlayStation 3'e çıkan Ultramarine oyunun ikincisiymiş kanka. Aynı oyunun devamı. Tim Willits from Saber and the star of the game who will play Captain Titus. Chat'te bir tane Warhammer'cı coştu. Onun avladığını Kaptan Titus falan oldu birdenbire. Harbiden mi Titus? Ah canım kardeşim. You know, we are making Space Marine 2. Bilmiyorum ki Kaptan Titus. Sequel to the iconic, you know, Warhammer 40K. Titus'tır o. You know, and at Saber, you know, we've
We're using the experience. Aa, Kaptan Titus'muş hakikaten lan. Helal lan o çocuğa. O çocuğu benim için öp. World War Z to really bring this helal sana çocuk. To make it the most intense action game ever. Bu arada Forspoken Steam'de 700 TL'ymiş demin coştuğumuz Converse'ı kısıtlı büyü atıyor oyunu var ya. Ha. 700 TL'ymiş haberiniz olsun. Aa, o PC'de mi geliyor? PC'de geliyor galiba çünkü Steam'de 700 TL demişler. PC'de geliyorsa hakikaten PlayStation 5'in... Neyse. Oğlum o PlayStation 5 eksklusif değil mi? Değil galiba. Bakayım. Öyle tanıttılar lan oyunu PlayStation 5'i tanıtırken. They played us like a riddle oğlum. Adamlar God of War'u da PS5'e getiriyormuş gibi tanıtıp sonra getirmediler. Aynen. Forspoken. Aa, gerçekten Steam'de var lan. Deluxe Edition da 999 TL. Çok iyi abi. Abi developer Luminous Productions, publisher Square Enix. Heriflerin PlayStation'da ekstra hiçbir şey yok ha. PlayStation gaza gelmiş bence. Sırf bizde olacak abi filan diye böyle. Adamlar da nah çekerek uzaklaşmışlar sanırım. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Heyecanlı bir şey oluyor zaten. Allah Allah. Ne olabilir oğlum heyecanlı? İşte şey bu değil mi? Saints Row. Saints Row 22. Ayak mı sonra? Abi Saints evet Row Saints Row. Heyecan, bir şey heyecanlanırdık. Saints Row bu. Ama Saints Row bir şey istedik bu. Saints Row gördü işte. Saints Row bu. Yani bu Saints Row mu gerçekten? Saints Row bu. Oğlum bayağı Saints Row bu. Niye inanmıyorsun lan bana? Yürüyün Saints'ler falan dedi. Kız Saints Row işte yani. Mor yakaları, kostümleri. Ay bir de mor giyiyor falan aynen. Mor giyiyor herkes. Mor abi mor. Ha okey. Saints Row 4 değil la 4 çıkmış zaten. Saints Row 5 Saints Row 0 bu. Bak göreceksin yani bir start öyle atıyorlar mi franchise'a. Aaa. Düz Saints Row çıktı. Ha Saints Row yazacak sadece aynen. Bu, ya tanıttılar ya bunu geçen sene. Ben bunu öyle bilmiyordum miydi lan böyle bir şey mi var? Ha. Bir şey diyeceğim lan Saints okay. Row çok eğlenceli oyun ya. Evet evet. İnşallah tabii bu da öyle olur. Bu da baya GTA klonu gibi çıktı ama daha sonra kendini buldu ya çok iyi oldu. Aha. Aa customization evet, özellikleri abi, çok GTA, iyi. Okey. Benden artı 10 puanını aldı az önce. Customization'ları çok iyi ya. Yiğitcan senin sesin çok kısık. Galiba cipsin duyulması diye uzaklaştın. Ben de duyamadım seni bir kere. Peki bunda da süper güçler olacak mı acaba? Çok eğlenceliydi o süper güç muhabbeti. O bir tek 4'te vardı inşallah olmaz. Yiğitcan daha iyi kesinlikle. Reisler ben çiş yapmaya gidiyorum ha. Yayın sizde. Git. Okey. Aaa! Telif yer miyiz acaba? Yemeyiz herhalde. Sesimi kıs git istiyorsan sen. Sesimi kısın millet ne izleyecek oğlum? Ay Allah kahretsin ya bunu gerçekten de. Ama yeter be. Nightmare Before Christmas. Ama Fall Guys. Bu oynanıyor mu bu oyun hala ya? Var mı bunu oynayan? Oğlum bana da bitti gibi geliyor ya. Bitti yani. Saints Row'u kim oynuyordu? Günhan oynuyormuş. Arkadaşlar Saints Row deli eğlenceli bir oyun. Saçmalamayın anasını satayım. Saints Row hiç Saints Row oynamamış kadar kötüsünüz anasını satayım ya. Aşırı eğlenceli oyun. Ben Saints Row 3'ü ve 4'ü afiyetle oynadım valla. Tabii oğlum. Ben 4'ü çok beğendim. Can sevmiyor galiba güç muhabbetlerini de. Ben o güç muhabbetlerini de sevmiştim. Amerikan başkanı olma muhabbetini falan. Evet evet 4 de komikti. Yani değil de öyle adam uzaylı dövüyordu. Aerial Powers! Saints Row 2'yi oynamadım ben. Saints Row 3 ve 4'ü oynadım sadece. GTA'dan kesinlikle daha bayağı eğlenceli. Bayağı GTA daha ciddi. Evet evet Saints Row 1 ve 2 daha ciddiydi. 3'te bir şey oldu zaten kendini buldu seri. Ha bu Battlefield. Bu patladı mı? Bu da çok coşmuştuk çok güzel olacak falan diye. Sonra patladı galiba. Hiç bilmiyorum ki abi ya. Hiç bilmiyorum. Ay. Ne oluyor ya? Ya ben gerçekten şeyi anlamıyorum abi.
bu reklamları gerçekten kime yapıyorlar, yaptırıyorlar yani, böyle nasıl bir ajans bunları yapıyor? Yani gerçekten de bir aptal mı sanıyorlar çocukları ya? Okay. Hey guys, FaZe Rug here, and I'm asking you to help me destroy 1 billion mechs for Able Gamers charity in the hit new game, Mech Arena. Join me and millions of players in 5-on-5 mech action for a chance to win insane prizes, raise money for a good cause, and get a shot at driving this real mech. Are you ready to battle? I'll see you in the arena. Got it. Mech Arena. Duygusal yana yürüme. Literally yürüme bu arada. Koşma da yok yani. Bu zaten şey ya. Right belli love by projesi. Paul George. Ah be tancan olsaydı şimdi. Bu ne? Çok iyi basketbolcu mu bu da? Çok iyi basketbolcu değil de işte. Okey ya, iyi basketbolcu. Çok iyi basketbolcu olsa burada ne işi var abi? O da doğru. What about one sponsor? Çok iyi basketbolcuların kazandığı paraya gaming tayfa yetişemez yani. Ya bu arada bu iyi kazanan bir basketçi ha. Yine şeydir ha, şu ana kadar çıkan ünlüler arasında en zengini budur. Kanka hard disk reklamında oynayan basketbolcu mu olurmuş ya? O da bilmiyorum, onu açıklayamadım. Ben basketlerimi bu hard diskle atıyorum. Siz de basketlerinizi bu hard diskle atabilirsiniz. Yani, eyvallah kanka, sağ ol. Boy George adam mu? Adam bir de bizzat gelmiş. Evet. Gamer bir adam lan demek ki. Parası bitmiş demek ki. Parası bitmiş. Ha, Boy George anladım ben. Paul George'muş. TJ Stephen Curry gelip oyun sunmuştu abi, ne alakaysa. Öyle mi? Ha yok abi, basketbolcular oyun içine düşüyormuş bak. Kobe Bryant bile Black Ops reklamında oynadı diyorlar. Şapkan var, saçı mı ilginç? Oo, saçının modeline bak lan herifin, helal olsun. Saçı. Oha. Düğün pahsız gibi saçı var adamın. Hakikaten helal olsun kim yaptıysa. Şey yapmış abi. GTA sadece San aşırı zenginlerin kullanabileceği saç tipi baya. Tabi GTA San Andreas berberini yaptırmış. Bunu da alır mı Guardians of the Galaxy? Alır abi. Psychonauts 2 ne alaka ya? Niye var böyle bir oyun? Sen felsefesi de anlamamışsın abi. Arkadaki müzikten de geçmeyiz. And the game award for best action adventure game goes to Guardians of the Galaxy. Metroid Dread. Aa! Metroid. Allah Allah. İlk paralar yapmamış he. Buna çok şaşırdım şu anda. Galiba çok da böyle şey gibi abi. Paralar yatmasın, yatmadı. Paralar yattı demiş olmamak için bazen veriyorlar. Bu arada bu senenin speedrun camiasında en çok oynanan oyunu oldu abi bu kadar. Abi işte bak, mesela biliyorsunuz değil mi? Kimi, adam mı? Bu yeni Nintendo başkanı. Soyadı Bowser diye bu herifi soyadı Bowser diye çok linçlediler önce. Çünkü Bowser yani herifin soyadı. Sonra kabul ettiler, şey diye geldi. Arkadaşlar soyadım Bowser ama Bowser gibi kötü değilim ben falan diye geldi. Öyle demek ya. Kanka Nintendo'cular linçledi. Abi bir dakika biz az önce paralar yatmadı diye sevindik ama Metroid Dread ödülünü almak için aniden Nintendo'nun CEO'su hay Allah oradaymış. Evet. Oyun ekibi yerine Nintendo'nun CEO'su çıktı öyle mi? Nintendo and Mercury Steam. Hadi bakalım. Oyun stüdyosu gelseymiş keşke. Oyun stüdyosu çocuklar oturuyor ya. Abi biz oturuyor evet. And this dangerous yet marvelous journey to ZDR. We're so thankful for all the fans. Ama Nintendo'da biraz öyle bir durum var abi galiba. Oyun yapan ekiplerin hiç esamesi okunmuyor. Yani Breath of Wild da ödül alsa yine bu herif alacak büyük ihtimalle ödülü. World Premiere. Funko. Sen ne yapıyorsun? Aha. Oyunun lansmanı izliyoruz. Arkadaşlar kahkaha sesi gördüğünüz gibi benden gelmiyor. Ceren yanımda çünkü şu anda. Oha. Benden geliyor olabilir ya. Ev arkadaşlarım, misafirleri var. Demek sabahtan beri İtcan'dan geliyormuş.
Aşkım, biz de Ceren'in günahını aldık. İyi misin? Allah Allah. Sabah beri gelen kahkahalar bizden değilmiş arkadaşlar. Çünkü diyorum ben evden duymuyorum, yayından duyuyorum diyorum, inanmıyorsunuz. Dune mu lan bu? Dune. Harkının markının dedi oğlum. Rabarba reklamı iyi olmamış, bir tık kafa açtı ama. Ha ne bu? Mobil oyun olmasın Allah'ım. Aa! RTS mi? Çok kötü isim ama inşallah güzel olur da yani. Spice Wars videoda. Ne oyun olacak peki? En dandik isim. Aa 4X'de yazdı. 4X! Allah Allah. Oynanır. Yeriz. Aa job değil mi bu ya? Job. Ay yeter artık. Ne oldu be? Neye kızdın oğlum yine? Borderlands çıktı ya arkada. Evet abi. 3 yıldır bu oyun yani yeter. Her etkinlik de var. Yes, Will plays the Dragon Lord, the central villain within the Wonderlands. Yes, but in a clever twist, I turn out to be the underdog hero of the entire realm, and it's really beautiful. And it's actually one of the main reasons that I took this role, so. No. What do you mean no? Anladınız mı? Komiklik yapıyorlar hani, sanki kendi karakterleymiş gibi yapıyorlar, anladınız mı? Evet. Ya, anladınız mı? Mizah anladınız mı? Şakaları anladınız mı kankalar? Ben anlamadım. Mizah oluyor şu anda. Hani şey gibi yani. Hani bunlar sanki profesyonel para almış aktörler değil de kendi karakterlerine çok bağlı olmuş deliler gibi yapıyorlar kendini, anladınız mı? Mizah şey anladınız mı? Şey de öyle miydi abi? Milliyo çıktı abi, sanki hani böyle bir yandan da telefondan bir şey oynuyormuş gibi yaptı abi. O zaman da gerçekten telefondan bir şey oynamıyor muydu abi? Bilmiyorum ki abi, artık aşırı derin mizah yapıyorlar, anlayamıyorum gerçekten. Mesela demin siyahi bir kadın geldi, sizleri öldürürüm falan diye tehdit etti. Ben gidip kapımı kilitledim geldim abi. Ne oluyor ya, anlamıyorum yani. Çok korkuyorum abi. Ulan ne güldük be. Of iyi güldük. Lan iyi güldük ya. Yemin ederim sandalyemden düşüyordum. There's one alone who can wield fate. One alone whose story is in their own hands. Tabii abi. Oyun sektörünün aynen kendi kendisinin parodisine dönüşmüş olması herhalde zamanla alakalı bir şey değil mi ya? Oh my god. Aa yiğitcan yapıyordu bu sesleri. Ben günah yapıyordu zannettim. Yiğitcan yapıyor. Aa! Ben de can yapıyor sandım. Ne? Allah Allah. Evet. Ben günah sen yapıyorsun zannettim sesleri. Yiğitcan yapıyormuş oğlum. Yiğitcan yapıyor. Yo, ben de sen yapıyorsun sandım. Yiğitcan delirttiler en sonunda. Evet. Bu noktaya geldi çocuk yani. Hayda. Ludonarratif disonans falan diye Yiğitcan Erdoğan ama. Evet ya. Hayda. Olaya bak. Delirdi adam. Joker'e dönüştü. Joker'e dönüştü adam. Allah Allah. Evet. Ay. Yiğitcan bir şey. Big boy. Bunlar da bir şey vermiyorlar. Save the realm and me. Aa, Yiğitcan. Helal olsun. Çok iyi. Kankacım canım sıkıldı, kendimi eğlendiriyorum, ne yapabilirim ya? Vallahi abi ne yapacaksın artık? Bak adamın yoluna kocaman sosis düşmüş. Çitoslar kaldırıyorlar yolda. Anladın mı abi? Çitos dişos düşmüş abi yola. Çitos abi. Kendisini kocaman bir çitosa dönüştürmüş yani, anlıyor musun? O kadar komik. Deep to cover you are Çitos. Ya ne oluyor? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? D20'lerden lazerler falan fışkırıyor. Arkadaşlar bu sınırı fantastik bir oyun. No shit Sherlock. Fantasy dışında hiçbir şey yok oyunda. Evet. Ama şey yani biliyor musun?
Böyle 14 şimdi... yaşında biri heavy metal kapağı görmüş ve demiş ki bunu pembeye de boyayabilirim. Bir şey söyleyeceğim, bu şimdi expansion pack'te bunu ayrı oyun olarak mı çıkarıyorlar şimdi? Game won multiple game awards and now they're back in a totally new unexpected way. Ya unexpected deyip durmayın anasını satayım şu programlara, yeter artık Jeff ya. Valla Star Wars'un biraz... Quantic Dream, yani Quantic Dream'in Star Wars oyunu dışında böyle şok oldum. Demek ki Dune oyununa evet. Çok bir coştum ama 4X geliyormuş zaten, hani okey hani. Belli ki bu arada film franchise değil, kitap franchise gibi yapmışlar onlar ama şikayetçi değilim. Of, Among Us'ın VR'ıymış abi. Among Us VR, okey. Evet, kesinlikle okay. Beklediğimiz, kesinlikle beklediğimiz oyun buydu. Meta Quest 2 mi? Allah'ım, metaya geliyormuş. Unexpected olarak beklediğimiz oyun buydu. Tonight we have a very special K-pop performance. The South Korean developer Pearl Abyss wanted to thank you for the great response to their recent trailer for their Pearl Abyss deyince bir an sevindim ama Pearl Abyss'in çocuklar ve çocukları çok seven insanlara yönelik yaptığı tuhaf oyundan geliyormuş şarkı. Aldım mute'a. World Premiere. Nasıl gidiyor şu ana kadar oyun? Yayını mutlu musunuz? Çok. Ben içime tükendim böyle. İçime tükendim yani. Valla ben bir ara bir o kadar da kötü değilmiş dedim ya, ondan sonra hiçbir şey iyiye gitmedi, farkında mısınız? Evet abi. Kötü bir nazar değil. Sen o kadar kötü bir değilmiş. Bir tane Dune'un hayırlı haberini aldık yani. O da iyi bir fragman ya da iyi bir oynanış değil. Ben bu oyundan çok huylanıyorum ya. Çok huylanıyorum bu oyundan ben ya. Ay bu ne abi, bu oyun mu bu yoksa bu abi, ne bu? Bu ne oğlum? Abi bir tane işte MMO oyunu var, Pearl Abyss yapıyor bu, Black Desert Online'ı yapan ekip. Black Desert Online'da biliyorsunuz aşırı seksi karakterleriyle meşhur. Şimdi bunlar böyle kanka, aşırı evet, gerçekçi çocuk. Küçük çocukların olduğu bir oyun yapıyorlar. Bilmiyorum. Ama bu iyi değil. Evet ben de vaktinde şey derdim çünkü. Black Desert Online sonradan eklediler gerçi ama Black Desert Online'da başta hiç çocuk karakter yoktu. Ben de diyordum bakın hani MMO'ya çocuk karakter eklemeden ne oluyormuş. Eklediler sonra. Galiba inanılmaz tuttu o çocuk karakter. Bunlar da dediler ki tamam abi bu ilginç insanlar için ayrı bir oyun yapalım, hepsi aynı yere doluşsun dediler. Galiba full çocukların olduğu kanka, bu okey mi ya? Abi bence değil ya. Bu aşırı rahatsız etti beni ya bu muhabbet. Anladın mı? Ha kim oynayacak bu oyunu ve o oyun ne bu arada? Çocuklar dans oynamayacak oyunu. Abi belli ki. Ya da yani şöyle çocuklara yapıyorlarsa da... Çocuklar dans mı ediyor oyunda? Değil abi, MMO işte her şeyi yapıyorlar oyunda. Bunlar da K-pop şarkısı yaptırmışlar da. Kanka yani şöyle, MMO mu bu? Ha okey. MMO. Animal Crossing artı çocuk... açık dünya oyunu işte. Herkes çocuk evet. Bir tane uzun boylu çocuk var orada ama şaşırdım. Herkes... Bak tombik çocuk da geldi. Diverse çocuklar yani. Bir şey diyeceğim. Yani MMO'da... Bilmiyorum abi. Ya yetişkinler oynayacak. Gerçekten de çıkmışlar sahneye. Fiziksel oğlum bunlar. Suratlarında maske olan gerçek insan bunlar. Şu son anda gördüklerimiz. Deminkiler CGI'ydı. Shit. Sonunda MMO döküyor. Değil, yaratık toplama oyunu. İnşallah öyledir. Bilmiyorum. Tuhaf. Male and female artist as listened to by you on gaming consoles in 2021. Top female artist. Pokemon gibiymiş. Billie Eilish and Ariana Grande. Top male, Juice WRLD, XXX Tentacion and Polo G. Later we will reveal the most listened to Spotify songs. Now, a winner earlier tonight for best mobile game. Here's a look at two new characters coming December 14th to Genshin Impact and the first glimpse of the upcoming character Yeonjin. Yeonjin, aynen. Bu Genshin Impact waifu toplama oyunu muydu? Ya. Öyleydi. Sonra waifularla boyfuların sayısını eşitlediler. Laf olmasın dediler sanırım. Artık yakışıklı adam sayısı da yakışıklı kız sayısı kadar yüksek. Furry'ler de var. Güzel. Fetişleri hizmet ediyoruz. Bunlar furry değil abi. Sadece hayvan kodu alınca furry olmuyor. Boydan komple yaratık olması lazım. Tamam. Yok ya, kuyruk ve kulak olunca oluyor galiba lan, olmuyor mu? Ya tam furry olmuyor abi. Hani furry like oluyor hani. Furry'ler gatekeeping yapar yani o konuda. Aga ne kadar kötüymüş İngilizce seslendirmesi bunun. Evet kötüymüş cidden. Ben hep Japonca seslendirmeyle oynuyorum. Oo çok kötü. Abi anime seslendirmecilere yıllardır aynı direksiyonlarını direktiflerini veriyorlar. Hep aynı.
Bence direktif vermiyorlar abi. Adam giriyor stüdyoya. Abi diyorlar işte sen büyük savaşçısın. 40 senedir büyük savaşçıların ses tonu aynı zaten. Ve 40 senedir büyük savaşta aynı şeyi söylüyor. Adam da çıkıp onu söyleyip çıkıyor işte. Çok büyük ihtimalle sahneleri izletmiyorlar abi. Onun da çünkü hep bir o uyumsuzluk oradan geliyor. Sahneye uygun konuşmuyorlar. I'm going to save the world falan gibiler hep böyle yani. Darkness will fall. Falan falan tabii yani o şekildeler hep. You will see my power. Tabii tabii. Darkness, I will banish it. The power of will and friendship. He is a proponent of a theory called animal magnetism. Bu ne lan? İlginç bir şey izliyoruz lan. Ne oluyor? Ne oluyor? İlginç bir şey izliyoruz. Orijinal bir şey izliyor olabilir miyiz arkadaşlar? Aa makine. Aa Victoria çağında robotlar. Dishonored? Gibi. Hayır. Aa ama biz de robotuz. What this? Aa, robot da değiliz, şeyiz lan. Otomatayız. Bayağı kurmazlıyız. Ha. İşte şey, Nier Automata The Beginning. Origins. Bak bu da... Abi, böyle Rönesans dönemi Avrupa kıyafetleri içindeyiz. Ha, Nier Automata Origins işte. 2B'nin atası bu. A1. Steel Rising. Steel Rising. Ya stüdyolar iyi değil. Daha iyi anlatsalar keşke ya. Öf. Dum çıktım 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 çıktım. Ya bak mesela bu reklam kime yani, anladın mı? 9 yaşında çocuğa mı yapıyorlar bu reklam mesela? Ben katıldım oğlum bu şekilde. Şu 21 tane kazanma hakkım vardı. What's up everyone? This is Hafey, player and lead singer of the metal band Trivium. I'm also a streamer on Twitch. I'm stoked to announce that I'm in Metal Hellsinger, a rhythm-based shooter game. Dum çıktım çıktım. We also have incredible metal screamers, singers like myself, like Alyssa from Arch Enemy. Rainy from Lamb of God. Check it out, my friend. I will see you all. Nier Automata'nın prequel'i Nier Automata. Hani Nier hakikaten. Hani otomataya yaklaşıyoruz anlamında. Nasıl bize? So close, no matter how far. Bu ne, bu ne, bu ne? İlginç bir şeye benziyor bu. Had music inside. Hani art direction falan var, senaryo var gibi, anladın mı? Böyle şeyler görünce seviniyoruz artık. Demon Guns. Ne kadar edge istersin. Bu oyunun adını uyduruyorum. Yani. Demon Guns, bilmem ne Sacrifice. Ay oyun Play, şey gibi değil mi abi ya? Eskiden böyle Family Guy'da, South Park'ta falan bilgisayar oyunlarının parodisi olmuş. Aa Serious Sam gibi oyun yapmışlar bayağı. Dandik oyun yaparlardı ya, onlar gibi. Evet, evet. Oyun parodisi gibi oyun. Aa bir dakika dur. Buradan şey yeriz. Ben kıstım çoktan ama. Şarkı çünkü. Ya yemin ediyorum var bunda Simpsons, Simpsons'larda filan böyle komik komik oyunlar yapıyorlardı yani oyunların parodisi diye. Onlar artık oyun diye çıkıyor hakikaten önümüze. Bar Tranquility falan. Metal Hellsinger. Dünyanın en orijinal ismi top 10'a oynar Metal Hellsinger. Bizim Can Temiz'le bu metal midir diye yaptığımız bir video vardı, tam oraya koyulacak oyun. Rocket League'ine Portal geliyor Rocket League'e. Ha ne Portal topları geliyor Rocket League'e. Okey. Portal topu yok lan ortada. Sadece yeni arena gelmiş. Portal topu. Atıyorlar. Hayır oğlum bu Portal topları top böyle bunları zaten. Hayır lan. Aa. Bunların topları falan böyle. Sen turuncu mavi görünce orijinal bir şey zannettin. Yeni skin tanıtıyorlar şu evet. Anda yine. Ama kenar turuncu mavi portal kapıları açıldı gibi geldi. Yok abi onlar. Ha, normal takılmışlar evet. Ben şey zannettim. Yo lan emin olamıyorum ha. Crossover bile yok oğlum. Yeni skin çıkmış onu diyorlar. Hadise de çıksa keşke. Hazır skin çıkmış. Ya da Sting. Ama doğrudan zaten Rocket League'de hep turuncu maviydi kaleler. Unutmuşuz bak yıllarca oynuyor oynuyor. Haa başka Sideswipe. Onun Rocket League'in daha dandiği çıkmış mobile. Onu diyorlar. Yiğitcan ne var arkadaşlar? Google Play'de. Gördüğünüz üzere. Google Play'de ne para basmış arkadaş. Aa, abonelik sistemi tanıttı herifler. Küçücük. Favorite mobile games on your PC through Google Play Games. Take games from your pocket
to your desktop and seamlessly pick up where you left off. Daha bir saate daha var bu arada oyunun töreninde, biliyor musunuz? Coming soon in 2022. Evet. Next, here's another brand new game announcement for the first time at the Game Awards. Brand new falan diyor. Bir umut izliyoruz işte abi. Belki BAFTA'yı Sunan kız çıkar diye. Star Trek mi lan bu? Star Trek oldu mu? Ama Telltale's yapıyor ya. Belli ki gerçek bir Star Trek test değil. Çünkü kaptan kadın. Yo yo, Voyager falan var. Ya ne diyorsun oğlum? Cahil, cahil köpek. Star Trek'çilerin öyle bir fan kitlesi var ama sen onları bilmiyorsun. Ne o? Über kırmızı hapçı erkek oğlu erkek bilim ateist 31 Star Trek'çiler. Evet, yani orijinal Star Trek'i izlediklerinde bayağı mutsuz oluyorlardır herhalde. Oğlum Telltale Star Trek oyun yapabilir lan bu arada. Abi Star Trek yapamaz. Telltale hiç bok yapamaz ya. Ben çıra çok uyan bir oyun lan. Şöyle düzelteyim. Telltale formatıyla bir Star Trek oyunu yapılabilir. Şu evet. An mevcut Telltale'in geri kalmış cesedi yapabilir mi onu bilmiyorum. Ama Telltale'in aynen, formatı aynen. Zaten bir yani. Star Trek oyununda aşırı aksiyon gerekmiyor ya abi. İlerle ve konuş Star Trek için okey bir macera miktarı. Karar verme simülatörü çok okey yani bu arada. Aa, hey, o adam. Reji Filzay'ım abi. Canım abim ya. My body is ready abi. Bak bu da Steve Ballmer duruşu yapacak şimdi bak. Thank you, thank you. Yok o şey Merkel duruşuyla ünlü o. Wow. Aa, just said it earlier. Isn't it great to be back live and in person, back amongst friends? It's fantastic. This is a wonderful time of the year. The Game Awards. Our opportunity to celebrate the creators and the players. What is this, Jeff? Eighth year? Something like that? So much, you know, we've witnessed so much over these past few years. The launch of Reji abi uygulandı. 8 and 9 consoles, the mobile revolution, streaming games, VR, AR, and quality free-to-play games. And this category represents another innovation in our industry. Evet. This is the award for best ongoing game. Yok be abi. It used to be tam inovasyonun tersini temsil ediyor aslında bu kategori abi. Yediremedin kanka. 8 yıldan falan topladın ama tam inovasyonun zıttı kategorisi bu. Oyuncuları nasıl söyleyebiliriz kategorisinde bu hafta? 10 yıldır yeni skin çıkarıyoruz kategorisi. Fortnite mi alır sizce, PUBG mi? Best ongoing game. Allah Allah. Aa, bunların Allah. Arasında Final Fantasy varmış. Final Fantasy alır ya bunu. Kontentini falan çok geliştirdi abi. Endwalker çıktı daha yine. Bu kategorinin haklısı Final Fantasy'dir. Yanlış mıyım bunu? Abi Fortnite aynı kategoridesiniz oğlum artık. Abi Game Award oğlum. For the best ongoing game aynı kategorisini anlamadım. Final Fantasy. Yes be! Fortnite ezdiniz kanka, işte! İşte, çaaaam! Kanka, şeyim, yap, şunu yapmasan hakikaten ya. Final Fantasy böyle koyar. Ne var oğlum, ödül kazandı bizden daha ne? Oğlum hayır, böyle bir oyun mu? Fortnite'la kategoride yarışacak ödül olacak bir oyun mu? Kardeşim sen Call of Duty'yi de bugün Fortnite'ı da, ne vardı orada başka, Apex Legends'ı da hepsini ezdin geçtin lan. Hepsiniz dinle. Belki bir tek Among Us'ı geçemeyebilirdiniz siz bu kategoride ama geçtiniz. Ben sizi çok takdir ediyorum. Helal olsun Final ayıp Fantasy 14 be. Vur be oğlum. Ayıp ediyorsun lan hakikaten. Vur be Final Fantasy 14. Niye oğlum, adamlar çok kötü bir başlangıç yaptılar, sonra seneler içerisinde toparladılar. Oğlum harbiden ayıp ediyorsun, adam oldu lan dur. Şey oldu çocuk. Hayır oğlum, ben takdir ediyorum lan. Çok iyi toparladı Final Fantasy. Ya boşver abi. Toparladı oğlum. Final Fantasy 14 çok kötü çıktı. Sonra toparladı şimdi. Bu sene de Endwalker'a şahlandılar. Final Fantasy 14 kadar iyi MMO var mı oğlum? E abi Fortnite Fortnite bir şey diyorsun yani. Hayırdan böyle böyle. Ben bir şey söylemiyorum oğlum. Siz aynı kategoriye girmişsiniz. Ben ne yapayım? Biz mi girmişiz oğlum? Vermişler çıktı nasıl zaten aynı. Nasıl biz mi girmişsiniz? Çıktı adamın ödül. Senin adamın çıktı, ödül aldı Fortnite. Aynı kategori.
Oğlum benim hiçbir suçum yok. Yok kanka, ayıp ediyorsun. Fortnite'la aynı kategoride yarışalım diyen senin adamın, ben ne yapayım? Yok kanka ya, boşver. Aynen abi, Game Awards zorla sokmuş Final Fantasy onları oraya. Muhabbeti uzatıyorsun, sonra ben 3-4 ay boyunca gerizekalılarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Ama yani Final Fantasy yardımcı olmuyorsan o zaman bu konuyla ilgili, öyle değil. Ya ne alakası var abi? Peki. Adamın gerçekten kutsalına çarpışıldı bu arada ya. Yok, kutsalla alakası yok. Gerçekten iyi bir oyun. İtibarsızlaşmıyor böyle yaparak yani. Oğlum ben niye itibarsızlaştırayım? Ben mi soktum bu kategoriye bu oyunu? Kardeşim, algı suikastı yapıyorsun oyuna. Algı suikastı, itibar suikastı. Oğlum senin az önce Fortnite'dan ve Call of Duty Warzone'dan daha bir oyun, daha iyi bir oyun olduğun tasdiklendi. Sen ne istiyorsun ki? Ya hadi siktir oradan ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten niye mesela World of Warcraft'la falan aynı kategoride yoktu Final Fantasy World of Warcraft mı kaldı amına koyayım çünkü? World of Warcraft bitti yani. Öyle bir şey mi var? MMO falan. Ongoing. Yarrak gibi kategori bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Bok gibi kategori. Gitmişler bir de oraya koymuşlar. MMORPG diye bir janra zaten bir tek anasın. New World'a falan verirler herhalde. Yaparlar sonunda. Amazon yani, diye o da yani. Valla ben valla çok takdir ediyorum Final Fantasy. Çok kötü bir çıkış yaptı Final Fantasy ve yıllarca çok eleştirildi. Sonra update'lerle tek tek toparladılar. Şimdi de çok iyi bir oğlum, DLC çıkarttılar. Yanlış mı söylüyorum oğlum? Yeni expansion'lar çok iyi değil mi? E tabii ki çok iyi. Evet tamam, yıllar boyunca da toparlamadın Final Fantasy 14 kendisini. Oyunu yani piyasadan topladılar onu tekrar yapmak için. Oğlum bu nasıl bir yürektir yani, anladın mı? Kim yapıyor bunu? Çok ben takdir ediyorum valla. Yok kanka ya. Mesela yani burada ne oluyor arkadaşlar şu an ya? Yok kanka diyor. Şu an ne oluyor? Adam takdir ettiğimizde de beğenmiyor. Ne diyeyim oğlum ben daha burada? Yok abi yok. Sen bunu bir kere söylüyorsun. Papağan gerizekalılar bana bunu 3 ay sonra 3 ay boyunca söyleyecekler. Ben yoruluyorum bu. Ya bu yani argümandan çok sıkıldım ben ama. Bu argümana buru. Ben de bu muhabbetten çok sıkıldım amına koyayım o zaman. Evet evet. Ben o zaman muhabbetten çok sıkıldım. Ben de diyeceğim ki sen de Sungur'a şimdi Final Fantasy gömüyor gibi diyorsun. O yüzden Sungur'un chat'ine gidip 7 ay boyunca tekrar çekler Final Fantasy gömüyor. Sungur devamlı Final Fantasy. Sungur çok acımasız bir insan. Sungur çok zalim diye. Bak bizim chat'e 20 saattir yazıyorlar Sungur bulülüyor seni diye. Evet abi. Şimdi Sungur üzerine bu yapıyor. O yüzden chat'in tekrar ettikleriyle aramızda bir argüman oluşturamayız. Aynen. Çekmeyi tekrar diyor, belli değil. Olmaz öyle. Oğlum argüman oluşturmuyoruz ki. Adam iki kere oyun oynadı. Bu MMO'ymuş dedi. Bıraktı daha sonra. Için Sungur huyunu bilmiyor musun? 25 yıllık Sungur bu. Cahilim açık verirsen sana saplar. Açık verme adama. Oğlum sen Günhan bir açık vermedi ki. Günhan bir açık vermedi ki. Final Fantasy bugüne bugün. Fortnite'dan ve Call of Duty Warzone'dan daha iyi bir oyun. Ya öf. Ya ben eğlenmiyorum bu muhabbetle hakikaten. Ödülünü de aldım. Eğlenmiyorum. Ben bir şey demiyorum amına koyayım ya. Ben bir şey demiyorum oğlum. Adamlar oğlum Allah senin Allah. Adamın çıktı ödül aldı lan senin oyunun Papağan tasarımcısı. Ben ne yapayım? Muhabbet anasını satayım ya. Papağan gibi yıllar buraya muhabbet ödüllerini ya. Ödüllerinin biraz daha iyi olsa birbirimize düşmeyecektik amına koyayım. Ödüllerinin biraz daha iyi olsa boş. Kardeşim senin adamın gibi olmuş çıkıyor ya. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yorumlar sana da yakışmıyor ha. Ben sana söyleyeyim, bu yorumlar sana da yakışmıyor yani. Bana mı diyorsun? Evet sana diyorum. Oğlum sen Warzone'dan, Fortnite'dan daha iyi bir oyuncusun yani. Bu şüphe götürmez bir gerçek değil mi? Ya evet, Final Fantasy çok saygıdeğer bir oyun. Kimse şey yapmayın. Sadece evet. Çok umursuyorsun da şey yapılıyor. Şey yapmayın. Germeyin. Jeff'le gerilmeyin lan. Yeter artık. Ben Jeff'le gelmiyorum oğlum. Ben şunu merak ediyorum. Final Fantasy 14 o kategoriye kendi rızasıyla girmemiş mi? Zorla mı sokmuş Jeff'le o kategoriye bunları? Bence kendi rızalarıyla girmişler abi. Demişler hem pizza reklamımız da var hem de çıkar bir ödül alırız demişler. Yaz demişler abi bizi de Fortnite'in Call of Duty'nin yanına. Girmişler oraya işte. Kanka. Eyvallah ya. Tamam harbiden eyvallah yani. Tamam bir şey demiyorum oğlum. Ödülü... Oğlum senin adamı çıktı ödül aldı. Zorla mı biz ödül verdik? Allah Allah. Adamı. Senin adamın da ödül almıyor mu? Allah. Geldi 15 dolar pizza indiriminiz de gel. Bil bunu adamına. Pizza reklamı çıktı. Ben bu Geoff Keighley'nin de hakikaten Just Filalesini sikiyim. O kadar da uyuz olduk şu anda her şeye. Oğlum benim hiçbir suçum yok ya. Ben seyirci olarak yorum yapıyorum sadece. Aynen abi. Ay vallahi. Neler oldu öyle ya, bir anda şaşırdık vallahi.
Arada birkaç tane var, inanılmaz gereksiz oyun tanıtıldı gibi hissediyorum ama emin değilim. Bir tane de farelerden kaçan kız meşale yakıyor oyunu tanıtıldı. Techland'in, ha bu Daring Light 2'nin videosu da müzik olmasın Günhan, kız müzik var galiba telifte. Dying Light 2'nin sinematik trailerı. Bu ne amına koyayım ya? Dying Light. Canı sıkılı çocuğun. Mutsuz oldum. Oğlum senin Fortnite'tan daha iyi bir oyun olduğunu tasdik edildi, daha ne istiyorsun? Ya bak yani okey abi. Okey yani 25 kere daha yap aynı muhabbeti. Tamam tamam ben sustum ama senin adamın çıktı bu ödülü aldı bak bunu unutma. Senin ya adamın dememiş ki beni abi, bu kategoriye niye koyuyorsunuz bunlara dememiş. Ben sik kafalı Amerika'nın PR'ını ne yapabilirim ki? Amerikan şirketinin PR'ını ne yapabilirim? Tamam yani? Sen ne üstüne alıyorsun oğlum zaten. Bu oyunun arkasında çok büyük bir emek, sevgi evet, ve evet. Kaliteli bir şey olduğunu değiştirmiyor yani. Kesinlikle öyle. Adamlar da buna ödül verdiler. Sen de her sike gülme amına koyayım yancı gibi bir şey anlatıyorum burada. Bir şey söylüyorum yani. Her sike gülme amına koyayım sen de. Anladın mı? Harbiden sinirlendim. Oğlum sen niye sakin ol lan? Dur. Aa, sikerim lan. Bu benim en sevdiğim oyunlardan birisi. Dalga geçme. Lan tamam ödül aldın işte sen. Daha ne istiyorsun Allah yani? Allah Allah. Bak hala aynı muhabbeti yapıyorsun. Lan ödül aldınız diye tebrik ediyoruz. Ne var? Neyse. Beni de baydı. Benim chat'imi de baydı bu muhabbet yani aynı şekilde. Yani Fortnite mı alsaydı daha mı iyi olacaktı? Aynen kanka, Fortnite alsaydı. Allah Harbiden Allah. Kapatacağım yayını birazdan ha. Allah Allah. Eyvah, oyunu sildirttik Günhan'a, görüyor musun Yiğitcan? Ne alakası var amına koyayım ya? Salak muhabbet yapıyorsunuz hala. Tamam. Tamam kanka, sustuk, tamam. Endwalker best game. Best game amına koyayım. Aynen kanka. Ödül de aldı işte. Aynen, ödül de aldı. Remedy mi yazdı buna girerken? Bir dakika. 4 kişi uçaktan atlıyoruz. 4 kişi atlayınca insan bir üzülüyor değil mi? Ya keşke yeni bir Just Cause oyunu yapsalar ya. Şimdi bu şeyleri görünce aklıma geldi. Crossfire neydi ya? Çok kanka, benim kalbim kırıldı. Oğlum Jeff Nile'ye kız, senin kendi bir de stüdyona kız o zaman. Japon'da adam çıkmadı mı orada demiyor? Japon adam çıkmadı mı? Ulan Japon adama kesin onlar demediler kategori ya. Onlar da bu kansız piçten ne sikim ödül alıyorlar ama anlamadım ki yani. He onlara kızacaksın oğlum, bana değil. Ben ne yapmışım? Ya hayır. Arkadaşlar öyle bir şey değil. Ne öyle bir şey değil Yiğitcan Erdoğan. Kanka şimdi okey. Okey. Yani şimdi burada bir sürü de bu adama niye bully deniyor? İşte bully mi oldu bu adam bir anda? Yok. Ezberlemişler onu da bir anda. Sevdiğin öyle seni tetiklemek için laf soktuğu için. Ne oldu şimdi? Ay geçen de bir anda şey oldu. Sungur bully, sungur zalim. Ay yeter ki bunu çok faydalı falan. Kanka çetin bile olmaz bu iş. Üç arkadaş aramızda çözebiliriz mesela. Bak Yarro bir oyunla. Yarro bir oyunla aynı kategoriyi aldılar diye Ceremesini Günhan çekiyor. Bak en güzel bu. Aynen öyle. Kanka Ceremesini sen niye çekiyorsun niye oğlum? Çekiyor olasın oğlum? Sen de yaşasın kanka. Diyeceksin, sevineceksin bizler gibi. Biz sevindik senin oyunun adına. Oo bak. Ne diyorum şu an bu ödülü Sivaltı'ya vermiş olsalar kimde olmaz? Ben yine Sivaltı sabah oynarım. Tabii laf sokar. Sugura derim ki rererösüm. Aynen. Sonra kesitlerde beni radikal gösteriyorlar. Ama yapma böyle işte. Bu çok yok, bunu yapma. Kesitlerde öyle gösteriyorlar chatlerde. Oo Spider-Man de gelmiş oğlum Fortnite'a. Mob mentality insanlar. Hadi biraz dandik ödül töreni gömelim ya. Hadi yeter. Tabii. Yok Fortnite gerçek kötüler geldi. Oo oğlum kamp yapabiliyoruz artık Fortnite'da. Müthiş değil mi? İnanılmaz. Oh. Keep winning and keep the crown. Along with these features, the island is all new. Yeni harita mı gelmiş şimdi? Hidden home of the seven. Ultron mu bu? Spider-Man's home turf. Ultron hakikaten. Along with many more locations. Harbiden metaverse herifler yaptı bu arada. Anything can happen. In addition to all new gameplay,
Check out the Chapter 3 Season 1 Battle Pass. Okay. That features Spider-Man, The Foundation, and more newcomers. So what are you waiting for? Drop into Chapter 3 and start exploring the new island. Because you'll never know what you might find. Peki 3 Spider-Man farklı timeline'lardan aynı anda gelir mi? Aa, Eternals kadın mı vardı lan orada bir de? Her kadın olur abi. Buralar şey artık yani, blok reklam almış fiyat çektik biz buralara hani. Tabii de buralar blok reklam aynen. Bulutan bir 5 dakika herkes oynadı sonra yok oldu gitti ha yine. Fortnite'a Fatih Sultan Mehmet gelse hakikaten güzel olur bu arada. Fatih Sultan Fortnite Mehmet'in annemesi gelsin artık. Ne lan o? Neyi öldürdük lan biz de mi? Become the ultimate predator. Pew! Çin düğünü. Yuuu, ıslak ara sokaklar. Buralar biraz blok reklam fiyatına gitmiş hakikaten ha. Vampire the Masquerade, Blood Hunt. 3 gün oynandı, 4. gün hile doldu bu oyuna. Ha, okey. Bu Shark Mob'un logosunu bugün bir iki oyunda daha gördük. Buradan biçersek pek de iyi bir şirket değil diye düşünüyorum Shark Mob'da. Aynen, aynen çok great bir yer oldu kanka. Gerçekten çok kötü abi, broşlarım mı kravatı bu artık back when I started the Game Awards in 2014, this band ya made a bet on me in the show and few believe we could make the Game Awards reality. 7 years later, Imagine Dragons is back at the Game Awards for a once-in-a-lifetime performance that celebrates 10 years of Super Giant Games and their first release. Oh, hey! Please welcome Imagine Dragons, featuring the composers and songwriters behind all of Super Giant's games, oha. Darren Korb and Ashley Barrett. Aa, çok sevindim belli ki. Sonra da gittiler, Watashiwa diye çıktılar, sahneye aldılar ödüllerini. Alan memnun, veren memnun, Günhan Bey kriz geçiriyor, ben ne yapayım? Darren Korb, that's something you will only see at the Game Awards. Tonight we partnered with Chevrolet yani, to make the Game Awards live stream more accessible, including an audio descriptive stream, ASL stream with Deaf Gamers TV on Twitch and closed captions. It's important. 15 dolarlık kızla kutunu aldım mı abi? Innovation and Accessibility Award, please welcome Jacksepticeye and a member of our future class of 2020 and one of the judges of the Selected Comedy and Accessibility. The incredible Morgan Baker. Program, oyunları şaklaban olsun diye yapılmış bir program mı? Burada hiç kimsenin onuru, gururu, şerefi yok ya. Thank you, Jeff. It's an honor to be here tonight. Games are for everyone. And this award recognizes the teams that are getting gameplay features. Ne yapıyorsun anasını satayım ya? Senin serverlarına girilmiyor anasını satayım. Şeyden, doluluktan. Aynen. Pizza var ama. Ne oğlum pizza var? Asmongold bile Warcraft'ı bıraktı geçti. Final Fantasy oynamıyor mu kardeşim? Konuş yani. Oğlum Co-Carnage oynuyor, Funda Popin oynuyor, hepsi geçti. E tamam abi işte. Abi işte onlar da biraz reklam yapacaklar, onlara da kızmamak lazım. Ama bu arada şey iyi ha, ayda 10 euro para veriyorsun, 15 euroluk bir pizza indirimi alıyorsun. Aslında bir ayın bedavaya gelmiş oluyor, anladın mı? Bence bayağı iyi yani. Ya şimdi, sen de şimdi bokunu çıkartma. Dur şimdi. Tamam ben de kızdım. Bir şey demiyorum. Bozuldum, kızdım. Aynen. Koç, mutlu değilim. Bozulduğum kızdı, mutlu değilim. Tamam. Bu duruma düşürülmüş olmaktan dolayı mutlu değilim. Ay. Bu sunucular kimmiş, anladınız mı bu arada? Abi bir YouTuber. YouTuber. Jacksepticeye bir de. Scottish PewDiePie. Ben ödülün ne olduğunu bile anlamadım ki. Accessibility ödülleri. Haa, okey. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar? O sahnede efendi gibi duran çocuk Jacksepticeye mıydı? Evet. Hı-hı. Evet, sakal bırakmış. Aa, efendi gibi duruyordu. Hiç konuşturmadılardı bu arada çocuğu. Bizim YouTuber'lar olsa kokain almış gibi tepinirler burada. İrlandalıymış, pardon. İskoçyalı değilmiş. Everyone at Playground Games is really committed to accessibility, so much so that we made it one of our core pillars for Forza Horizon.
Forza. Around the world, there are about a billion players who have some sort of disability that makes gaming a challenge for them. And I think it's great that... Peki Günhan, bir şey söyleyeceğim. O kategori Fortnite kazansa daha mı mutlu olacaktın? Allah kahretsin sen. Doğruyu söyle. Ya... Olmayacaktım tabii ki bu arada. Anladın mı? İki ucu boklu değnek. Yani sizin o kategoriye girmemeniz lazımdı saygıdeğer bir MMO olarak. Evet. Evet. Katılıyorum. Öyle. Orada olmamamız gerekiyordu. Öyle. Katılıyorum. Aynen. Yok, genel olarak pizza reklamı da bak, pizza reklamını Twitter'dan da yaptılar. Yani ben de onu görünce bir şey oldum. Ya tamam, yeter falan oldum yani. Bir de burada iki kere pizza reklamı, bir de bu. Yani bundan sonra daha kötüye gidebilir mi? Çok korkuyorum açıkçası. Çünkü ben mesela Günhan bu oyunu oynarken giriyorum chatine. Günhan şöyle bir dakika hikayede bir şeyler oluyor falan diyor. Ciddi oynuyor böyle. Sonra gelip pizza reklamı yapıyorlar. Adama koyar tabii. Biraz şey gibi oldu oğlum sizin durum. Kratos'un Fortnite'a gelip göbek atması gibi oldu. Orada da böyle Kratos'un bütün ağırına gitti. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu gerçekten de. Ama senin adamın çıktı sahneye ödül aldı. Unutma bak, benim bir suçum yok. Ya o oyunun yönetmeni değil o bu arada. Random Japon getirmişler de. Sokaktan çok, Japon çevirmişler. Çok kayda değer bir Japon değil o yani. Onu reach, you know, the audience for our extreme co-op horror game. Yes. And we thought what better way to Çok heyecanlı bu abim lan canım. We've been in early access. Kim bu, ben kaçırdım Günhan'la konuşurken. Küçük bir oyun tanıtıyor sanırım şu an. Ha iyi. So Halocular olarak biz de rahatsız. Master Chief Fortnite'da var oğlum. Onun cipsini çıkarttılar Master Chief aynı şekilde. Gazozunu çıkarttılar Master Chief. Aynen kardeşim. Burada bully olan ben değilim. Ben sadece gerçeklerin altını çiziyorum. Ben bully'liği Warcraft'ta yaptım. World of Warcraft'ta ben bully'lik yaptım sanırım. Hayır. Goblin oynattık etrafında. O kötü bir yayın. O gün gerçekten var ya, o gün yayın hayatımda o kadar sınırlar... Ya, o gün var ya, peygamber sabrı test edildim yani. Evet. Aynen. Çok çok fena sövüp kapatacaktım yayın. Dedim ki sonra, neyse yapan oldu da bunu ben yapmayayım dedim. Aynen. ADH'ler 4 kişi zombi dövüyoruz oyunu. Yaşasın! Final Fantasy Doritos'ta gelir artık anasını satayım. Zaten YouTube thumbnail'i de Doritos koymuştuk, tam oldu yani. Bu geceyi kim bu hale getirdiyse Allah belasını versin. Vallahi ben bu geceden alacağımı aldım. Senin daha alacağın var, dur sen. Videonun şey bu kaydın başında Günhan'ın şey demesi müthiş. Endwalker düşmez abi buralara falan diye. Abi çocuk caz dedi bir de onu ağzıyla dedi ya. Oyuna güveni buydu yani ya. Ama haklı abi, ne yapsın? Oğlum yani evet. Adam oyunun kalitesine bakarak dedi ki yani herhalde bu çöplüğe adım atmaz benim sevdiğim oyun dedi. Ve 3 parça başka hala girdi yani oyunda bu arada. Hani 2 parça bizde reklam, 1 parça da penisini sokmuş. Şeye. Gerçekten ya. Gerçekten ya. Ya Güven, keşke ağzına demeseydin lan onu. Oğlum ben nereden bilebilirim ama? Ben bunu nereden bilebilirim ya? Sevmişsin abi. Senin bir suçun yok. Bir şey bizim. Senin bir suçun yok. Sen sevmişsin lan. Evet. Sen sevmişsin onu. Seni de kandırdılar. Öyle düşün yani. Aynen bak, ben kapitalizme karşı kaybettim yani. Yani... Ne bileyim yani, sevdiğin kızı çok yanlış bir ortamda görmüş gibi oldum biraz, bana öyle geldi. Öyle oldu evet. Bir de yani söyleyen arkadaşını da inanmayıp sinirlenen olur ya böyle, hayır ya orada olmaz o falan. Aynen. O gibi. Sen mesajcıyı dövdün oğlum, benim bir suçum yoktu. Ya mesajcı da biraz yavşaklık yaptı ama öyle de söylenmez o yani, anladın mı? Hani İnsan şey falan der, abi bak böyle bir şey de olabilir falan gibi der yani, anladın mı? Neyse. Alacağımı aldım ben bugün. 4 kişi zombi. Sen alacağını aldın ama ben vereceğim hiçbir şey kalmadı can. Vay be. Aga be. Suga be. Oyun adını Get the Fuck Out koymuşlar. İyi okay. Demişler. AMK gazetesi gibi. Bence bize diyorlar bu etkinlikten Get the Fuck Out. Ben şey gibi yapmış oldum değil mi? Böyle mesela hani Günhan'ın sevdiği kızı pavyonda görüyoruz. Hani gidip böyle abi İşte senin kız falan filan diyeceğime senin karın Rus bulmuş demiş gibi oldu. Böyle adam da sinirlendi. Evet. Bir değil, iki değil, üç adamla gördüm amına falan gibi böyle. Yani. Evet. Trying to figure out how to use a controller without having any hand function. Aa. That kind of sparked my advocacy. I wholeheartedly believe it kickstarts a patient's rehabilitation. Ha tatlı, okey.
Güzel. Aa, elleri sakatlamış çocuğun şeyle oynuyor bayağı. Ya arkadaşlar arkadaki kahkahayı sorup durmayın. Arkadaşım misafirleri var, ne yapayım? Gidip eğlencelerimi dağıtayım, manyak mısınız? Hayır, tanışmak istiyorlar oğlum işte. Herkes orada gülüyor, eğleniyor yani. Biz de alır mısınız evet. Tarzı millet. Ya onu o gülüp eğlenme seviyesini yakalamak için yapmamız gereken şey çok basit. Game Award'u kapatacağız. Biraz şişe şarap açacağız. Gerçekten bir şişe araba ihtiyacım var bu etkinlikten sonra. Yanına pizza da istiyor musun? İstiyorum. Pizza ver bana. Raid Shadow Legends. Şerefsiz. Pizza ver bana. Ay Raid bu adama da mı para vermiş? Artık Raid'de ne para olur? Ya görüyorsunuz. Jeff Goldblum'u ne hale düşürmüşler bak. Vallahi daha önce Final Fantasy değil. Aynen. Jeff Goldblum. Aynen abi aynen. Raid reklamı yapıyor Jeff Goldblum. Bu adam Sinek'te oynadı. Sinek'te inanılmaz filmdi. Ulan koskoca ya. Jeff Goldblum buralara düştüyse Endwalker ne yapıyorsa hakkıdır be. Ya bak Raid Shadow Legends eksklusif kod. Oğlum Raid'in marketing bütçesi nereden geliyor arkadaş ya? Muhtemelen 12 yaşındaki çocukları oyuna sokup ondan sonra yanlışlıkla $999'lık item'lara evet, tıklatıyorlar evet. Abi. Evet. Böyle oyunlar öyle yapıyor biliyorsun. Bilmem mi kanka, Apple çağrı merkezi çalıştım birkaç ay. Kaç çağrı geliyordu yani haber. Bu ne, Mass Effect mi lan bu? Ha dün izledim ben bunu, çakma Mass Effect bu. Ama uzaylı, bu uzaylı. Ya çakma Mass Effect dediğim, çakma Mass Effect karakterleri etrafa ateş ediyor. Sadece uzaydasın yani. Arkadaşlar evet, ben de Raid Shadow Legends reklamını yaptım. Tabii ki ama reklam olduğunu bağıra bağıra söyledim. E tamam şey de diyor oğlum, Jeff Goldblum da diyor. Bahadır evet, Satkın Jeff hoş Goldblum geldin. Nereye, ben nereye anasını satayım. Saf oğlum Raid'i sen de yap lan reklamını. Herkes yaptı Raid'in reklamını. Sen de ekmeğini ye yani. Ya bana geldi ben almadım ya, çok pişmanım. Nasıl bir para teklif etmişler demin de duysan şaşarsın yani. Evet yani. Raid'in teklif ettiği paraları reddedebilmek inanılmaz bir şey. Bir ciddi bir will save olayı yani. Aa, Medal of Honor VR. Okay. Facebook bu arada sağlam girmiş buraya ha. İyi ki VR setini $1 olmadan almışım ya. Vallahi bak. Artık alınmaz. Yine blok reklamlar çıkmaya başladı. Yine Halo adam. PlayStation'ın pek SMS okunmadı bu sene ha. Ulan PlayStation'a çıkacak en önemli oyun bile şeye çıktı, anasını satayım. Halo. PC'ye geliyormuş. Halo kaç bu? 4. 4 çıktı daha ya. 4 değil. 5 de çıktı. 4 de çıktı. 5 de çıktı. Onlar da sayamadıkları için Infinity demişler sanırım adına bir yerden sonra. Bak esprim ya, this guy gets it. Arkadan kahkaha aldım hemen. Raid'den gelen para helal para mıdır? E oğlum kutu açma mutu açma bir şey değil sonuçta yani. Reklam olduğunu da söylüyorsun. Kumar oyun değil mi? Bağıra bağıra reklam bu arkadaşlar dedim yani. Play it now with Game Pass. Play it now with Game Pass. Halo 6'ymış bu. Kanka artık Halo kaçtı, Allah bilir. Halo launched yesterday and I know I'm playing it this weekend and I am excited to watch next year when Steven Spielberg's Emblem Television Showtime and 343 Industries bring the legendary Master Chief to life in a live action Halo Infinite. Halo 1453 evet. Gazoz. Allah Allah çok ilginç. İlk Halo güzel oyun. İkinci Halo da güzel oyun. Ben 4'e kadar oynadım. Donald Mustard. Donald Mustard. İnanılmaz fake as shit bir isim bu ya, Donald Mustard. Abi zaten oğlum, herifin fake... İsimler geliyor ya. Herifin fake as shit olduğu belli değil mi oğlum? Fortnite son güncellemesinde Among Us'ı birebir çakıp oyunun içine koydu. Herifin bütün varıyor başka oyundan çakmak. Kreatif direktörmüş. Donald Mustard. Donald Mustard. William Ketchup. Brad Mayonnaise. Yani benim chatle bir kere konuşmuştuk onu. Fortnite'ın her update'inde hangi oyundan çaktığını identify edebilen bir kitle var orada. Ama oyun kültürü olan azınlık olduğumuz için biz, yani millet nasılsa bunların şeyini yiyor. Ya biraz Davut şey gibi anladın mı? Hüküm böyle şey, bazı ülkelerdeki iktidar partileri gibi. Nasılsa kendi takipçisini kandırıyor sadece. O yüzden ne yediyse tutuyor bunu takipçileri. Mozambik'te filan. Madagaskar'da. Madagaskar'da.
İnanılmaz ya. Kimsenin oynamadığı oyun 2 ile kimse oynamadı. Oğlum kategorideki oyunların 3 tanesi sürekli kimsenin oynamadığı oyun zaten. Deathloop, Returnal, Ratchet & Clank, bir de Psychonauts. Habire koymuşlar. Tutturana kadar. Evet! Evet! 2 ödül falan mı aldı anasını satayım? 2 tane aldı lan, yine azaldı bence. 3 lan 3. Öyle mi? Ha 3 oldu, evet bu. Bir de oyun töreninden önce bir ödül aldı. Ödül töreninden önce aldığı ödül var bir de, evet. Koş bakalım Master Defendi. Yeah, so Deathloop is my first game as a game director. And, telefonuna bakma lan hayvan. Game director. Şu doğanç. Creative director for. Returnal, Returnal niye bu kadar underrated kaldı abi? 1200 lira olmasından olabilir. Terrifying for us, terrifying for the team. So yeah, I really want to thank the. Oğlum bu olay bizde yok, farkında mısınız? Ne? Türk insanlarda asla şey tribi olmuyor. Aman yerel natif aksanımı muhafaza edeyim. Böyle bir, yani otomatikman şey oluyoruz. Düzgün konuşmaya çalışalım. Ben de var. Ben yerel aksanımı tutuyorum ve inatla da terk etmiyorum. Ya çünkü kusura bakmasın da Hintli aksanlı, Fransız aksan tutuyorsa ben de Türk aksanımı tutacağım yani. Sömürge miyiz lan biz? Oldu olacak. Etinegro'nun ismini Etinero diye değiştirelim yani, sanki sömürgeymişiz gibi. Yiğitcan böyle British English konuşuyor. British konuşmuyorum ya. Biraz Amerikan. Ya ekseriyeti Amerikan, biraz da Yunan konuşuyorum. I'll stop here, but just if you allow me a small last word for my family. Lilia, Aya, Papa, Maman. Kız da bir konuşsaydı abi ya. Çıktın bu konuştun, kızı bir konuşturmadın yani. Oha, ödülü taşıtıyor bir de kıza. Yuuu, bu nasıl bir adam ya? Now it's time to take a look at some other award winners tonight. In the category of Best Esports Game, presented by Grubhub, here are the nominees. And the game award goes to League of Legends. Congratulations. For Family Game, here are the nominees. And the game award goes to... Lan hepsi... Bu da Nintendo. O Nintendo ben. Oha. Ben sizin vereceğiniz ödüle gerçekten ya. And the game award goes to... Guilty Gear Strive. Yani. Okay. Next best sim strategy game. Here are the nominees. Aha. And the game award goes to Age of Empires 4. Abi ya, olaya bakar mısın? Flight Simulator ile Age of Empires 4 kapışıyor ya aynı kategoride. And the game award goes to, yani evet, Resident Evil 4 VR. Fortnite'ın yanına Endwalker koyulmasına şaşırmadık şu anda. Anticipated game presented by Prime Gaming. Bu ne kadar saçma bir kategori abi. And the game award goes to Elden Ring. All right, well, everyone, our next guest is a little shy. If anyone in the audience has any twin blades or wing spears, talking to you, Reggie, I'm going to ask that you please put those away for now. Let's bring him out here. Espri yaptı, anladınız mı? Look, everybody, it's my pod. Oha, Elden Ring adamı geldi. Come on out, pod friend. Ulan bak, bir şey diyeceğim de Elden Ring'i de ne yapmışlar ha bak. Görüyor musun? Ne yapmışlar lan? Bir şey yapmamışlar. Ya siktir lan bak, Batman geliyor, Batman. Merhaba. ödül takip etmeye geldim. Oğlum pizza reklamı mı yapıyor herif? Fortnite'da mı kapışıyor? Ya onu da yapar. Birazdan gazoz... Ulan birazdan soda... Oğlum bak, büyük konuşma. Siz düştünüz, bunları düşüremezsin. Peki bunun içine cüce mi koymuşlar yoksa uzaktan kumandalı mı acaba? Oha oğlum, ayıp bir şey söylemedim lan. Yani küçük robotların içine cüce koyuyorlar genelde. Star Wars'da da öyleydi ya. Hayda. Bu kadar gülmeyin yani buna. Ya boş versene ya. George R. Martin sahneye gelip merhaba abi, ben ödül vermeye geldim. Ben şey adam. Şişt, dur Allah aşkına, Elden Ring çıktı. Bir dakika, ben bunu izlemedim. Bir dakika. Şişt. Elden Ring'in ardı yandın diye, Elden şey öteki oyunda ardın yandı diye şunu savunalım bari. Bu dursun bir. Hadi güzel bir şey olsun. Hayda. Wheel of Time değil mi ya? And the demigods began to fall.
starting with Godwin the Golden. Ne oluyor lan? Queen Marika was driven to the brink. Ah, şimdi var ya şurada anlattığı şeyin bağlamını 3 ay sonra Vati videodan izleyeceğiz muhtemelen. Evet, Vati buradan 5 video çıkarır. Vallahi. Ya çıkarsın bu arada oğlum. O kadar gizemli anlatıyorlar ki hikayeleri. Birileri anlatmasa anlaması çok zor Dark Souls hikayelerini gerçekten. Oğlum buralar Dark Souls 2'deki taht odasına benzemiyor mu biraz ya? Şey 3'teki değil mi? 3'teki taht odası. Ha, ben 2'dekine benzettim biraz. Dev kapıları falan vardı ama ya gerçekten birbirinin iterasyonu zaten bütün oyunlar. O yüzden evet benziyor, ona da benziyor. Oha. Allah Allah. Hakikaten bu sefer işi büyüttüler bunlar ha. Helal olsun lan. Aha. Oh. Ya onları da elinde uzat al ha. Ne havaymış ha. Oha. Bu reis kim lan? Bu karakter inanılmaz Nosferatu Zod'a benziyor Berserk peki ya. Kılıçları bile aynı. Ne oluyor abi? And so we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elder Lord. Oh, 28 cosplay geldi bile bu kızın şu anda. Thou shouldst take the crown. Oğlum, doğul lan bu. Bloodborne evrenindeki Dol'a bir gönderme mi acaba? Onlarla bağlanmış olabilir mi? Çünkü bir yerde şey dedi ya kız. Parçalanmış dünyaların içinde var oluyoruz artık filan diye. Hani böyle biraz Souls'dan biraz Bloodborne'dan kopmuş farklı farklı kısımlar mı göreceğiz acaba? Zaten Bloodborne'dan karakter vardı orijinal Dark Souls'da. Bir tane vardı değil mi? Seyyah bir çocuk vardı öyle. Chester. Evet. O diyordu ayrı bir evrenden geldim falan diyordu. So what were the most listened to songs in 2021 on gaming services? Here are the top three. Rapsar by Polo G, Montero by Lil Nas X, and Mood by 24K. Gamerların da müzik kalitesi sevgi inanılmazmış ha. Hepsi birbirinden kaliteli insanlar belli ki bize gamerlar. Rapsar by Polo G. Dedem geldi dedem. We debut a brand new next generation game and the Game Awards Orchestra pays tribute to our Game of the Year nominees. Hayda, abi bir dur ya. Harbiden asla durmuyor ya. Yani şey de çok ilginç abi. Keanu Reeves'la Carrie Ann Moss çıkıp bir filmin reklamını yapıp o filmin oyununun reklamını yapacaklar ama ondan önce kısa bir reklam izliyoruz yani, anladın mı? Hani. Evet evet. Reklamına reklam koydumun reklamı. 80'ler bok bize. Bok pompası gibi bir şey gerçekten. Bok pompası yani. Hayır abi, bok pompası. Fortnite karakter, pardon, LoL karakterleriyle PUBG karakterlerinin aynı oyunda buluştuğu oyundu. O bayağı şeydi o, yani. O çok kötüydü gerçekten. Bataklığı ya. Kurutuyoruz oyunuydu o bayağı. Gerçekten drain the swamp. Ne izliyorsun şu anda? Bu neyin reklamı? Volümetrik shit compressor, aynen diskolojimdeki. Feeling like you're an imposter. I think that's what made me wish I had somebody to talk to. So I decided to create my own mentorship program. Ah. Limit Break is aimed at underrepresented people working in the UK game industry. Hi.
Ulan bir bakıma da böyle şeyleri de kıskanıyorum biraz yani. Böyle şeyler yapıyorlar. Ülkelerinde böyle şeylerle falan uğraşıyorlar yani. Oğlum tabii bizdeki oyun stüdyodan da milletin gözüne tükürüp işten kovuyorlar. Herifler kadrolaştılar baya. Ya Facebook Gaming'in hayvan gibi diversity'ye reklam yapmış olması benim hoşuma gitti bir tık ha. Yayıncısıyım diye demiyorum. Tabii. Yani adamlar tabii girmiş bu topun altına. Tabii. Bu kız baştaki kız değil mi? Tuluma mı geçmiş? Galiba. Ya bizdeki baya böyle bizdekilerin derdi şey ya hani. Abi işte kettle'a su alacağız da para çıkar mısınız falan ya böyle. Tabi tabi. Bunlar neler yapıyorlar anasını satayım ya. Bu ne abi ya? Ya şey bir tık baymadım artık ya. VR'a koyalım bağırtalım yani. 5 senedir aynı bok ya. VR'a koyup bağırtmayacaksın kardeşim. Ya bu çok kötü olacak. Korkuyorum aşırı. Bunu korkuyorum aşırı dandik. Pokemon Arceus ya. İyi Pokemon oyun çıkmıyor galiba son zamanlarda. Abi Diamond'la Pearl'e güzel bir remake yapmışlar da şimdi bir tane de yenileri geliyor. Bir tane Pokemon oyun çıkmıştı yani, çünkü ben oynamıştım. İlk çıkan Pokemon'la 3 tane falan böyle jim tokatladım. Bu ne saçma ne kolay oyun falan diyorum. Chat'teki herkes şey diyor. Hayır abi gerçek Pokemon bu değil. Bu başka bir şey falan diyorum. Evet evet. Senin oynadığın o şey ne abi? Pokemon golcuları da şey, MOBA. MOBA mı? Ha. Ya mobil oyun işte o ya o. Aa. Mobil shooter galiba bilmiyorum. Switch'te aralara küçük şeyler almış ha. Küçük böyle YouTube reklamları kanka almış. CEO'su da kalkmış gelmiş yani artık olacak o kadar. Oo. Hey. Aa. Oo. What you say? Ne bu ne reklam mesela şu an? Game Awards reklamı mı? Artık neyin arkasından neyin logosunu çıkacağını kestiremiyorum. AMD reklamı mı bu? Nvidia galiba. Accelerated Streaming. Luna'nın reklamı mı bu? GeForce. Luna'nın reklamıymış. Intel'in bambaşka bir ürünü geçmiş arkadaşlar. Okey. Abi yemin ediyorum artık neyin reklamı olduğunu anlayamıyorum. Her şeyde aynı oyunlar ve aynı efektler var ya. Nerede mı çıkarttılar GeForce Now? Yok onlar GeForce Now'ı çok iyi çalıştıran makine çıkarmışlar. Az önce onun reklamını görmüşüz ama anlatamadılar kesinlikle. Oo. Ben GeForce Now gibi bir şey yaptılar anladım. Hayır, GeForce Now'ları çok iyi çalıştıran makine çıkarmışlar. Ki haklı bir ürün yani geleceğe çok iyi yatırım ama iyi anlatamadılar. Ben olsam bu ama saatten GeForce... sonra streaming'i iyi kaldıran PC reklamı yaparım gerçekten. Ama GeForce Now şey değil mi abi? İnternetin ne kadar iyiyse o kadar iyi çalışıyor bir şey değil mi? Yani işte ama yurt dışında yaşadığını ve internetle alakalı çok sıkıntın olmadığını düşün. Adam orada artık insanlara streaming'e göre optimize edilmiş işlemcili PC satacak. Bizdeki EBA bilgisayarları fiyatına. Bizde 3000-4000 TL olan bilgisayarlar var. Herif orada mesela satacak atıyorum 100 dolara. Ne 100 dolar belki daha ucuza yani anladın mı? Sen alacaksın Luna'nın, Stadia'nın, GeForce Now'ını o makinede oynayacaksın. Çok mantıklı bir yatırım da. Abi müzik telif, müzik telif. Müzik telif. Aa tamam. Evet evet. Aman aman boşluğuma geldi bir an ne bileyim ben. Vay anasını satayım. Bizde Türkiye'de süt 15 lira olmuş işte. Yılmaz dandik şeyler. Gerçekten öyle. Sinktir git. Aaa. Ooo. Yiğit Can da yaşlandı be. Nizamın kalitesini. O nizamın eski... kalitesini bundan yukarı çıkaramam abi. Kusura o eski optimizmi kalmadı. Tabii. Eskiden bütün oyunlara ya iyi olabilir aslında filan derdi. Bugün sadece Gollum'un oyununda iyi olabilir belki dedi. O da iyi bir stealth oyunu. That was a look at which Game of the Year nominees YouTube creators and fans want to see win later tonight. We'll find. Bizim chatte bir arkadaş şey demiş. Turunkuz. Almanya'da 7 ay boyunca yerde 1 euro bulursam biriktirince araba alabiliyorum. A new team of veteran developers. Their first game brings together thrilling multiplayer PvE action, a next generation physical sandbox and incredible visuals to create a truly dynamic player experience. Here's the reveal complete with real. İnanılmaz bir video oyun PR metninde söylenmesi gereken bütün kelimeleri üst üste söyledi. İnançla söylüyor 3,5 saattir bir de. Aslında bu adamın yeteneği belki de bu. Utanmıyor olması. He has no concept of shame. Bilim adamları inceliyorlar ve hayrete düşüyorlar. But a lot of concept for money. He is utterly shameless. It's like a superpower. Queens. We give them different names, but güzel gözüküyor neyse.
killing machines falling from the sky. Ne kadar az gameplay gördük ya. Horizon Zero Dawn'un daha mutsuzu gibi gözüküyor şu an bu. Our bastion of resistance. This eskiden böyle oyunların arkasında BioWare logosu çıkardı Günhan, hatırlar mısın? Eridi gitti o stüdyoda. Köpek oldu. Eskiden BioWare diye bir firma vardı gerçekten ya. Neyse abi, Fallout New Vegas çok güzel bir oyun. Witcher 3 EA Bad. Showtime. Bu ne lan? Ulan. Ya Battlefield mi çıktı ya? Müzik. Ay müzik de kötü de. Battlefield mi çıktı bu oyun şimdi çıka? Müzik şey telifli. Kıstım. Ha. Oyun ama Battlefield mi yani hakikaten? Ne bileyim abi. Yani bir tuhaf bir oyun. Ben artık anlamıyorum ki bunların ne olduğunu. Bu abi, ne şey. Bu MOBA mı? Hepsi birleşiyor artık çünkü mı? Anladın mı? Yani bir harita var. Hep beraber arkadaşlarımızla oynuyor muyuz? Single player mı? What the fuck is this yani? The games are converging. Hepsi 4 kişilik looter, evet, shooter, ya. MOBA. Seri adam vurmalı, craft uzayda tüfekli robotun kırmızı noktalarına ateş ettiğin oyunlara dönüşüyor artık yavaş. Name game the game. Aynen hakkı, game the game hakikaten. Gerçekten. Ya oyunların gerçekten kendilerini parodiler olması inanılmaz artık ya. Bu yani bir de yani bir şey var, Fortnite kaskı var yani kafasında, anlıyor musun böyle? Onların da tuhaf kaskları oluyor böyle. Bu arada iyi gözüküyor. Ben iyi gözüküyor diye Battlefield oynamış bir adam olarak bunu oynarım gibi geldi bana, onu da söyleyeyim ha. Ben de böyle bir loser'ım yani, burada onu da itiraf ediyorum. Ama ne oyun olduğunu anlamadım, o ayrı. Ya bu arada inşallah oyundur abi. Hakikaten yani bu interaktif bir experience diye de geçebilirler bunu şimdi birdenbire. Steven Spielberg'in yeni animasyon dizisi falan da çıkabilir. Gameplay experience abi. Gameplay. İnteraktif bir gameplay experience. Ya şarkınız Art Raiders. Sempatik duruyor. 80'ler. 80'ler arkadaşlar. Renkler ve 80'ler. Evet 80'ler ama anladın değil mi? Sempatik evet, yani duruyor. VHS kasetlerin üzerindeki şu şeritler gibi arkadaşlar. Evet 80'ler. 80's Punk güzel bu arada ya, bence güzel bir estetik. 80's Punk gelse sevinirim ben artık. İsmi de VHS Punk olur muhtemelen. Oha, stüdyoya gelmemişler. Oo, Matrix fragmanı gelince full ekran yapmayı unutmayın pampalar. Oradan telif yeniyormuş. Okay. Lütfen full ekran. Ses mi kısalım yani? Matrix'teki helikopter sahnesi. Yok, görüntüye de telif atıyorlarmış. Full ekran yapalım mı yapmayalım mı yani? Full ekran yapın. Fragman başlayınca. Niye? Daha mı kolay telif yiyoruz o zaman, anlamadım. Full ekran yaparsak telif yemez miyiz? Hayır. Kafanı full ekran yap abi. Aha, fragmanı saklanıyorsun. Fragman değil. Ben de diyorum ne diyor. Aha. Evet yapıyorum. Üzgünüm çocuklar. Tokyo. Ben bunu kapatayım mı? Kapattım arkadaşlar, kusura bakmayın. İşte izlememek lazımmış ya. Ben görürsün eski kapattım direkt. Eski filmlerden sahne varmış, ona telif atıyorlarmış. Ben Facebook'tayım lan, bana telif gelir mi? Ben bunu YouTube'a koymayacağım aslında. Belli olmuyor ki abi, bende bir de yayını kesiyorlar çat diye, geri de alamıyorsun. Arkadaşlar Matrix'ten kesintisiz sahne var, o yüzden kapattım. Ha buymuş zaten. Morpheus oğlu. Ya atanamış Morpheus koymuşlar filmi. Ben hala bunu takılıyorum ya. Morpheus'a paraları mı yetmedi acaba ya? Yetmemiş olabilir mi? Paraları vardır. Lawrence Fishburne parası yani. Şey dedi, Lawrence Fishburne açıklama yaptı. Benim haberim bile yok yeni filmde. Çağırmadılar beni dedi. Hayda, bu muydu lan? Neyse. Fadıl geri geldi. But getting back to tonight's theme, which is the world of interactive entertainment. Çağırırsalar gelirdim, beni çağırmadılar dedi adam. Several great video games and immersive experiences. Did you ever think that one day a game could look as real as being in the Matrix? Absolutely. I mean, we are reaching the point at which the line between the physical and virtual worlds are blurry.
And with interactive storytelling reaching stunning levels of Kerem Boz kendini hiç bozmamış. Helal abla sana ya. Evet ya. What is a game? Bak hala bir şeyler yapıyor Keanu Reeves elleriyle yanında. O zamanlar cool'dum, şimdi de cool'dum diyor vallahi. We couldn't have imagined where the state of the art would be today with photorealistic digital. Keanu artık kendini şey yaptı ha. Bak. Neydi bu? Bunun gençlik filmi neydi, komik adam oynadı gençlik? Şey, Bill and Ted. Ha, Bill and Ted'deki Ted yapmadı mı ki şu an kendini? Ay, onun çekimlerinden evet. gelmiştir abi, karakterden çıkamamış. Ben bunu bu sempatik komik hallerinde seviyorum. Son filmlerinde iyice karanlık yaptı kendini. Baksana benim hoşuma gidiyor açıkçası. Biraz cringe evet ama. Sempatik adam, sempatik adam çünkü. Yani şöyle 90'larda da cringe de herif yani. Ha bu oyunu bayağı övüyorlar lan bu arada. Sevdiğimiz sarhoş am dayımız gibi oldu adam. Evet biraz böyle he dayı he falan olduk. E şimdi bundan telif yemiyor muyuz oğlum? Bu da orijinal filmden sahne. Aa, oyuna bak. Oha. Ama çok haklısın. Bu arada, okay. Bu arada ben bu hafta iki kere Matrix'e gidiyorum ha. Orijinali IMAX'te gösterime girmiş. İki bilet aldım. Bir pazar bir perşembe gideceğim. IMAX'e geliyor, haberiniz olsun. Nasıl, yeni Matrix mi? Hayır. Yeni Matrix'i kim sallar oğlum? Orijinal Matrix IMAX'e geri geldi. Öyle mi? Evet. Bir pazara bir perşembe bilet aldım. Niye öyle bir şey oldu? Muhtemelen yeni film o kadar iyi olmayacak için eskisinden de biraz para kazanmak istediler. Right now, oha. In its entirety, it's available right now. Make sure to play it. It is mind-blowing. Epic is just taking things to another level. Play it tonight, please. As we look to the future, not games, the play platforms tonight. Like Unreal Engine 5, it's celebrate the best games of this year. To present Game of the Year, please welcome last year's winner, Game of the Year, and best game direction from Naughty Dog, Neil Druckmann. Aa geldi. Ya tabii abi. Bu herif olmadan geldi hocam. Tabii bu herif olmadan bir etkinlik zaten. Saçları kesmiş ama. Man, it feels awesome to be back here together in person. Congratulations. Her sene geliyorsun oğlum zaten. Akraba oğlum. Oğlum bu adam olmak zor lan bu arada. Herif şuraya çıkıp 2 saniye konuşunca dünyadaki bütün canlı yayınlarda yani mesela biz kibar konuşuyoruz. Neler diyorlar bu herife muhtemelen. Ben ya, takdir ediyorum yani. Çok ağlamasın gitsin Süper Lig'de hakemlik yapsın. O zaman görsün anasına küfür etmek neymiş. Orası da doğru. Sen de haklısın. Oha bak bizim chatte neler ha. Yazıyorlar şu an inanılmaz. Bak bizim chat oyun... bugün ne homofobi yaptı, ne transfobi yaptı, ne sağa sola hakaret etti. Neil Druckmann çıkınca şu an chatte yazılanlar inanılmaz yani. Yani bu adam anasına zorla küfür ettirdi ya. Ben çok şaşırıyorum ya. Bir şey söyleyeceğim Yunan. Yunan bir şey soracağım bu arada. Niye buraya Final Fantasy 14'ü koymamışlar senin en iyi oyunlar arasına? Oyun expansion diyedir herhalde bilmiyorum ki. Haa okey. Ya da belki yeterince para, o kadar da para vermemiştim Final Fantasy. Ya da belki bilmiyorum. Ne aldı ki? Yılın en iyi oyunu kim aldı? Daha almadı işte şimdi almıyor. It Takes Two adaylardan biri. Yani. Bu arada oyun değilmiş o. Unreal Engine 5 teknik demosuymuş. Adama chat dedi lan küfürler. Şaştım kaldım. Oha millet. Millet yani bu ne öfkedir ya. Gerçi Pelin'i bile küfrettirdi ya bu herif biliyorsunuz değil mi? Evet ya. Yani. Oğlum ya ben Pelin'in dünya üzerinde hiçbir oyunla ilgili şiddetli bir itirazı olduğunu duymamıştım Last of Us 2'ye kadar lan. Pelin yani şey gibi bir insandı. Yani çok şükür emek vermişler, yapmışlar hani. Bu da bir oyundur. 5 dakikada eğlendirdiyse beni bu da bir oyundur tarzı bir kızcağızdı yani. Kızı sindirdi, çileden çıkarttılar ya. Bu ne müziği bu ya? Jenerik her oyun müziği galiba. Every game music ever. Evet. Video game the soundtrack. Yılın en iyi oyunları arasında şimdi Psychonaut 2 mi varmış? Öyleymiş abi. Allah Allah. Depresyon hakkında ya abi. Ne alacaklar acaba senin oyununu bu arada? Ne diyorsunuz? Sizce hangisi alır? Deathloop alır mı? Metroid Dread. Deathloop. Ya Resident Evil 4 alsın isterim ben.
Resident Evil 4 bence de alabilir ama vermezler gibi. Çok seviyorum Metroid müziğini, pardon. Ben müziği kıstım da sadece seni dinliyoruz şu an. Metroid alabilir. Çok güzeldir oğlum Metroid müziği ya. Metroid Dread'i oynamadım ben bu arada ama alabilir. Deadloop'a... Psychonaut... Abi Metroid camiası benimsemedi ha oyunu bu arada garip bir şekilde. Evet evet. Psychonaut güzel oyundur tabii ki de. İlk Psychonaut'ı ben de sevmiştim. Ama... İkinci Psychonaut. İlk Psychonaut'ı böyle... ben destekledim. Evet evet. Müzikdar, müzikdar, müzikdar oğlu. Buralardan telif olmaz abi. Abi telif olduğu için değil, kafa şişirdiği için kıstım. Kameraman abimiz de gitarcı kıza güzel kur yaptı orada, tatlılık yaptı ha. Başka kimseye de yapmadı ha. Evet. Sen de haklısın. Showstopper ya gitarcı baya. Aynen, bu herif, ay bu herif bunun için mi gelmiş sahneye? Ben de konuşup sıkılıp gidecek sanmıştım. Resident Evil alsa iyi olur bence de bu arada yani. Diğer kategori evet biraz sakatlar yarışıyor gibi. That was fantastic. A fitting way to honor the very best of the year. Let's hear it one more time for the Game Awards Orchestra. Sanatın ve sanatçının yanımda ya Durukman abi. Tabii her zaman. Yazık, ben üzüldüm artık bu herife ya. Ben de bu herife öfkeliyim ama bir noktada da üzülüyorum. Baksana. And finally, congratulations. Mutsuz bakıyor oğlum herif ya. Ya hadi be, ne mutsuz. Valla bence o da mutsuz. 2021 Game of the Year is... It Takes Two. Aaa! Takes Two, baby. Ooo, çok sevindi lan. Aaa! Aaa! Lan böyle de alınmaz ödül lan. Oğlum bayağı bu arada fuck you diyerek aldı yani. Aaa abi, donum falan arada, çıkmış, ne yapıyorsun? Arada, acına oğlum, da, kedine oğlum, de. Oğlum adam Fortnite'ı geçmedi ki, pro pro oyunları geçti, sevinecektim. Ya az ve sen de düşünüyorsun. Sanki anasını satayım. Diğer adaylar da inanılmazdı sanki anasını satayım. Proper oyun diyorsun. Sammy fuck the Oscar and now... Oh! Oğlum adam o kadar sevindi ki donu falan çıktı ha. Adamın hiçbir şeyden korkusu yok hacı. Bu kadar iyi bir oyun mu ya? Ben hiç bilmiyorum bu oyunu. Yo değil. Yani bu seneki Game of the Year'lar arasında hangisi alsa eh olacaktım ben. Yani hiçbiri kötü değil, hiçbiri süper de değil yani. Oynadık bunu, eğlenceliydi bu yani. Bir kızıma vereceğim diyor, vermek istiyorum. I'm shaking. Look at me, man. This is like a big moment for me. And Neil, you're a big inspiration. Bak, sempatik adam ya. Evet, evet, tatlış. Hakikaten ya. Adamda oyuncusunun kendi anasına küfretmediğini ve oyuncusu için keyifli bir oyun yaptığını bilen bir game designer'ın özgüveni var kardeşim çünkü. Evet evet. Adam kazandı beni ya. What do you think of the winners tonight? Did your favorite game win? If not, post your thoughts with a YouTube short and let us know who got. Oğlum bu herif şey işte lan, Band of Brothers mıydı? Two Brothers mıydı? İki kardeş birbirinin ayağını çekiyor tarzı bir oyun vardı ya. İlk onu yaptı. Sonra A Way Out'u yaptı. İki birader sırt sırta duvara tırmanıyor oyunu. Sonra da Tech Story yaptı işte. Ha. İkili mekanikler adamı bu. Aynen. Okay. Bir de böyle sivri bir herif. Her çıktığında ilginç şeyler söylüyor. Öyle şey falan gibi yapmadı kendini. Vay, o abi, onun kardeşini öldürdüğü için o da onun babasını öldürecek. Şimdi bakınız işte adam öldürüp ne kötüdür falan. Oyun yapıyor adam işte. Okay. Tertemiz herif. Okey. İyi tamam ya. Olabilir ya. Okey. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bir dört kişi şey yapıyor, oyununu daha bitirdik ben yani. Ben bunlardan seni bir daha izlemek istemiyorum abi. Vallahi bak ben bilmiyorum. Ben izlerim ya. Kardeşim açayım mı bir Endwalker fragmanı ama. İzleyelim mi? Kalplerimiz yatışsın. Endwalker yok kardeşim, açma bir şey. Ben yoruldum. Tükendim. Bak 3,5 saatlik, 4 saatlik etkinlikmiş bu neredeyse anı satayım. 4 saat boyunca reklam oldu, izledik yani. Dur son bir Endwalker reklamı da izleyelim. Of. Barışalım hadi senle gel. Sen bugün çok üzüldün. Arkadaşlar Günhan'ın uğruna kalp krizi geçirdiği videoyu izliyoruz şimdi hep beraber. Ya öf, hayır açma be, hakikaten yeter ha, sıkıldım. Açma bir şey, istemiyorum. Ama bir bak.
Çıkabilirsin hadi doldurdun abi. Ama aynen, bir bak. Çıktım zaten aynen. Çıktım zaten. Ama bir bak. Ama böylesi gördün mü? Pauza basıyorum. E kanka bir şey diyeceğim. Neyi kanıtlıyorsun şu anda? Ne oluyor yani gerçekten? Bir şey kanıtlamıyorum. İzliyoruz işte Endwalker'ı. Sen niye her şeyi alınganlık yapıyorsun ya böyle? Ne alakası var onunla? Bir de bunun üzerine Endwalker'ı izleyelim ben buna. Bu ne şimdi yani? Ya bir keyfimiz yerine gelsin diye dedim oğlum. Ne var? Matrix Awakens. Matrix Awakens. Ne ki o? Matrix Awakens. İzlediğimiz oyun. Onun galiba onun şeyi varmış. Gameplay falan varmış yani. Direkt. Matrix'ler. Ha yeni haritam bu Günhan. Ne? Ben izlemiyorum. Yeni haritam bu. Çıktım ben. Nasıl izlemiyorsun ya? Tabii. Çıktım Allah. Ben şeyden. Arkadaş açtık işte beraber bir ağzımızın tadı yerine gelsin dedik. Yoruldum çünkü kanka yani. Muhabbetten de yoruldum, programdan da yoruldum yani. Sen de haklısın. Adam ödül alıyor, anamıza küfür ediyor. Böyle bir şey var mı ya? Allah Allah, ben mi küfür ediyorum anasını satayım? Şu Dune oyunu ne zaman çıkacak acaba? Bir elden fazlasını da göstermediler, insan üzülüyor. Dune 4 çarpı oyunu, o da direkt şeydi. Title fragmanı yapmışlar ona direkt. Evet. Yani öyle bir şeyin geliyor olması güzel de bakalım ne çıkacak hakikaten. Title fragmanlarından başka hiçbir şey yoktu lan. Yani title, sinematik, müzik, six of. Pre-alpha game, in-engine game footage. Onda yine biraz gameplay vardı ya. Fortnite'da gameplay ya. Vardı. Kanka doğru diyorsun, Among Us'ta Rocket League'de çok gameplay şeyleri gördük. Doğru. Haklısın aslında. Tatmin olmalıyım. Tamam. Bir tatmin şeyler. Oldum. Lütfen. Şey çıktı. Oldum. Keanu Reeves çıktı. Oldum. Oldum. Ben şey oldum yani. Kadın çıktı. Üf. Hem de neler. Şey de çıktı. Aerial Powers bir kere benim için yani. Oğlum aynı Master programı Team. Aerial Powers ve Brad Master diye programı. Ay, savaş çıktı ya. Ne? Bir daha söyle. Senin de soyadın Erdoğan oğlum. Evet. Yorumu nedir abi soyuna ilgili? Ne oldu? Kurudun kaldın kardeşim. Erdoğan deyip gülüyordun. Var mı başka Erdoğan ismiyle ilgili şakaların? Vallahi yok ya. Ya benim soyadım böyle mi soyad kardeş? Yapsana kardeşim bir iki şaka biz de dinleyelim ha. Ha ne oldu ha? Ya. Oo, Dune'un oyunu detaylıymış bayağı. Steam'de varmış lan Dune'un oyunu. Nasıl Steam'de varmış? Var nasıl şu an var. Ya satılmıyor yani de hani ekran görüntüleri falan var gameplay. Ha. Aa, bir dakika Spice Wars. Ay, adı çok kötü oğlum bu arada ya. Evet. Yani bayağı detaylı bu arada. Biraz şey kafası, paradoks kafası bu arada. Ha, şey kafası değil. Civilization kafası değil, paradoks evet. Kafası biraz daha. Allah Allah, evet öyle. Control the spice. Control falan. The universe. Ha, hatta bir şey gibi yani. Bu filmden etkilenen falan tarzı değil de biraz daha kitaptan etkilenen tarzı. Tabii canım zaten filmin hakları ayrıdır, onu alamazlar yani. Ama yani benzetmemişler mesela. Harkonnenler falan kitaba daha benzer. Kaç tane wishlist'e ekleyelim şunları yani. Early access, early access falan diyor. Kaç paradan gözüküyor mu? Yok, para koymamışlar. Sadece early access'e gireceğiz çıkınca 2022'de demişler. Maalesef. Bak ne diyor? İki tane çok farklı. Çok ama 2022'de geldi arkadaşlar ya bu arada. Stellaris gibi lan bu. House Atreides alıyorsun ya da Harkonnen alıyorsun. Bir de iki tane daha ama early access'te onlar yok tabii ki. Hay, real time. Babalar benim orada güzel. Senin kum geldi ben. Günlük enerjin ama. Bitti artık. Bitti evet, vallahi. Evet. Okay. Ben de tükendim yani. Vallahi ben de tükendim bir tık. Bilhassa Günhan'ın tatlı gözyaşları beni bugün çok doyurdu artık. Alacağım bir şey yok. Ya Günhan'ın tatlı gözyaşlarını sen ben ölünce çok ararsın oğlum. Çok üzülürsün. Ararım lan bu arada. Vallahi ararım. Ararsın yani. Üzülürüm vallahi sen ölürsen. Yani. Üzülürsün gerçekten. Ben bu çocuğu üzdüm ama
bu çocuk hayattayken iyi ki vardı dersin yani. Ben demem artık oğlum ben bu çocuğu üzdüm diye. Bu çocuk bir Endwalker sevdasına düştü. Kalbini kırdılar. Pizza dağıtıp Fortnite'tan ödül aldılar. Gerçekten ya. Oğlum hakikaten yani en büyük düşmanımın başına böyle bir gece istemem yemin ediyorum. Yani. Böyle bir rezalet. Oğlum ya. Gerçekten ne büyük yani. Umutlarla başladın. Yok dedin falan. Ben şanssızım dedin. Oğlum bak ben böyle konularda çok şanssızım. Ben hep güveniyorum yani. Ben hep böyle güveniyorum. Daha sonra da bu şekilde olaylar geliyor benim başıma. Büyük konuşmamak lazım. Kanka gerçekten komedik timing gibiydi ama yani anladın mı? Hani komedi senaryosu olarak yazsam hani bunu böyle yazar. Evet evet. Ben. Evet. Başta evet. Ya şey gibi oldu. Şey gibi oldu. It's Always Sunny in Philadelphia'da baya böyle şey işte. Mert Günhan Endwalker evet. İşte hakkını veriyor. De 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 pizza falan bilmem ne daha sonra da. Kötü. Evet. Belki BAFTA'da da ödül alır Endwalker. Vallahi abi siktirsinler gitsinler açıkçası. Oğlum ya düzgün kategoride ödül alırsa kızmazsın bence ya. Abi düzgün kategoride ödül... Artık ben hiçbir şeye güvenmiyorum ve hiçbir şeye inanmıyorum bu hayatta açıkçası. Ah be abi. Beni de böyle yaptılar. Üzdüler. Yürü be abi. Kalbini yürü kırmışlar abi senin. Sen incinmişsin abi. Kırmış kalbini. Beni anasını satayım. İki paralık ettiler. Ben böyle adam oldum. Beni iki paralık ettiler anasını satayım. Evet. Güzel oyun arkadaşlar. Şimdi Final Fantasy 14 böyle bizim muhabbetimizden falan şimdi böyle Sungur'un bu hırbu muhabbetinden gidip de şey yapmayın. No Clip'in çok güzel bir belgeseli var. Çok iyi oyun oğlum, çok iyi oyun. 14 ile ilgili. Gidin onu izleyin yani. Gerçekten çok, de iyi oyun. Çok iyi yani. Bu arada ha. E kanka şimdi sen ne yapıyorsun şimdi? Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Tamam anladık anasını satayım. Yarro pizza reklamına kurban gitti oyun. Buna bir şey dedin mi? Demedim. Bir şey demiyorum. Ama hayır ne şimdi? Çok iyi oyun amına koyayım. Bunu yapmayacaksın işte kardeşim. Bunu demeyeceksin o zaman. Tamam mı? Manyak olmuşsun sen. Manyak ettiniz anasını satayım. Manyak ettiniz delirttiniz anasını satayım. Tabii ki delirttiniz manyak ettiniz. Ha deli olmuş bu manyak olmuş. İyi ki burada Tuna Pamir yok. Bir de yani Tuna Pamir oradan şey diye çıkardı. Gizli gizli bu World of Warcraft fetişisti olduğu için şey diye çıkardı böyle pizza reklamı hello falan yapardı yani. Evet. Artık burada olmayan arkadaşlarımızı da gömdüğümüze göre. Aynen. Yani bak benim çok iyi oyun dememden rahatsız olduğu gibi başka birisinin yayında olma ihtimalinden de korkuyor. Bu artık paranoyadır ya. Anksiyetedir ben bu yani. Sinan Engin gibi çay bardağını atacağım şimdi böyle. Şey yapacağım. Sinan Engin gibi şey gibi bekleyeceğim böyle bakacağım çay içeceğim kameraya böyle 5 dakika boyunca. Yorum yok. Kanka Sinan Engin'in Beşiktaşlığı da senin fanteziciliğine benziyor çünkü bu bir, arada büyük bir hezimet var bir ara. Onun Beşiktaş'ta 8-0 yenilmişti Liverpool'a. Senin de Final Fantasy 14 bir kötü çıktığı için böyle bir yara kalmış içinizde. O yüzden kolay tetikleniyorsunuz. Bir de hakikaten halbuki Final Fantasy 14 iyi ha. Yani böyle evet, bir evet. Şey yok yani kendi sahasında yenilmişliği falan yok yani hani. Heriflerin oyunu kötü çıktı sonra toparladılar. Bu tetiklenip duruyor. Bence drama çıkartmaya çalışıyor anladın mı? Ben tetikleneyim de şey izlenmelerim artsın falan gibi uğraşıyor. Hayır lan ne alakası var? Şey hakikaten çok sinirim bozuldu. Pizza reklamı çıkarttınız arasını satayım. Tamam. Onun üzerine bir de tekrar yani öf gidip de Fortnite kategorisinde ödül verdiniz. Hadi onu geçtim. Onun üzerine he bu arada pizzaları da unutmayın he yersiniz amına falan yaptılar. yeter be oğlum. Yani bizim de burada bir şerefimiz var yani anladın mı hani? Beni bu kadar ezemezsin yani anladın mı? Game Awards. Sana diyorum yani. Geoff pezevengi. Ben bu herifin hayatıma ne zaman girse bu herif. Yani hep böyle kötü bir şey oluyor değil mi? Kötü bir şey oluyor abi. Ben bu herifin yüzünü görmek istemiyorum gerçekten artık ya. Adam gerçekten... Ha bu arada geçen... Evet bak geçen etkinlikte de bunlar Nier karakterlerini Fall Guys'a getirdiler. Oğlum bundan bir önceki etkinlikte de seni şey diye üzmemişler miydi ya? Death Stranding karakteri kutuya giriyor sonra hubidik hubidik yapıyor kutudan çıkıyor. O da bir Game of Thrones rezil değil. Evet abi. Hayır o var. İşte şeye gelen Nier karakterlerinin Fall Guys'a gelmesi var. Yani seneye de artık şey yaparlar abi. Among Us'a falan getirirler yani bir şeyi. Bu da olur yani anladın mı? Bu da olur artık. Oğlum Endwalker'da meşhur bir baş karakter falan var mı? O Fortnite'a gelmez mi?
Gelebilir abi, bilmiyorum. Ben artık her şeye okeyim yani. Bu artık her şey olabilir. Destan, oğlum, o da olur. Peki Arkane'in başrollerinin Fortnite'a değil PUBG'ye gelmiş olması, anlaşamamışlar mı Fortnite'la acaba? Onun ne, orası niye öyle olmuş ben onu anlamadım. Yani işte şey, Jinx'le Jinx şeye gelmişler. Ne onun ismi? işte PUBG Mobile'a gelmişler. Ama şey çok ilginç. Yani Fortnite'a niye gitmemişler? Herkes Fortnite'a gidiyor yani. Bence paradan da şaşırmışlardır. Ha, şeyden lan, ikisi de Tencent abi. Tabii. Ha, okey. Evet, evet. İkisi de Çin oğlu ikisi de. Yani o sebeple... Birbirine destek atmışlar demek ki ise. Falan artık bilmiyorum. Çin oğlu olduğu için olabilir. Hadi ben kaçıyorum bebişler. Biz de kapatalım tabii zaten ya. Aynen. Ufak ufak. İyi. Hadi arkadaşlar, yine bir korkunçluğu arkamızda bırakıyoruz. İzleyen, abone olan, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun cümlemize. Geçmiş olsun. Ve bugün yapılan makaraları ciddiye almayın. Final Fantasy 14 şu an piyasadaki en iyi MMORPG. Evet, bir de aynen. Biz üçümüz toplam arkadaşlık süremiz 40-50 seneye falan dayanıyor. Araya girmeyin. Inside joke'lar bu senelik şeylerle çalışıyor. 5 dakikada tanıyarı çalışmıyor. 65 level'a kadar ücretsiz ödüllü Final Fantasy 14 free trial deneyin. Aynı zamanda Final Fantasy 14 nasip oymuş, kendi gözlerinizi görmek isterseniz Mert Günan 10 saat oynadı yakınlarda. Biz Mert Günan ve yakın arkadaşı kanalına da Wired Kültür serisi üye olarak izleyebilirsiniz canı gönülden. Aynen, çok iyi. Aynen. Muhteşem. And Walker. Oh. Mükemmel, çok iyi. Biz alıyorsun. Pizzalar alıyor, Final Fantasy'de. Pizzalardan var ya. Pizzaları götüne sokuyor. Harika, çok güzel. Kıvıracağım götüne sokacağım. Oh, Endo. Aynen kardeşim. Pisleştiniz siz iyice. Hadi gidiyorum ben. Hadi öpüyoruz. Hadi. İyi geceler, biz de kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın, hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet. Bugün de böyle heyecanlı bir oyun oldu. Heyecanlı bir gün oldu arkadaşlar. Şimdi biraz yıldız boncuk bakıcıyım. Eftal Kaplan 100 yıldız ve kalp atmış. Yusuf Demirbaş 100 yıldız göndermiş. Burak Dağlı 100 yıldız göndermiş. Yılmaz Doğan Utaş 50 yıldız göndermiş. Bahadır Satkın destekçimiz olmuş. Özgün Bahar 50 yıldız göndermiş. Enes Kalem 100 yıldız. Berkay İnce 100 yıldız. İlker Koç 50 yıldız. Derin Doğan 100 yıldız göndermiş. Özgün Bahar 50 yıldız göndermiş. Yiğit Belen 100 yıldız. Erim Karayaz 100 yıldız göndermiş. Burak Yılmaz 100 yıldız gönderiyor. Erdem Korkmaz 1. yılına giriyor. Saltuk Buğra Yurteli 100 yıldız. Ahmet Berkçıvan 100 yıldız. Tofik Alakbarov 100 yıldız. Muhammed Ali Yücesoylu 50 yıldız. Forspoken yazarı Kane oyununun yazarıymış. Aa! Tolga Tunca 90 yıldız gönderiyor. Forspoken Steam'de 700 diyor. Merdan Merdanoğlu 2. ayına giriyor. Rıza Açıkgöz 50 yıldız gönderiyor. Ahmet Apik 100 yıldız gönderiyor. Buğra Barak 100 yıldız gönderiyor. Rıza Açıkgöz, Meguhan adlı birey, Kojima kalk gel dese bir daha söyle der, kınadım Ayvalık valisini demiş. Evet ya, Günhan da Kojima'dan sıkıldı niyeyse. Halbuki Death Stranding neydi yani? Ali Talip Sarıoğlu 100 yıldız göndermiş. Levent Korkmaz 50 yıldız göndermiş. Jim Carrey'e şive şakası yaptıran dünya bize neler yaptırmaz demiş. Musa Şener 100 yıldız. Mehmet Ali Altan 100 yıldız. Uğur Arman 100 yıldız. Çağlayan Adı Güzel 100 yıldız. Serhat Küçükdemir Dermenci 100 yıldız, Bekir Ünal 100 yıldız, Furkan Duran 100 yıldız, Berdan Ulaş Tülek 50 yıldız. Fenerbahçe'de oynamış basketçi abla bu, Ariel Powers. Ya inanamıyorum isminin gerçek olması da bu arada. Arda Akalper 50 yıldız gönderiyor. Melih Can Akgüneş 100 yıldız, Ahmet Aydın 100. Fatih Erensoy 19. ayına girmiş. Yusuf Deniz Eyüp 100 yıldız, Lucy 50 yıldız, Mustafa Ozan Öz 100. Ilgıt Mertel 50, Doruk Pural 50 yıldız. Mert Sezer 100 yıldız göndermiş. Levent Korkmaz 50 yıldız göndermiş. Doruk Pural 50 yıldız daha. Kaan Demir 99 yıldız. Mustafa Ülker 100 yıldız. Serdar Haşim Yüksel 50 yıldız. Ilgıt Mertel 50 yıldız. Gökhan Değirmenci 200 yıldız. Onur Önoğlu 200 yıldız. Ali Özbek 100 yıldız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu Gaming Awards'un asıl kazananı ben olmuşum. Arda Küçükkara 100 yıldız. Enes Özdün 100 yıldız. Parahat Sopiyev 100 yıldız. Ebu Bekir Derin 100 yıldız. Eren Tandoğan 100 yıldız. Kerem Yılmaz 100 yıldız, Bilal Çörtük 100 yıldız göndermiş. Selen Erdem destekçimiz olmuş. Onat Boyacı Yılmaz 100 yıldız göndermiş. Kertenkele Adam çok bakıyorum demiş.
Levent Özmen 100 yıldız göndermiş. Eşref Hüseyinov 100 yıldız göndermiş. Eren Kıran 100. Özgün Kudat 100 yıldız göndermiş. Can Gülsun'a 100 yıldız göndermiş. Yusuf Mete 100 yıldız göndermiş. Fatih Çalışkener 100 yıldız göndermiş. Mir Heydar Bedirov 100 yıldız göndermiş. Can, merhaba Can abi, Polonya'dan selamlar demiş. Süleyman Toğulacı 100 yıldız göndermiş. Soner Okur 100 yıldız göndermiş. Bahadır Doğan 100 yıldız göndermiş. Serdar Haşim Yüksel destekçimiz olmuş. Bir Kan Kiraz 100. Ah, okuyamadım arkadaşımın ismini. Kiril alfabesiyle çünkü bu. Bir şey Emre. Mehru Emre. Emin olamadım. Emre gibi duruyor ama. Timuçin Gürel Kulunç 50 yıldız. Eren Baykara 100 yıldız. Mert Özdencir 100 yıldız. Burak Türkmen 100 yıldız. Sina Ögü Işıkçı 100 yıldız. Buğra Polat 100 yıldız. Faruk Faruk 100 yıldız. Okan Ergöknil 6 ayında girmiş, abonemiz olmuş. Murat Elimdar 50 yıldız göndermiş. Onat Karaman 100 yıldız. Caner Yılmaz 100 yıldız. Mehmet Göçer, Murat Elimdar, Barbaros Emre Boz, Erhan Akdeniz 100 yıldız. Vay, ne kadar çok yıldız gelmiş abi. Mahmut Yılmaz Yırtıcı 100. Hacı Tezgel 100 yıldız. Ömer Koca 100 yıldız. Beste Kayaalp 100 yıldız. Ali Marmara 100 yıldız. Wow. İbrahim Turan Duran'a 100 yıldız göndermiş. Kaan Kazakçı, selam CS yayınlar. Meta Meta oğlundan yıldız gelmiş. Biz de kullanalım demiş. Seviliyorsun demiş. 100 yıldız göndermiş. Serhat Bilecen 100. O Ben Yıldırım 100. Kamil Aktaş 100. Meta Andurukan 100. Esma Ceren 100. Abim pazartesi çok önemli iş mülakatım var. Bana şans dile demiş. Esma'cığım iyi şanslar. Yolların açık olsun. Ömer Keleş 100 yıldız göndermiş. Tarık Dündar 100 yıldız. Emirkan Yağcı, Oğuzhan Doğan, Levent Özmen, Melih Aydın, Esra Çaça, Emre Çelik, Kemal Yüksel 100 yıldızlarını göndermişler. Lucy Lucy 50 yıldız göndermiş. Furkan Çıkılmazkaya, İlyas Yerlikaya 100 yıldız göndermiş. Muhammed Ali Yücesoylu, Furkan Topal, Ali Demir, Caner Yılmaz, Diyar Uslu 100 yıldız göndermiş. Lucy Lucy Game Awards'dan sonra biraderlerle Minecraft 1.18 takılmaca yapar mısınız demiş. Gördüğün gibi biraderler kaçarak kaçtı kardeşim. Adil Tükenmez 140 yıldız göndermiş. Melih Nalbant 100 yıldız göndermiş. Recaizade Mahmut Ekrem 50 yıldız. Ekrem Edalı 100 yıldız. Mehmet Aksu 100. Fatih Kamalak 100. Herkül Sevinyan 100. Alp Günhalp selamlar yayınlar. Bıyığa geri döndüm tavsiyen üzerine. Sevgiler demiş. Alp çok yakışıyor ama bıyık sana. Emre Barikan 100 yıldız. Onur Ak yeni destekçimiz olmuş. Berkay Sönel 100 yıldız göndermiş. Fiyuf. Wow. Okumasam da ayıp yani ama bir yandan da var bol bol. Adem Furkan Mursallı, Sefa Kürşat Tunç, Burak Güneş, Erdi Küçük, Berkay Dizman, İdil Kekevi, Emre Yasin'in... Kekevi gerçek soyadı mı bu arada? Kekevi gerçek soyadınsa inanılmaz çünkü. Kek evi gibi mi? Pastacı aileden gelmek falan gibi biraz. İlgimi çekti. Emre Yasin'in Nalbant 100, Yunus Yılmaz 100, Tarık Yama 100, Teomna Gül 100, Ulaş Korkmaz, Servet Aslan, Doğan Canay Doğmuş, Yunus Sancaktar, Gülşah Duru, Efe Coşkun, Ekrem Karagöz, Melih Nalbant, Selin Arkan, Soleil Astora. İşte bu insanlar hep bize yıldız gönderen insanlar. Bir yandan da Furkan Temel tekrar göndermiş. Metin Ahnas 100 yıldız, Murat Süngü 100 yıldız, Özgür Beker 100, Kaan Tığ 100, Efe Can Saygılı 100, Hasan Dinç 100, Bekir Aslan 100, Muammer Kolcu 100, Selen Erdem 50 yıldız. Bunlar da ben yıldızları okurken gelenler. Mücahittin Çevik 100 yıldız, Melih Ünya 100 yıldız, Eftan Kaplan 100 yıldız göndermişler. Press Chat 100 yıldız daha göndermiş. Selim Ensar Kodolak 100 yıldız daha göndermiş. Filistin'de parlayan yıldız gibi bir şey demek. Sitare değil mi ya o kelimenin anlamı? Ama anladım. Yani yine kekevinden daha anlamlı. Batuhan Pehlivan 100 yıldız, Yitkan Ekimci 100 yıldız. Eyvallah, sağ olun. Tek ev yayına mı geldi?